Sevgili arkadaşlar, 5. session'ımızı oynuyoruz fakat çok ilerlemedik. Özetle şunlar oldu. Öncelikle Volo isimli bir seyyah arkadaşlarımızı toplayıp dedi ki benim arkadaşım kayboldu. 2 gündür haber alamıyorum. Ben onunla buluşacaktım. Nerededir? Nerededir? Siz bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki cevval maceracılarımız hemen işe atıldılar ve dediler ki biz buluruz getiririz. Kral neymiş ya, bir tane Fulun dediler. Gittiler. Waterdeep şehrinde Fulun'u aramaya koyuldular. Önce bir Han'dan bilgi aldılar. Oradaki hancı bir şeyler tarif etti. Sonra Nordic abi isimli bir erotik shop sahibine gittiler. Nordic abi onlara yardımcı oldu. Çeşitli iksirler verdi, yol gösterdi vesaire. Günün sonunda Zenterim isimli örgütün Fulun ve yanındaki arkadaşını döverek kaçırdıklarını öğrendiler. Yanındaki arkadaşı da bir önceki Lord'un oğlu Renair Neverember'dı. Fakat buradaki trik şey şu, ikisi de birbirlerine çok benziyorlarmış ve dolayısıyla kimi kaçıracaklarını bilemedikleri için ikisini de kaçırmışlar döverek. Daha sonra Zanatar örgütü Zenterim örgütünün mekanını basıp İkisinden birini, ikisini de aynı anda orada bulamayıp biri saklandığı için Fulun'u, yani ekibimizin aradığı kızıl saçlı uzun saçlı insanı kaçırmışlar. Bunun sebebi de aslında Lord'un oğlunu kaçırmak istiyorlarmış. Çünkü Lord'un tarihin gördüğü en büyük hazineyi şehrin bir yerine sakladığı söyleniyor. Ve bunu da Galor taşı sayesinde saklayanlara dahi unutturduğu söyleniyor. Oğlunun da hazineyle alakalı bilgisinin olabileceğini düşünerek oğlunu kaçırmaya çalışıp başaramamıştı Zanatar örgütü. Ekibimiz tünellerden Zanatar örgütünün evine yol bulmuştu, harita bulmuşlardı. Gidip mekan basıp hayırdır lan bize de mi lo 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 diye mekana girip bir temiz dayaklarını yiyip geri dönmüşlerdi. Zannediyorum 1,5 saat boyunca dayak yediler. Ondan sonra yaralarını, berelerini sarmak için şehre geri döndüler. Herhangi bir ekstra hazırlık yapmadan, ekstra mühimmat almadan, herhangi bir şey yapmadan geri gittiler. Artı bir kişiyle. Tekrar dayak yiyorlardı ki artık saat 5:30 olmuştu. Yayını bitirmek zorunda kaldık geçen hafta. Döve döve yorulduk. Ben DM olarak hiç bu kadar oyuncu dövmemiştim. Yıllardır oynatıyorum. Şöyle olmuştu. Adamlar dinlene dinlene dövdüler. Yani. Zanatar'ın headquarter'ı gibi bir yerde 3 tane gardı tam dövemiyorlardı ki Allah'ın sevdiği kullarıymış. Bir şekilde kimseyi görmedim ben senden daha güzel isimli iksiri içerek charm büyüsü uyguladılar ve 3 gardı öyle alt ettiler. Geçen hafta da dayak yediği cüceleri bir taş attım yan geliyor bilmem nereden kan geliyor isimli iksiri içerek. Attığım taş yan geliyor demediniz ama sayın. Affedersiniz, attığım taş yan geliyor. Bilmem nereden kan geliyor iksirini içmişlerdi ve düşmandan, rakipten kan gelmesini sağlamışlardı. Bu şekilde o günkü session'ı bitirmiştik. Şu anda geldiğimiz yer, kimseyi görmedim ben senden daha güzel iksiriyle 3 kişi alt edildi. Mekanın geri kalanında sevgili ozanımız Wendy, Sena, Paptricem çok akıllıca bir şey yapıp büyülerinden birini kullandı ve dövdükleri guardların birinin şeklini aldı. Hiç girmedikleri bir odaya girdi. Orada Allah'ından buldu. Bir büyücü, bir half-orc ve yerde yatan aradıkları Fulun'u gördü. Half-orc'un yeşil bedeni 2 metre civarındaydı ve ayağı da Fulun'un göğsünün üstündeydi. Fulun ölüm döşeğindeydi, can çekişiyordu. Onun yanındaki garip yaratığın da 4 tane dili vardı, kocaman, mor ve uzundu. Hatta şöyle bir soru hatırlıyorum. Yıkıl karşımdan gibi bir şey söyledi büyücümüz. Sena dedi ki nereye yıkılayım? Burada bıraktık oyunu. Yıkıldı. Koridora arkadaşlarının yanına geri döndü. Baronla şurumsu bir şey gerçekten Aykut vardı. Oyunun şu anda burasındayız. Müthiş bir korkuyla tekrar arkadaşlarımın yanına dönüyorum. Ellerim kollarım titriyor. Daha henüz konuşabilecek durumda bile değilim. Böyle sesim titriyor. Abi bir oturabilir miyim? Bir müsaade eder misin? Ne oldu ya? Ne gördün? Ne gördüğümü biliyor muyum acaba ben? Ne gördüğümü biliyor muyum acaba? Bu arada biz adamımızı da bulduk galiba ama. İçeride kanlar içinde yatıyordu abi. Niye ağlıyorsun kızım? Adam kardeşin değil, abin değil, baban değil. Paralar gitti. Adamı alacağız, çıkacağız alt tarafı ya. Neymişsin ya? Sen içeri girip o adamı alabileceğini düşünüyor musun? Nasıl yani? Almaya gelmedik mi?
İçeride başka biri daha vardı. Başka bir şey. Başka bir şey daha vardı şey içeride. Şey böyle mor mu, gri mi, garip garip, inanılmaz, kocaman, böyle ne olduğunu bile bilmiyorum. O kadar kötüydü ki. Ve ayağı... Abi bu kadar. Çok kötü o zaman o. O kadar da kötü. O kadar kötü. Evet, tabii. Korkunç bir sesi var. Titremekten ne söyleyeceğimi bilemedim. Attı beni sonra dışarı. Ama ayağıyla bizimkinin göğsüne doğru bastırıyordu. Adam kanlar içinde. Korkunç, korkunç bir ortam. İçeri girebileceğimizi hiç sanmıyorum şu an. Ya nasıl bir şeydi peki? Tipine biraz anlat. Lafını bölmek istemiyorum ama ayakları ters miydi? Abi ayakları yoktu gibi ya. Böyle bir garip bir şey. Adam bana doğru yürüdü ama böyle havada. Hani böyle ben yürümedi. Sen daha önce gördün mü böyle bir şey adam bana. Anladın mı? Efendim? Daha önce görmüş müydün böyle bir şey? Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Hayatımda görmedim. Böyle bir şey de duymadım. Ama detaylarını o kadar hatırlamıyorum ki. Belki. Göklerden bir ses. Allah tarafından bir flashback geliyor sana. Şöyle, kel kafasının üstünde çeşitli dövmeler var. İşte Zanatar sembolü olarak bildiğiniz kılıç etrafına sarılı ejderha. Mosmor bütün vücudu. Üzerinde kırmızı hakim yakalı bir cübbe var. Ama aşağı doğru inen kısımları siyah. Pelerini var. Kırmızı demeyeyim de bordo diyeyim. Ve siyah cübbesinin de ön tarafını çeşitli zincirler kesiyor. Hani belinden yana geliyor, bacağından yukarı geliyor, boynundan aşağı iniyor falan. Ortada bir kuru kafa. Yine demirden yapılmış bir kuru kafada birleşiyor bu. Zırhları var omuzunda ve kolunda. Ayrıca da solungaç gibi mi desem, yani ekstra ağız dil gibi mi desem, 4 tane istediği yere uzanabileceğini tahmin ettiğin yine mor renkte uzantıları var ağzı yerine. Burnu yok. Böyle ivcik ivcik bir yaratık yani. Falan böyle ivcik ivcik bir yaratıktı yani. İvcik ivcik. İvcik ivcikse çok kötü ya. Oraya girme i̇vcik, ihtimalimiz yok yani. Arkadaşlar. Nasıl gireceğiz? Bir güç kuvvet oraya sokamaz. Hiçbirimiz de girmiyoruz. Çok netim. Nasıl alacağız bu çocuğu? Hiçbir fikrim yok. Ama tek bildiğim şey oraya girmememiz gerekiyor. Ya ben de girmek zorundayız. Kaç kişi vardı? Orada 3 kişi diyorsun. Aslında biz daha kalabalığız. 3 kişiydi. Davar'ın kötü durumda ama. Aklımda saçma bir fikir var ama dinlemek isterseniz. Senin şekil değiştirme büyünün süresi 1 saat bu arada Sena. Hmm. Aklımdaki fikir gitti arkadaşlar. Bir anda yok oldu. Peki bir şey diyeceğim. Büyüyü istediğin zaman kapatabiliyor musun ya? Tabii tabii. Şarjı peki, bitmesin gibi mi? Bir kolu mu var reste kadar? Tabii. Öyle şarjı bitmesin gibi de elektronik sigara değil bu. Kapatabiliriz. 2 dakika şurada oda vardı arkada. Kıvrılsak orada 2 dakika. Olmaz mı bende? Ya o... Meta gaming. 2 dakika yok, kıvrılsak arkada. O short reste girer abi. Short rest sizi kurtarmaz. Short rest sadece Wendy'nin size bağırıp çağırıp yaparsın kral sensin gölgesinde serinleyelim falan deyip 1d6 veriyor diyor size. Onu onu kurtarır. Ama yani az önce 3 kişiyi öldürdüğünüz sonra ortada böyle bosslarıyla karşılaştığınız evin içinde dinlenmek ister misiniz? Sadece soruyorum Ahmet Hakan olarak. Ya şöyle bir şey mi yapsak acaba? Sanki biz bunların düşmanıymış gibi değil de. Yani Wendy aracılığıyla sanki Zanatarlara katılmak isteyen böyle fan bir grup gibi girsek. Mantıklı. Patronun odasına sanki kadar. Sanki barış yapıyormuş gibi de. Evet, barış yapıyormuş gibi de oradan alıp kaçsak. Çünkü ben girdiğimde çok büyük bir tepki aldım. Tepki mi? Girdiğimde tepkisini. Tepkisini. Sen dedin ya orada bir tane dilli düdük var dedin. O dilli düdüğe yaklaşsak desek biz sizin hayranınızız uzak yoldan geldik. Bir fotoğraf. Yer mi o? O da yemez galiba. Biz üzerinden sevmiyoruz. Bu zanatarlar. Bunlar zanatarlar işte best. Bakın aynen. Benim diyeyim coin'im var, altınım var. Ben birinden almıştım diyeyim. Heh. Bir dede aa, vermişti bana. Bakın cebimde. Aynen. Bende bir zanatar altını vardı. Doğru. Evet, ben koydum onları cebime. Desem ben çok kokoreç büyük hayranlığım. Ya kokoreç, Ketir abi kokoreç dedi.
Nasıl? Ama ortam öyle bir ortam ki. Acıktık gibi mi? Abi siparişiniz vardı diye kokoreç getirsin. Abi bizi buraya gönderdiler. Biz nereden bizler koku deriz. Ne olacak? Arkadaşlar o adam kokoreç yemiyordur. Niye yemesin? Dili var dedin. Cayır yiyordur şu anda. Ben dışarıdaki ortam çok kötüydü. Ondan bile emin değilim bu arada. Efendim? Nasıl konuştu seninle? Sinirli miydi yani? Sinirliydi canım. Zaten bir iki cümle kurduk, sonra kapıyı üstüme kapattı. Son cümlesini hatırlıyor musun? Yok. Sen nereye gideyim, nereye gideyim diye sordun. Ananın amına git diye bir cevap aldın. Ne dedi? Ananın amına git dedi bana ya. Nani? Bir şey diyeceğim, sakin olun. Bak nani? Bu sefer yemez. Bu sefer o... Ya biz gerçekten hayranı gibi gitsek, bakın güvenin bana. Kesinlikle ben katılıyorum ya. Biz çok severek takip ediyoruz sizi. Evet. Acayip. Bütün eylemlerinizi izledik. Kafamdaki evet. Tek soru işareti yerde bir öyle kanlar içinde bir beden var. O şekilde bir 6 kişiyi kabul eder mi? 5 kişiyi kabul eder mi? Bir anda gireceğiz, sormayacağız. Ya adamın günlük rutini bu ya. Bu adam sonuçta oturup bütün gün burada kağıt imzalamıyor ki. Yani bu adamın zaten olayı böyle adam dövmek, öldürmek, yemek falan. Yani onun için sıradan bir gün aslında. Ya sizi çok seviyorum ya. Sizi çok seviyorum. Çok masumuz değil mi? Hep FRP oynayalım olur mu? Yaşlanana kadar FRP oynayalım. Bir sarılmamız yok mu şu an? Diyem alıldı. Hiçbir partim böyle boss fight'e girerken kokoreç getirdik abi, sipariş burasıydı diye teklif etmemişti ya. Lütfen çok oynayalım. İçeri girince bütün cesaretiniz yok olacak, ben size söyleyeyim. Ama deneyelim. Şu anda yapabileceğimiz ama şey bu gibi geldi. Çünkü içeri kadar girdik artık. Adamımız da içeride. Ne kadar vaktimiz kaldı? Büyünün geçmesine mi? Evet. Ne kadar kaldı? Ya işte hayır, şöyle yaptın disguise'ı, içeri girdin, 1 dakika kaldın içeride, 3 dakikadır da anlatıyorsun, 56 dakikan daha var. Müthiş hesap. 2,5 tanesi. Evet. Çünkü bizim burada böyle 1 saat bu konuyu ne yapacağımızı tartışmamız lazım. Yok galiba ya. Gireceğiz yani. Ya bir şekilde ilk önce şuna karar verelim. Giriyor muyuz? Ya içimizden en ikna edici olan kim? Şöyle bir bakıyorum yüzünüze. Yüzünüze bakıyorum bir dakika. Bir alt tab yapıyorum yüzünüze bakıp. Bir alt tab yapıp yüzünüze bakıyorum. Persuasion artı 2 var, artı 1 var. Karizmatik var. Olan. Wendy'de artı 4 var. Ama en salağı benim, nasıl yapacağız? Ama Wendy ikna etmeyecek ki, Wendy zaten neyse. Ben de sen zaten bunlar senin bayağıdır hayranı, beni kaç kere rahatsız ettiler, biz sizi rahatsız ediyoruz falan dersin bence ben de. Onu dedim. Bir Piyando abimiz de bir ön konuşma yapsa, biz arkadan ben de bir fan girl gibi oradan altınımı göstersem çözmez mi bu işi? Ben de dellenip dalıyorum, alıyoruz çocuğu, çıkıyoruz. Nasıl? Yok. Sen yok abi. Ben... Sen de seni kapalı bıraksak. Değil mi? Ben hafif yaralıyım. Ben burada sizi bekleyeyim mi? Heh. Sen bizim arkamızı kolla. Olmaz. Arkanızda durayım ama geleyim sizinle. Burada durmayayım. Şimdi biri gelir sorar bana, birader hemşehrim ne yapıyorsun? Açıklayamam. Ben geleyim sizinle. Hadi davarayım. Davarın sen içeri girdiğinde zaten hareket edemeyecek duruma geleceksin. Ben eminim. Peki ben seni oyuncak ayım gibi kucağımda. Yani yanlış anlama Davarın abi. Kucağımda. Kucak güzel, oyuncak ayı diyorsun. Düşüneyim içeri girene kadar. Bir 56 dakikamız var daha. Yapacak başka bir fikir olan var mı başka? Benim aklıma bir fikir geldi. Hatırlıyor musunuz? Bunların bir tane evi vardı. Biz böyle önünde bir düğün dernek yaptık. Biz Ketir abiyle ya Allah kapıya yüklendik. Yine girelim öyle yüklenelim. Bir, iki, üç kapı bam güm. İçeri bir an ne olduğunu anlamadan tertemiz dayağımızı yiyip gitmemiz yok mu? Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Hadi girelim ya. Bu kadar ya konuşmaya gerek var. Girelim. Ne olabilir ki? Hayır abi ya. Sen dört tane de dili var dedin. Burada 5 kişiyiz. Biri biri dilinden, biri bir dilinden. Öteki de öteki adamı alır işte. Ya siz bu giren beyin yaratıkları ne kadar şeytani olduğunu bilmiyorsunuz ya. Ay, salata da çok güzel oluyorlar ya. Onu biliyorum. Evet, salatası iyi oluyor onların. Hadi bakayım. İnternet sıkıntısı çekiyor karakterim. Sonra krizi geçiriyor. Titriyor.
Artık bir yere böyle kapıyı vurup dalmasak da bu planı uygulamaya ben de okeyim galiba. Normal kapıyı çalıp mı dalalım? Hayranız. Tam hoş yani. Hayranız. Tam hayranı olarak yani gidebiliriz istiyorsanız. Bir anda bir şey diyeceğim. Bak hep bizi buyur böyle abi, kavganın gürültünün içine sokuyorsun. Sonra geçiyorsun bir köşede oturuyorsun abi. Sonra bir atıp. Ben seninle. Ben evet, seninle ölüme gelirim. Orası başka bir şey. Bak senin canından çok severim. Ama, eyvallah abi, teşekkür ederim ben de. Ama şimdi sanki Lelisha'nın fikri mi acaba daha kulağa yatkın geliyor? Bakın bana güvenin. Yani mantıklı gibi. Bendenin kılık değiştirmesi de işimize yaradı. Bana güvenin ya, benim fikirlerime güvenin. Ben de sen olayın baktın gidişatı kötü, direkt onların tarafa geçip bize dalmazsın değil mi bir noktada? Ben şu anda ne kurtarırsa onu yapmayı düşünüyorum ben. İşte gördün mü, ben nasıl güveneyim buna ya? Olmaz abi. Hayır, şöyle yapalım. Baktık sıkıntılı, ben hemen diyeyim ki ben bunları en iyisi çıkartayım, sizi rahatsız ettik, kusura bakmayın diyeyim. Hepinizi toplayayım böyle bir şiddet kullana kullana. Sizi kapıdan dışarı hep birlikte. Sen diyorsun ki sen bizi götürüyorsun böyle. Bunlar sizinle görüşmek istiyorlarmış, evet, amirim diye. Evet işte. Biz giriyoruz. Tamam süper. Ya, bir anda ben, neymişsin çok ya. Çok özür dilerim. Ben dinleyemedim. O saat kokoreçe gitti benim aklım. Kitir abi kokoreç diye ben o saatten beri yokum. Yani, değil mi abi ya? Abi biz mendiği mi bekleyeceğiz peki? Baya kokusu geldi ya. Koktu. Mendiği mi bekleyeceğiz peki? Dönüşmesini mi bekleyeceğiz? Nasıl gireceğiz? Böyle girdiğimiz zaman böyle. Hayır ben de zaten dönüşüm şu an. Şu tipime bir bakar mısın? Oğlum baksana tipini. Mendi gibi mi bu kız? Böyle yapıyor ama bir yandan. Sen hala bende değilsin. Değilim. Tabii tabii. Senin de aklın gitti Koko'ya değil mi? Koko deyince abi ejder bir buçuk. Nasıl? Midem kıyır kıyır. Az önce dayaktan ejder sonra. Ejder ateşi be. Felaket. Evet, ama kafasının yarısı yok bu arada dayaktan. Ama hala kokoreç düşünüyor. Gerçekten müthiş. Lelisha. Ben çok sinirlendim Kitra abi. Havaya fıçık atabilir miyim peki odaya? Mantıklı. Havai fişek atacak şimdi adam sana. Abi biz sizi çok seviyoruz. Kız kaçıran havai fişek içeriyle böyle bir. Lan burada böyle bir cümbüş havası falan derken içinden geçmemiz yok mu be? Var abi, var galiba ya. Geminim abi. Gemin iyi mi Kitra abi? Arkadaşlar ben bile yok diyorum. Ne yok diyorum? Kitra abi buldum bak. Havai fişek mi yok? Gittik baktık ikna edemiyoruz. Sen adamı gözünden tanırsın zaten. Baktık ikna edemiyoruz. Sen havai fişeği çıkardın, kılıcı çektin, havai fişeği attın. Yan geldi. Biz girdik. Ne diyorsun? Ha. Çok güzel fikir. Değil mi? Hayır. Çok güzel fikir. Ben de. Bu kız. Havai fişeği atınca kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Anlamıyorum. Dalıyor muyuz abi yani o zaman? Sıvat mı yapıyorsunuz? Dalıyoruz abi. Ben fiçiyim hazır. Ya bir şey diyeyim mi? O ara bir fırsat bulsam hemen kız kaşığını salayım mı ya? Sal acı mı oğlum, aldık. Baya iyi olur ya. Ya alttan üstten falan bak, çok iyi. O yerden bitme neydi? Nordik. Sevdiniz siz çok onu. Şey diyordu, bunlar patlıyor falan diyordu. Adamın suratına bir eğim almanız yok mu? Hmm. Tam böyle önünde patlasa bir anda böyle hiçbir şey görmese de bizi o arada adam kıyameti ya, adamın niye böyle bir büyüsü bir şey varsa tutarsa bir de bize fırlatırsa tekrar. Adamı hiç bilmiyorsunuz. Bir şey görmedi. İçerideki adam kız mı? Kız mısın? diye sormadım. Bilmiyorum. Hayır, kaçırmaz o zaman. Bizim kız kaçıran patlama. Biz havai fişekten gidelim. Peki benim bu sizi toplayıp böyle sertçe kapıdan dışarı atmam daha mantıklı değil mi? Yok. İçeri atma. Neden? Ah, sen bizi tutukladın. Şöyle bir içeri atmam yok. Sen bizi tutukladın. Dedin ki bunlar burada geziyorlardı. Bunlar ne ola ki dedin. Bir anda amirim dedim. Tamam, bunlar çıkamayız sıkıntı. Oradan. Olur mu öyle şey? Biz barışıp yapıyormuş gibi işte nasıl sızacağız ya? Hayranız diyoruz abi. Evet ya. Olmaz hayranız abi. Doğru. Niye bizi döverler. Tamam, hayran şey olarak girelim bence. Ben okeyim. Bir şey soracağım. Buyur abi. Ben bu havai fişeği odaya atmasam da dışarıya doğru atsam bunlar belki dışarıya ne oluyor diye bakar. Sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Dışarıya baktı. İçeri girip işte. İzlerler. Herkes havai fişeği izler. Odada pencere var mı diye bakıyorum. Çünkü muhtemelen yer altındayız zaten. Yani odanın kapısını görüyorsun sadece şu an. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Sen içeri girdiğinde abi gördün mü? Ben o içeriye atıyorum bu havai fişeği o zaman. Ben içeride pencere var abi mı? Abi cebinde dursun, o bize lazım olacak. Bir Lelisha, ben senin dediklerine çok okuyorum. Ben adamı gözünden tanırım zaten. Ben tamamım. Ben senin
Tamamım ben. Mühendis abi şey gibi yapsak mı? Sen havai fişeği acaba atmasan da biz bu flümü kaçırınca kutlamak için mi atsak? Bu havai fişek atılacak mı çocuklar? Bana doğruyu söyle. Atılmasa mı? Bendi. Efendim abi, sıkıntı mı var? Geçenden zaten sana kızgınım. İkisi birden. Bu niye Ankaralı ya? Öyle sinirlenince ben senin şarkını çalınca iyiyiz ama. Çalsana be. Abi şu an kapının önünde bunu yapmıyor. Hayır evet ya, manyak. Tamam hadi ya. Arkadaşlar Leriş'le ne kadar güzel. Wendy sen bir perception zarı atabilir misin? Wendy şey için odanın içini ne kadar hatırlıyorsun? Evet evet. O panikle bakamamış olabilirsin o kadar yani. Bakamamış abi. Kare oda. Oda yani. Kare. Sağ ol abi. İçinde insanlar var. Başladık ya. Hadi bakayım. Allah'ım nasıl pek. Ya ben gerçekten nefret şey ediyorum. Değil ya. Yemin ederim gerçekten. Yani bu sürekli ya yaşlarına kadar FRP oynayalım ama zarın üstüne ondan büyük rakamlar yapsın. Gelecek düşük ya, zarınız varsın Perception'a gelsin ya, yapmayın. O diğerine de gelecek. Doğru. Dur sen daha dur. Ötekiler sanki bir şey. Ötekiler de gelecek. Tamam abi o zaman. Pişeksiz mişeksiz. Sizi toplayıp bir maçlık aramızmış. Değil. Evet ben Relation'ın arkasındayım okey. Değil mi? Bir anda abim, Kitir abim. Tabii ben tabii. Ben de sen bak repliklerini iyi düşün tamam mı? Giriyorum bak. Bir yap bize bir yap bir. Ne bir diyeceksin yap, içeride? Bir yap şimdi ben oyum tamam mı? Aynen. Oy. Sen dil yap böyle falan. Korkuyorum. Beceremeyecek gibi hissediyorum bunu. Evet. Abi böyle deme içeri girince. Adamlara bir Türk kahvesi mi götürsem ya? Sıkılıyorlar. Şesu değil mi? Abi zor durdur ya. Adama nasıl hitap edeceğim? Şefim, üstad. Adam. Müdür abi, hesabı getir de. Manyak mısın? Bunlar birbirlerine patron diyorlar ya. Patron dersin. Patron. Kaynak götün mü Mete? Evet. Seni rahatsız etmeyeyim dedim ama yapıyorum bak sana ben de. Evet, patron seni rahatsız etmeyeyim dedim ama burada yani bırakmadılar peşimi. Senin çok büyük hayranın varmış. Bunlar tutturdular. Zanatar'ı mı oldu? Bunlar Zanatar'ı mıydı? Zanatar. Zanatar. İlla ödeyeceğim bizi ben de. İlla ödeyeceğim. İçimizden geçer derler iş anlamı diye. Zanatar'cı. Bunlar Zanatar'ım hayranı. K-popçu gibi o ne demek abi? Tamam bunlar Zanatar üyesi olmak istiyorlar. Ya bir şey sorabilir miyim? Ha Kitir abi şimdi değil. Yok yok vallahi fişeksiz soru. Sorudan sonra belki fişek. Soruyorum. Bizi hani ve de içeri koyacak ya. Nereye koyacak abi ben anlamadım. İçeri getirecek ya bizi bu çocuklar böyle burada falan filan diye. Evet. Bizi Zentarinler dövmüş olsa. Biz de şikayet etmeye mi geldik abi? Nerede dövdüler? Ne zaman? Kimlerdi? Nasıldı? Bize dedi ki Zentarimler. Onlar biz sokakta sorsun. Zentarim gördük, laf attık. Öyle bir fanlık. Siz hayırdır dedi. Zentim, aynen. Ben dedim, kessen dedim, Zanatar akar dedim buradan dedim. Zanatar dedim. Zanatar'ın renkleri neydi Berişah? Kırmızı siyah. Abi, kırmızı siyah. Kırmızı siyah dedim, akar dedim buradan dedim kessen. Bir arkadaşımı tanıyordum kırmızı siyah deyince o geldi. Abi dedi, ağzımızı vücudumuzu vurdular desek. Kalemi bence çıkarıyorum güzel. O sırada böyle bir şeyler çözüyorum. Yani. Kalem. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel plan gibi oldu ha. Mor. İyi. İyi plan. Bence işleyecek bu plan ya. Ben inanıyorum ha. Biz bu adamı buradan bugün alıp çıkıyoruz abi. Tamam. Diyelim ki işlemedi. Adamı nasıl alacağız? Normal kaldıracağız işte. Abi orada bir fırsatını bulacağız artık. Ne tepki vereceklerini bilmiyoruz. Baktık sıkıntıya giriyor. Ben bir fireball atarım ya. Önümü açın lütfen. Kitir abim zaten fişeyi patlatıyor orada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah sorun çıkartırlar. İnşallah. Ha öyle abi. Sen var ya. Bak bu adam var ya. O gün geldi ya bizim arkamızdan. Onca yılı koşturmuş. O gün bugündür bu adam müthiş bir adam ya. Belliydi eyvallah, değil mi? Eyvallah. Yani, bakar mısın şuna ya? O kapıyı kırdığımızda ben anladım bunu da. Bu adam benim abim bu dedim ya. Kitir abim dedim. Eyvallah. Abi valla süreyim ya. Elini yüzünü elime bir yüzüme süreyim ya. Ver elini öpeyim ya. Estağfurullah. Müthiş bir adamsın sen ya. Peki okey. Şimdi şey mi yapıyoruz abi? Bizi dövdüler. Biz de sizin hayranınız diye dayak yedik hep beraber. Size şikayet etmeye geldik. Kurtarın bizi bu acıdan. Evet. Bir an daha konuşsun tamam mı? Hep birazdan tamam. Konuş. Sessiz ben sakin. Sen güzel olayı anlatacaksın. Böyle böyle dedim ben işte kanımı kessem bunu akar falan dedim. Onlar da geldi bizi dövdü adınızı duyduğu gibi. Geldik şikayet etmeye bu neymiş diyeceksin. Zanatarım ben şu an.
Sen şu an zan atarsın. Zan atarım ben. Zan atarsın, empatizanısın. Ya eğer, empatizanım ben zan atarım. Şimdi bu küçük beyinler bizi görüp söylediyse deriz ki biz bunları... Ha, bize diyorsun sen de. Biz dedik ki zan atarı biz seviyoruz. Dedik bize saldırdılar, biz de sandık ki zenterimler ele geçirmiş deyip bir şeyler uydururuz. Sonuna kadar inkar yani, anladınız mı? Hadi yalan. Hadi çocuklar be. Hadi full yalan. Hadi be. Hadi bravo takım. Bir toplamamız yok mu abi şöyle? Ortada bir toplam. Gel. Gel. Hadi gel. Gel. Uzat abi. Uzat abi. Şey. 1-2-3. Çocuk dur. Dur. Zanata. Dur. Bir dakika durduk. Büyüğünüz olarak öncelikle. Buyur abi. Bir konuşma yapmak istiyorum. Getir ellerini. Getir abi. Getireyim abi. Buraya kadar çok dayak yedik. Çok dayak attık. Yeri geldi iksir içtik. Yeri geldi ceylanlar oluşturduk. Manyak manyak hareketler yaptık. Sırtımızdan bıçaklandık. Kim yapıyorum asada? Asayla adam dövdü bu kız. Asayla adam. Doğru abi. Doğru. Şimdi bugün, şimdi bugün bu çocuğu buradan alıyor muyuz? Alıyoruz abi. Alıyoruz abi. Hadi abi. Hadi abi. Bizde. Hadi abi. Abi. Her türlü bizde içersin. Giriyoruz. Okumuyor. İçerisi sizde ben abi. Giriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Arkaya Sela açtım da. Güzel bir ses değil mi? Şöyle geldi yani şey kanalizasyonun öbür ucundan Sela geldi herhalde. Öbür vakit ikindiye gelindi herhalde. Sela geldi. Aga içimde kötü bir his var ama hadi bakalım. Hayvanın bir şey çöktü ya böyle. Böyle davurini kolundan tutuyorum. Ben arkadayım. Ben yaralıyım ya. Tamam benim sen yaralısın. Böyle. Doğru doğru. Ben piyano. Piyano hayal. Önden geliyor böyle işte. Böyle şey yapmış gibi. Gel gidelim. Hadi. Tutuyorum seni böyle. Kapıyı önce bir tıkla. Aa bir dakika onu soracağım. Kapıyı tıklatayım mı? Direkt açayım mı? Direkt açıyorum. Oh kral. Doğru. Tıklatmasak mı? Bir şey diyeceğim. Yani içeri girdiğimizde tıklatırlar. Sonuç olmaz. Onu çağırın ya. İsmini bağır o gelsin. Sen niye tıklatıyorsun kral? Onu çağır. Kapıyı tıklatıyorum. Gir. Açtım kapıyı. Piyandoyu böyle süre süre götürdüm. Diğerleri de arkadan geldi. Sen önden piyandoyu süre süre getirdin. Diğer üç kişi de peşinizden yürüdü. Odanın içine mi girdiniz? İkisi evet. De arkada. Tamam yürüyorsun. Ben girmemiş olabilirim. Abi içerisi... 10 canavar ya. İçerisi böyle baya geniş, çok büyük bir salon. İşte 30 metreye 30 metre falan kare biçiminde bir salon. İpek, koyu yeşil perdeler var her tarafında. Ama arkası cam değil. Yani odayı öyle tasarlamışlar. Odada pencere yok. İki tane daha odanın bir kuzey, bir de güney kanadında sizin girdiğiniz yerlerin sağa ve solunda kalıyor yani. Kapı var. Kapalı. Onun dışında bahsettiğim mevzu aynı. Bir ayağı Flun'un üzerinde yerde. Flun olduğunu tahmin ediyorsunuz çünkü yani kızıl saçlı, uzun saçlı vesaire. Fakat öbür Wendy'nin konuştuğu işte dört tane solungacı olan yaratık odanın tam ters tarafında köşede duvarın kenarında size bakarak bekliyor. Uzağınızda biraz. Ne oldu? Bunlar geldi. Bunların bir şikayeti varmış. Bir şey varmış. Tutturdular sizinle görüşecek diye. Bunlar geldi. Konuşun bakayım. Piyanda şöyle bir sallıyor. Merhabalar. Kusura bakmayın sizi de böyle rahatsız etmek istemedim. Nasıl geldiniz buraya? Ben bunları kapıda buldum. Yani şöyle sizi arıyorlardı oldu. Fellik fellik. Şöyle oldu. Ya biz tam iki sokak aşağıdaydık yürürken. Bir grup vardı orada. Zenterim olduklarını biz gördük. Onlara biz yani affedersiniz biz Zanatar için can alır can veririz. Zenterimleri görünce biz rahatsız olduk. Çok yakın bir bölge. Burayı da biliyoruz. Yani biz inanılmaz bir tutkuyla bağlıyız Zanatar'a. Kurallara olsun. Her türlü akımınıza yaptığınız işleri gerçekten çok takip ediyorum.
Bu adamları biz istemedik yani. Dedik siz bizim mahallemizde falan. Kitre abi başta bir ıslık bunlara şşt falan. Ondan sonra ben koştum Kitre abi. Nasıl burayı buldunuz? Bizim... Buraya nasıl girdiniz? Efendim biz büyük olarak büyük takipçiniziz. Yani gerçekten biz Zanatar için dediğim gibi can alır can veririz. Zanatar, Yüce Zanatar. Yüce Zanatar. Bizi aratabilir misin Yüce Piyandao? İkna ve yalan zeri. Başka bir olaydı ya. Of neden Suray şu anda ya? Artı 3 alıyor. Artı 3 alıyor. Hadi Suray bak. Bugün o gün Suray. Hadi Suray bugün o gün. Oğlum, hadi. Hadi oğlum yaparsın oğlum. Hadi lan Suray. Yes. Hiç fena değil. Bir en azından değil. Değil değil tabii. İki basamaklı lan deli misin sen? Evet ilk defa iki basamaklı. Bu arada ya. Yalan makinesi. Hadi bakayım. Bize çok hayransınız. O yüzden... Evet abi. Kimsenin bilmediği geçişi bulup evimize geldiniz öyle mi? Ben duydum bir abimden duydum bana bunu verdi bu. Ah bu, evet Leliş'e gösterir misin? Bana şöyle gözlerini hiç sana doğru çevirmiyor Leliş'e. Bir anda öyle konuşurken sen abim bana vurdu falan bana verdi dedin ya. Diğerlerinin duymadığına çok eminsin. Adamın ağzının oynamadığına da çok eminsin. Zihninde sus diye bir şey duyuyoruz. Ay tüylerim diken diken oldu. Oğlum siktir ya. Buraya nasıl geldiniz? Bir daha sormayacağım. Yoldan geldim. Şöyle. Arkadaşım Leliş'a. O da kendisi büyük Zanatar hayranıdır. Onun abisi bir şey yapmış. Yol göstermiş, ona anlatmış. Bir de bir... Emanet vermiş. İsterseniz göstersin, müsaitseniz. Yani bir bakın isterseniz. Önemli gerçekten. Hani göster yani yaklaşmadan. Bizim... Tabii, teşekkürler. Şu elimde görmüş olduğunuz. Terledim. Yavaşça Leliş'in üzerine doğru adım atmaya başlıyor. Odada o kadar büyük bir gerginlik var ki adamın tamam, ayakkabısı hemen. Olmamasına rağmen attığı her adımla beraber bım 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 falan diye sesler etrafta yankılanmaya başlıyor. Yaklaşıp elinden parayı aldı. Arkasını dönüp yerine doğru geçiyor ama bu sefer yürümüyor. Yani sağ geçen hafta da bahsetmiştim. Hani yürürken sağ omuzun düşer sağ ayağınla beraber, sol ayağınla beraber sol omuzun düşer falan. Öyle geldi sana doğru. Ama geri dönerken üşenmiş olacak ki tek bir kütle halinde hiçbir tarafı oynamadan dümdüz şekilde gidiyor. Cübbesi ayaklarını da kapattığınız için çok bir şey çözemediniz bu konuyla alakalı ama böyle bir şey olabileceğine inansanız dersiniz ki uçuyor. Ya adam zihnime girdi sus dedi uçuyordur herhalde. Yani okey. Tekrar size döndü. Odanın köşesine geçiyor. Bunu nereden buldun? Bunu ben bir abimle tanışmıştım yolda. O bana vermişti bu evlat bu. İsmini abinin. Böyle kısaca böyle şey saçlı nasıl saçlı. Nasıl görünüyor diye mi sordum? İsmini abinin. İsmini hatırlayamıyorum şimdi ben. Sizin ama sana bu parayı verdi öyle mi? Evet dedi ki bu benden size hatıra dedi. Böyle kısa boylu. Yeter. Beyaz saç. Gerçek niyetinizi anlatın. Hiçbir zanatar emanet parasını al kardeşim diye kimseye vermez. Gerçek niyetinizi anlatın. Bir tane para versen ne olurdu? Konuşsanıza be diye ben böyle bir gereksiz bir atar yapıyorum. Yani hayır ben size çok hayranım diye çok ısrar ettim abiye. Dedim sizin gibi böyle şimdi ırkçılık yapmak istemem karşınıza saygısızlık olmasın ama böyle benim bir abim daha vardı dedim. Çok bir zar atabilir misin dedik... Neliş'e? Hadi ya. Irkçılık yaptı. O bana vermeye karar verdi. Oh, hadi bakayım. Hadi. Ağla lan ağla kudur bağır çağır. Ey yavrum ey. Toğana ayakları yavaş. Sağda şöyle saçlarımı atıyorum.
Bir daha söyle. Sana parayı vermeye karar verdi. Niye? Dedi ki sen de benim şimdi şey böyle çok bana hayran konuşunca dedim sizden bir parça ben de sizden olmak istiyorum dedi ki öyle bir şey mümkün değil. Nasıl girersiniz? Yani zanaatlar öyle kolay değil dedi. Senin gibi bir kız. Dedim. Ben dedim ki abi ben seni sizin çok hayranınız deyince hani beni teselli etmek için bu kadarcık hani gümüş o elinizdeki gibi pardon benim elimdeki gibi değil. Sana burayı o tarif etti yani. Evet o dedi böyle bir geçit var ama bunu kimseye söyleme dedi. Ben o abiyi bulamadım sanırım onun başına çok kötü şeyler gelmiş. Alıyor parayı. Arka tarafını çeviriyor yanını inceliyor falan böyle. Bulunun üzerine ayağıyla basan orka dönüp Daru ölmediyse de öldürün. Çok öldürmek gibi bir şey yapmasa mıydık onu? Şimdi biz buradayız ziyarete gelmişiz yanımızda bir öğrenci. Yani biz istemeden yanlış bir şey yapmak istemezdik. Size buranın yerini söylemiş ve canlı olarak hayatına devam edecek öyle mi? Sizlerin sonu da onunla aynı olacak ama sadece nasıl böyle bir delilik yaptığınızı anlamaya çalışıyorum. Siz de hayatta kalamayacaksınız. Biz Zanatar için can alır can veririz. Siz bizim için çok yüce bir şeysiniz, topluluksunuz. Ben bu yüzden okulu bıraktım. Ne yapıyoruz biz? Niye bizi seviyorsunuz bu kadar? Ben kimim? Beni tanıyor musunuz? Zamanında... Çok affedersin. Bundan seneler önce bir kere bir... Dur sen de zar atacaksın dur. Bundan seneler önce... Ha, bu ucube de bizi seviyor yani. Arkadaki. Biz hepimiz. Kız yalnız gelmesin de istedik bir yandan tabii. Kız başına bu saatte sokar. Öcüsü bücüsü hepimiz. Bizim evimizde bir... Çok kötü günlerdi Zentarim. Davorin konuşmaya devam ediyorsun. Ortamdaki bütün ses yok oldu. Adam ellerini aşağı indirdi. Nerede? Evet senin ağzın oynuyor. Sen konuştuğunu zannediyorsun. Kimse herhangi bir şey duymuyor. Sana doğru dönüyorlar. Konuşuyorsun. Anlatıyorsun. Hiçbir şey yok ortamda. Ay neler anlatıyorsun? Sana bakıyor böyle. Bitirmeni bekliyor. Müthiş öncelik abi. Respekt. Öyle. Biz duyuyor muyuz bu arada? Yok. Herhangi bir şey de duymuyorsunuz. Yani. Hiç kimse duyuyor. Aynen. Tamam. Hiç kimse. O tünelde bütün sesler kesilmişti ya hani. Ha, bazı tamam, koridorlarda. Aynı evet. Şekilde herhangi bir şey duymuyorsunuz. Mutlu da hepimiz. Biz sizden biri olmayı çok isteriz deyip böyle yarım bir adım atıyorum. Gelmiyor ki sesin. Yerdeki adama bakıyorum. Ben de konuşamıyorum değil mi? Yok ses yok odada. Yine de konuştuğunu zannedip hani konuşup bir adam atıyorsun. Yerdeki adam Flu'nun tarifine tam olarak uyuyor. Fakat yüzü kanlardan ve yara bereden tanınmayacak halde. Ya da saçlarından, Volo'nun anlattığı iyi giyim tarzından ve savaşçı olmamasından. Yani genelde karşılaştığınız herkes zırhlıydı şu ana kadar. Bu bayağı sivil. Belli ki Flu yerdeki. Yaşıyor mu? Anlıyor muyum? Bilinçli değil ama kıpırdanıyor evet. Yani bir yandan da üzerinde 2 metre 150 kilo ork ayağı olduğu için can çekişiyor. Adam ellerini tekrar böyle birleştirdi. Göğüs hizasında. Ortam sesini almaya başladınız tekrar. Nefesiniz tıkırtılar vesaire geliyor. Şimdi. Ben baktım biz. Pardon. Gerçekten bir kez daha sormayacağım. Belli ki zanaatlarla alakanız yok. Buraya nasıl geldiğinizi de bilmiyorum. Muhtemelen ölen adamlarımın birinin üstünden para aldınız, onu bana gösteriyorsunuz. Yaptığınız plan da aptalca. Ne istiyorsunuz? Neden buradasınız? Sizi öldürmemem için herhangi bir sebep var mı? Birkaç saniyeniz var cevap vermek için. Hanginiz konuşacak? Ben gerçekten sizi çok seviyorum. Bir kez daha yalanlarınıza devam ettiğini dur, görürsem... Dur!
ellerini havaya kaldırıp çat diye savuruyor ve seni duvara yapıştırıyor. 20 metre var aranızda belki. Ketir aranızda 20 metre var. Elini savurmasıyla duvara yapıştım. Abi bir şey anlatacaktım. Ben konuşurken konuşmayacaksınız. Haklısın tabii, saygısız. Sus. Sustum. Bir kişi konuşacak. Kim? El kaldırsın. Bundan sonra bir kişiyle muhatap olacağım. Konuşayım mı? 18 attım. Seni öldürürüm. Söyle. Büyücü. Büyücü. Sayın DM'im bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Tabii. O sırada beyefendinin hala arkası dönük mü bizle konuşurken? Adam. Yüzünü Allah tutuyor. Mete arkasına geçip bıçak mı sokacaksın ya? Adam tövbe estağfurullah böyle Allah bir şey yani. Arkasından bıçak mı sokacağım? Bakın, adam laflarıyla zaten bizim içimizden geçiyor. Dönük. Adam Mete ya. Adam dom almış. Arkası dönük. Arkası dönük Mete. Sen ne? Sen ne istiyorsun? Şöyle yapsam ben elimden zorlasam. Ne istiyorsun? Adamı. Güzelim sen söyle onu yapalım. Ne istiyorsun sen? Adam nasıl dursun? Nasıl dursun söyle. Ben abi geçtim köşeye yaktım barut çubuğumu. Teşekkür ederim. Büyücü konuş. Şey. Bir yandan o half orc olan var ya şey gibi böyle elinde zaten kılıç var sürekli göz ucuyla adama bakıyor size bakıyor adama bakıyor size bakıyor. Hani vurayım mı abi sıkayım mı abi. Demiyor bunu da belli hareketli herif yani içi kaynıyor. Konuş. Ya aslında biraz da benim suçum. Ben piyanda abiyle karşılaştım. Dedim ben böyle böyle çok seviyorum. İşte bunun için okulu bıraktım. Hani ben 17 yaşındayım. Bir okuluna gidiyordum. İşte sonra maşallah. Arkadaşlarını çağırdı sizi seven. Maşallah mı? sonra öyle 17 yaşındayım diye belirtme ihtiyacı duyunca adam da. Ha küçüğüm ben yani adama göre değil mi ya? Tabii o da, sene 3'te o bu küçük. 17 küçük değil. DM olarak soruyorum. Devam etmek istiyorsun yani yalana. Değil mi? Çünkü ben ona göre seni durdurup ben son kez daha halledeyim mi falan. Okey ya bak tamamen yani, aramızda anlaşmazlık şey olmasın diye soruyorum. Bir yalana devam etmeden bir kişi konuşsun dendi sen de yalana devam etmeyi tercih ediyor musun? Ben kurtaracağım ama. Okey yok bir şey demiyorum ben. Bu şey tamamen özgürsün. Yani, bu, anlaştık değil mi orada? Okey. Tamam. Hani ben o abi de bana öyle söyleyince haddim olmayarak böyle herkes sürükledim ama istiyorsanız biz hemen buradan çıkıp gidebiliriz. Buradan çıkıp gideceksiniz. Sadece bizim örgütümüzün üyelerinin bildiği evimize 5 kişi geleceksiniz. Muhtemelen buraya gelene kadar kapıdaki 3 gardımı da öldürdünüz. Tam 5. Geçen hafta buraya gelenler de sizsiniz. Oradan bakınca gerizekalıya mı benziyorum? Geçen hafta bu eve gelip kapa çeneni. Geçen hafta bu eve gelip goblinleri öldürüp Regark'ı öldürüp evden çıkan bir halfling, iki savaşçı, bir büyücü. Tesadüf mü bunlar? Gerizekalılar. Tesadüf mü bunlar? Müsaade ederseniz ben hemen bunların lafını kesip diyorum ki ben bunları dışarıda hallederim isterseniz. Halletseydin buraya gelen kadar hallederdin. Sen de buradan sağ çıkamayacaksın gerizekalı. Benim huzuruma 4 tane yabancıyı getiriyorsun. Son bir şey söyleyebilir miyim size? Muhtemelen söyleyeceğin son şey olacak. Söyle. Tabii. Efendim biz bu yerdekini kurtarmaya geldik. Zaten bunların hepsi de tezgah. Ne olacaksa olsun artık ben hazırım. Yani en azından hikaye doğru geçsin. Yani bunlar kayıtlara geçiyorsa doğru tutulsun. Hani bu çocuklar bunun için geldi. Aslan. Bu adamı... Arkadaşlık çok önemli bir şey. Biz bu çocuk bizim arkadaşımız ve biz bunu kurtarmaya geldik. Bunun için ölümse ölüm ya. Ölüm gibi sanki. Ama tatsızlık da olmasa da olur yani. Siz verseniz ama yani alsak gitsek. Ne yapalım peki? Siz ne yapardınız? Sizin arkadaşınız olsa. Sen daha önce duvara vurdun. Hoş mu? Hoş mu ya? Sizin arkadaşınız olsa. Siz yapmaz mısınız arkadaşınız için? Yani ben soruyorum sadece. Arkadaşlık. Güzel bir kavram. Fuluğuna doğru ilerliyor. Fuluğuna doğru ilerliyor. Yürümüyor hala. Süzülüyor gibi havada. Bir şey yap.
Half Orc'un elinden... Alttan bakabiliyor muyuz diyen bey? Etek altı mı diyorsun? Yok. Half Orc'un elinden kılıcını alıyor. Anu anu anu. Flo'nun boğazına doğru götürüyor kılıcı. Bu arkadaşınız mı? Bir şey. O büyük olan kılıcını aldı. Hayır o değil, o değil. Kılıcını aldı arkadaş. Öteki. Amcıklık yapmayın. 25 senedir benim yanımda öbürü. Firebolt denemem. Bu arkadaşınız mı? Yürüşe yapıştır. Açıldı. Havayı bıçak. Herkes ölmeden. Bir Firebolt'umuz yok mu? Nereden tanıyorsunuz bunu? Kimi canım? Bu yerdekini. Biz tanımıyoruz aslında. Bir arkadaşımız tanıyor. Ah. Birinin yani, oğluymuş bu ya. Biz oğlum, oğlum yazık dedi bize. Efendim. Birinin oğluymuş. Bilmiyoruz kimin oğluydu bu. Oğlu olduğu kişi eski Waterdeep Lord'u olabilir mi? Hayır. Orada bir karışıklık var işte. Asla o adam o adam değil. Hayır olabilir mi böyle bir şey efendim? O yani abi biz ne iş yapıyoruz çocukla? Anlatamıyoruz ki biz şu an sağlıklı bir yandan bir olayı bir özet geçsene. Bak abim bizi dinliyor. Ben anlatayım size. Biz o dediğiniz çocukla... İçerisi bu... halk ekmek gibi oldu. Herkes bağırıp derdini anlatmaya çalışıyor. Dünyanın en cool bossuyla. Star çadırı ya. Gerçekten yanlış anlaşılma var. Bu dediğiniz kişiyle o kişi aynı yakın arkadaş bunlar. Biz o çocuğu bulduk. Bu çocuk o çocuk değil. O çocuk da var. Bu o değil ama. Haberiniz olsun. Yani yine siz ne yapması gerekiyorsa yapın ama yanlış yani. En azından ben size gider ayak bu bilgiyi vereyim. Dalga yani mı geçiyorsun? Bu Renner değil mi? Yo değil. Değil. Renner İzmir'de oğlum. Yatıyor lan manyak. İsterseniz Renner'i getirelim biz size. Flun. Kim bu? Flun bu. Flun'u biliyor musun? Bu da dövdükçe Flun'um deyip duruyor. Flun i̇şte çünkü. Flun zaten. O yüzden. Bakın ne kadar doğru oldu. Sayın Lord'um. Bana dokunmadan beni duvara vurup yanlış adam mı dövü... Pardon özür dilerim abi. Özür dilerim. bunu içinden söylediğini farz ediyorum. Biz bu adama ne diye hitap ediyoruz ya? Efendim? Biz bu adama ne diye hitap ediyoruz sabahtan beri? Hiçbir şekilde. Neyde kararım? Siz kimsiniz ki? Sayın Yüce Yaratık Bey. Zenterimlerin en yücesi. Efendim falan şöyle dersin. Zanatar. Zanatar. Mete Zanatar. Sevgili efendim. Daha tam iyi doğdu. Sevgili efendim. Başımızı yakma burada gece gece. Zanatar efendim. Zanatarların yücesi efendim. Şöyle bir takas yoluna gitsek. Biz size gidip Renner getirsek buraya. Biz getirene kadar siz de bu arkadaşı öldürmesiniz. Çünkü bu arkadaş bize lazım. Buna dokunmasanız. Kokoreç. Biz onu alsak gelsek. Peki kimliklerinizi kokoreç alabilir miyim siz geri gelene kadar? Kimlik değil efendim, siz bize buradan çıkarken de bir hafıza silme bilme bir işlem yapamaz mısınız? Yani arkadaşlar az önce duvara şey yaptınız çünkü ben gördüm. Hani bize de öyle bir şey yapsanız da bir... Tamam yeter, anladım anladım, sus. Peki. Grumşar. 2 dakika dışarıda bekle bunlarla. falan konuşmuyor. O öbür Half Orc sizi kapıya kadar eşlik ediyor, dışarı çıkartıyor. İttire ittire ben ama göğsüyle. Değilim. Yo bayağı seni de göğsüyle dışarıya doğru ittiriyor. Hadi. Birkaç dakika geçiyor aradan. Hı hı. Kapıyı açıp çıkıyor. Sizin yanınıza. Hı hı. Zaten bir gariplik olduğu belliydi. 24 saat. Ne o? Ne demek? 24 saat. Yarım saate buradayız ya. 24 saat içinde. Renner'i buraya getireceksiniz. Bu gerizekalıyı isterseniz alırsınız, isterseniz öldürürüm, burada kalır. Elini yaklaştırıyor Piandao sana doğru. Boynuna dokunuyor. Çok büyük bir yanma hissediyorsun. Yani köz değdirilmiş gibi boynuna. Siz diğerleri de görüyorsunuz. Kılıcın etrafına sarılı bir ejderha sembolü çıkıyor. Piandao'nun boynunda. Gidiyor sonra ama. Beliriyor, kayboluyor. Hepiniz aynı şeyi yapıyor. 24 saatiniz var. Tamam efendim. Biz 24 saat içinde getiriyoruz.
Rener sizde. Birazdan buradayız Beagle. Abi. Tamam. Gidelim arkadaşlar. Geri geri çıkıyoruz abi, saygısızlık olmasın diye yüzümüzü dönüyoruz. Zaten yolu tümsekli yapmışlar. Anıtkabir gibi yapmışlar. Geri geri çıkıyoruz abi. Tabii. Reverans yapıyoruz mu? Kapattı mı kapıyı? Arkanızdan asit döküyor, su gibi gidin gelin diye. Okey. Kapıya kadar ork size eşlik etti. Tekrar kanalizasyondasınız. Bu şey bizimle mi peki? Vendi bizimle mi? Hayır. Hayır. Ben neredeyim ya? Vendi içeride. Geçmiş çok, Allah rahmet eylesin. Kaçar o. Zaten işi vardı, işi vardı. Çok öpü etseler. Evet, geçmiş. O arkada duruyor ya, YouTube'da hazır o. Ona bir daha açmamız yok çünkü. Ben adamın yanında öyle bekliyorum şu an. Aynen, şimdi bu saatten sonra iki sahneye bölündük. Bir öbür tarafı oynayacağız, bir seni oynayacağız. İndiyiz abi, biz evet arkadaşlar, kalabalık gruptayız. Kanalizasyona indiniz. Zaten burası sizin uğrak yeriniz artık yani. Bütün yollarını, mallarını, her şeyini kısa yolu da uzun yolda denediniz. Oradaki fareler arkadaşınız. Siz de şu anda kanalizasyonda yürüyorsunuz çıkışa doğru. Giderken Nordic'ten bir sprey boya alalım da şuralara yazı yazarız. Aynen, çukur yaparız işaretini. When the was here diye. Bir şey diyeceğim. Kız kaldı. Vendi'yi nasıl çıkaracağız biz buradan? Yok, bir, kendi çıkacak bak... tuvalete diye hiçbir şey yapamayız şu an. Sena, kalan süren 45 dakika. Ya, dönüşmeden yani, önce 45 dakika. Oyun matematiksel olarak hesapladım. Oyun süresiyle. 1,5 saati var gibi daha onun. Ha tabii, bir de siz süresini bilmiyorsunuz. Abi zaten süre bir... Ha, ben biliyorum. Tabii değişebilir tabii ki. Tabii ki. Saatimiz var mı bizim? Onu nasıl anlıyoruz bu arada? Tükürüyorsunuz kuruyana kadar falan işte. Okey. Bir saat bugünün algısıyla bir saat. Tabii. Zaten bir saat abi. 12 tükürük kuruması. Yani evet. Nasıl 1,5? Artık tuvalete diyecek, bir şey diyecek. Sanki bir tanesi bakacak. Kurulmuştu gibi hatırlıyorum ben de. İlki. Tabii iki kurudu. Ya bir saat lan işte. İki kurudu mu? Tamam abi, şöyle yapıyoruz. Bir zaman koşup peki gerçekten Renner'e getirecek miyiz? Abi Renner'e gidiyoruz. Diyoruz ki böyle böyle mevzular patladı. Çok pardon Davari. Şimdi bu planı yapıyorsunuz şu an. Ben sizi 40 dakikalık bir yolculuğunuz var ya. O yürüyüş esnasında bu planları yapıyorsunuz varsayayım. Evet. Sizin planlamanız bitince çıkın yukarı. Okey. Evet abi. Devam. Devam. Ben diyorum ki gidiyoruz Renere. Anlatıyoruz. Diyoruz ki ortalık kanı gövdeyi götürüyor artık. Yani baş üstünde baş kalmadı. Zanterim'de biz Fulum'u bulduk. İçeride 3 kişiler bunlar. En son biz gelirken bir saat önceydi. Biz de diyoruz artık ordu mordu, baba, lord, eski lord. Bir şekilde bir takviye ekiple falan gelip abi temizleyip Fulum'u da alıyoruz, çıkıyoruz. Nasıl plan? Oğlum şey niye gelsin ki takviye ekip? Adam güven de. Hangi adam güven? Oğlum arkadaş yani, değiller mi bunlar sonuç olarak? Renier bunu abi, önemser diyorsun. Abi sonuçta biz bu adamı gittik Zenterimlerin elinden aldık. Bize hala bir iyilik borcu var. Doğru. Baktık, baktık olmadı. Güçlü takviyeyle gidince o adam adı Kitra abi ne yaptı sen gördün? Kaldırdı duvara vurdu. O komple herkesi kaldırır vurur duvarlara. 4 kişi mi geri dönelim? Renner'i seni veriyoruz mu diyelim peki Renner'e? Nasıl ikna edeceğiz? Renner babamızın oğlu mu ya? Abi ikna edemeyiz. Adama ne diyeceğiz? Renner'e diyeceğiz. Çünkü sen arkadaşını bulduk. Ama... Ama sana vereceğiz, öleceksin. Ama diyorlar ki biz öyle size vermeyiz, güvenmiyoruz size. Tanıdığı biri var mı dediler. Bu Renner biraz salaktı zaten. Ya anlarsa? Lan en kötü anlarsa. Dövüp götürürüz, Renner kim ya? Hadi. Kitir abi çok haklı. Bu arada şey de yapabiliriz. Şey de yapabiliriz. Lelisha böyle eliyle bir şeyler yapıyormuş gibi yapsa. Biz desek ki biz seni... Zanatar kılığına çevirdik şu an. Aa harbiden Zanatar gibi oldum falan yapsak. Buna böyle bir büyü yapmış gibi. Kanat böyle göster. Zanatar gibi göründüğüne inansa. Tamam mı? Öyle önden gitse bu. Biz de arkasından böyle. Benim muhafızım falan dese sonra desek getirdik buyurun.
Ben hala diyorum ki kokoreç hediye alalım getirelim abi. Hadi abi kokoreç yemiyor muyuz ya? Abi kanalizasyonundan geçeceğiz. Bu çocuk ayılmayacak mı bir noktada? O zaman vururuz bir tane. Ayılır, ne olacak? Evet. Ha tamam, o ayıldığı anda koruruz. Ayılır, bir tane koruruz kafasına. Biraz şiddet eğilimi görüyorum bu partide. Koruruzlar bu grubun içinde. Yani... Bence... İçeriden olduğunu gördün mü Davarin? Bir adam benim beynim. Ben de diyorum ki eğer bir şiddet uygulanacaksa bunu daha kalabalık bir şekilde yapabiliyorsak neden bu yolu tercih etmiyoruz da? Acaba bir oğlum, adam bak, bu adam 100 kilo. 100 kiloluk adamı hiç eforsuz duvara vurdu. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Belki kalabalığa yapamıyordur. Tek kişiye yapabiliyordur. Bir şey diyeceğim. Biz bu Davorin'i turuncuya boyayıp tekrar getirsek. Benim sakalım yok. Sakalım olsa boyayalım. Şey yapsak, başka bir kızıl bulsak yoldan random. Onu götürsek. Onu dövüp getirmemiz gerekecek bu sefer. Aynen, şey doğru ya. Adamı dövüp getirelim. Biz burada dayak yeriz. O yola hiç girmeyelim. Evet, evet. Doğru söylüyor Kitir abi ya. Rener bizim babamız ne oldu diye bu çocuğu dövelim. Ya bir evet, kokoreç diye çıkaralım. Kanalizasyonda ayıldı mı? Buna bir iki tane patlatırız ya. O geldi. Arada manyak mısınız? Neredeyse. Altınlardan bahsediliyor. Bu adamın babasının bir altın hazine sakladığından bahsediliyor. Bu adamı direkt vereceğiz mi? Bu lan küçük lan, aferin lan sana küçük dedim alınma. Abi kafama vurma. Sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Evet abi. Bu herifin babasının hazinesi yok mu? Var öyle deniliyor. Diyorlar. Öyle deniyor. Ha. Yeri niye bilinmiyor? Yok galiba. Unutturuyor diyorlar. Şey. Şöyle. Ne diyorlar yavrum, bir daha söyle. Şöyle onu bir daha anlatayım. İlk haftalarda konuşmuştuk. 4 tane büyücüye hazineyi saklattırıyor iddiaya göre Renner'in babası. Daha sonra Galor taşı denilen bir şeyle bu büyücülerin hafızalarını sildiriyor. Galor taşı da ortada yok. Zaten o yüzden Renner'i arıyorlar. Galoş taşı. Nasıl unutturuyor? Galoş taşıyla abi. Galor taşıyla. Peki bu Galoş taşını Soykan? Biz bulsak. Efendim? Oha, benim sesim kapalıymış. Lan ne kadar da kapalı acaba? Ha, şimdi geldi. Çok değil ya. Renier'in babası ölü mü? Yok ya, hayatta. Renier'in babasını bulalım. Senin oğlunu arıyorlar diyelim. Bize ver diyelim 100 gün şey altın. Onlar da oğlumu bırakalım. Onlar da oraya ordu göndersinler. Biz bu işe hiç karışmasak mı acaba? Yeli şeyi ne yapacağız? Vendi'yi ne yapacağız? Bırakacağız. Kaçabilirse mi? Vendi bence orada artık kendi kaçacak. Ha, kaçtı şu an bak. Kaçtı mı şu an? Yolda sesini duyar gibiyim. Bu esnada şey siz bunları konuşurken Sena'ya dönelim. Benim helvam kavruluyor bu sırada. Yolladınız. Sen Ork'la beraber kapıya kadar partiye eşlik ettin. Odaya doğru geri dönüyor homurdanarak falan. Sen de yanında yürüyorsun. Yürüyor musun ya da? Bekliyorum önce bir. Gitmesini bekliyorum. Okey, çok yani siklemiyor seni zaten. Ha. Devam ediyor. Gitti mi? Hı, döndü köşeyi. Ben şu an tek başımayım. Evet, yerde o diğer 3 şeyin ölüsü var. Öldürdüğünüz 3 tane gard var. Çıkışa doğru gittiniz ya. Aha. Öldürdüğünüz 3 tane gard var yerde ölü. Pis ceset kokusu dışında bir şey yok. Yani hepsi de uzakta. Ya ve ölüler daha önemlisi. Hele şeyler bizim asıl abiler falan. Onlar o sizin sohbet ettiğiniz odadalar, evet. Bizimkiler de gitti. Onları kanalizasyondalar. Yani bir 10 dakika önce çıktılar. Beni tutup odaya doğru götürecekler falan. Onun planını yapmaya çalışıyorum. Nasıl çıkarım odadan falan diye. Abi resmen terledim burada. Yani. Yok. Benim çok fazla yapacak bir şeyim yok o zaman. Sevgili dostlarımı bekleyeceğim. Şu cesetleri biraz inceleyeyim. İncele. Tamam, incele. Bir şey mi bekliyordunuz? Bir aksiyon mu bekliyordunuz? Yok, bunun psikolojide falan bir adı vardır. Neydi bu? Bu Ödip kompleksi miydi bu? Neydi? Sikimle kuşağım, sikimle taşağım bunun adı abi. Ne bunun adı? Hayır. Niye ya? Ne yok, tam bir şey demiyorum. Arıyorsun cesetleri. Yok merak ettim. Neden olduğunu merak ettim. Söyleyemem şimdi. Cesetleri arıyorsun. Yani yine 3-5 gümüş var üstlerinde.
Zaten ekipmanları üzerlerinde kılıçlar, armurlar falan. Onun dışında böyle bir ekstra kağıttır, anahtardır bir şey yok. O zaman 7 gümüş çıkıyorum. Yazabilirsin cebe atıyorsan. Atıyorum. Tamamdır. Ve direkt tünele doğru ilerleyip çıkıyorum. Mekandan. Tamam. Kaçmayacağını zannettik de biz ondan şey yaptık. Yok canım, kaçacak da. Ben sanırım ki benden böyle bir odaya girip adamlarla bir daha diyalog kurmamı falan bekliyorsun. Oğlum adam yani şöyle, öbür gardları ne kadar siktiyorsa seni de o kadar siktiyor. Hani duruyorlar orada. Tamam sıkıntı yok. Okey. Sen çıkıyorum. De kanalizasyona gittin. Evet. Zaten hani diğerleri izinle gitti ama sen kaçtı. Onlar rahat rahat yürürken senin bir koşturduğunu farz ediyorum. 10 dakika yürümüşlerdi onlar. 40 dakikalık yolun 25. 30. dakikası gibi yakaladın onları. Heh. Var. Sizde. Abi korktum. Çok korktum, başıma bir şey gelecek diye çok korktum. Ya bize ne yaptığını bilmiyorum ben de, sen biliyor musun? Büyüğü mü diyorsun? Evet, bir şey yaptınız ama. Ya bana şey gibi geldi. 24 saatte bunu yapmazsanız böyle pat diye ölecekmişsiniz gibi geldi. Aa. Ay kötü konuştum. Özür dilerim ama aklıma hiç böyle bir şey geldi ama hiç bilmiyorum nedir ne değildir. Ha tabii, Vendi'de mühür yok değil mi? Bende yok. Evet. Böyle bir mühür var mı? Bu ne mühürü? Ne mühürü? Bulamıyorum galiba. Bir arkana zarı atman gerekiyor olabilir. Arkanama bayağı da artım var. Artı 4, hadi bakayım. Hadi bak. Yani bu 22. Bu şey, bugün iyisiniz ha bu arada. Evet. Güzel güzel. İnşallah hasar zarlarında düşüklük bekliyorum. Hadi bakalım. şöyle Leleşa. Bu bir kere öyle senin okulda görebileceğin, yani hocalarının bile yapabileceği bir büyü değil. Fakat bilmiyorsun, böyle hani şu büyünün ismi budur, yaptığı şey de budur gibi bir şey yok. Ama senin şu ana kadar aldığın eğitimden ve tecrübelerinden yola çıkarak yaptığın çıkarım şu. Bu verdiğiniz bir sözle alakalı bir pakt, bir anlaşma gibi bir şey. Aslında şeytani bir şey. Ve bunun hani şakası, zarı, kaçarı, kuçarı yok. O söz verilip bu şey yapıldıysa, bu mühür basıldıysa, artık sizin içinizde size şah damarından yakın bir mühür var yani. Çok da anlamıyorsun ne olduğunu. Ama bu normal bir sözden fazlası. Başıma bir şey gelecek mi? Biliyor muyum onu? Tabii canım, hani keyfine yapılmadığı belli. Yani o mührün keyfine yapılmadığı belli. Yapan kişi sizin üzerinizde bir hak iddia edebilir. Bu artık acı çektirmek mi olur? Zihninize girmek mi olur? Hiçbir şey yapmam, navigasyon mu olur? Hani yerinizi mi bilip, herhangi bir şeyin bir etkisi olabilir bunun, anladın mı? Ama o etkiyi bilecek raddede değilsin şu an. Bu şey değil mi ya, evlenmek? Evet. Sana GPS büyüsü, Opet diye açılıyor büyü böyle. Ama hiçbir şey bulamadım ama bu yani belli ki bunu yapmazsak başımıza bir şey gelecek. Okulda biz böyle bir şey görmedik. Var mı benim boynumda bir şey piyanda abi? Baksana bir. Bakayım bir. Aa. Bak. Var mı? Var mı öyle bir şey? Bilmiyorum. Görünüyor mu dışarıdan bu? Görünüyor mu? Yok. Bilmiyorum. Allah'a soruyorum. Siz biliyorsunuz yani, gözüktü ve kayboldu. Dışarıdan yani görünebilecek bir şey değil. Ha yok, hiçbir şey gözükmüyor ya. Belki de aynı böyle. Yani. Şöyle bir de güneşe çıkınca bakın, belki ışığa tutunca gözükür. Bir ışık mı tutsak mı acaba ya? Yok abi, ben sana söyleyeyim. 20 TL olmaz. Ben sana söyleyeyim, gözükmüyor. İçinde Atatürk yoksa sahtedir, tıpkı insan gibi. Hadi bakayım. 2007 okay. Facebook'umdan. Evet, pardon. Çok dağıttım. BC Soykan sonra. Abi o zaman durumlar karıştı. Biz belli ki adamla bir anlaşma yaptık. Adam orada bizim yalan söylediğimizi anladı. Israrla bize doğruyu söyletti. Ve biz dikkat ettiyseniz doğruyu söyleyince adam bize inandı ve biraz daha ılımlı yaklaştı. Biliyordu galiba yalan söylediğimizi. Bir şekilde hissediyor abi. Öyle olabilir yani. Bana öyle geldi.
yani Zanatar'ın başına geçmek kolay mı? Piyanda. Mor. Tabii ki Zanatar'ın başına. Ha öyle mor. Anladım. Emre. Bence dediğim gibi biz bu adama Renner yerine başka bir kızıl götürürsek bu adam sanki bunu ama abi anlamamış, Flume anlamamış. Allah o kadar da zeki değil mi acaba ya? Ya Renner'i niye götürmüyoruz? Davorim bana bunun mantıklı bir izahını yapıyor. Renner'i götürelim. Ben demiyorum ki. Renner verelim gitsin. Renner'i niye götürmeyelim biliyor musunuz? Çünkü Renner'in babasında inanılmaz büyük bir hazineden bahsettiler. Biz bu kadar tehlikeli zaten yüzeyciler için düştük ya. Dur. Ya biz o hazineyi bulursak, adamla işbirliği yaparsak Renner'i vereceğiz. Yüzeyciler alacağımız topu. Ama orada başka bir hazineden bahsediyor. Hazineden size bahsedilirken rivayet şöyle söylendi. Milyonlarca ejder olarak. Milyonlarca ejder. Bırakıyorsunuz. Bunun hazinesi rivayet yani. Arkadaşlar, çocuklar bir dinleyin. Bak evet, az abi. Önce de anlatıyordum. Konuyu değiştirdiniz saçma. Bunlar bu hazinenin yeri niye bilinmiyor? Sen söyle Davarin. Abi galoş taşı. Galoş taşı. Ramazan niye? Özür diliyorum. Evet. Abim galoş taşı. Sart atmışız. Partinin özeti gerçekten ya. Galoş neydi? Ölümlü Dünya'da var değil mi? Şifreyi söyleyemeyip kasayı açamıyorlar. 2 milyon doları alamıyorlar. Mermer. Aklı gider bir şey olur. Olmaz mı ya? Taşı mı adam aklı gider abi? Biz yaşadıklarımızı unuttuk ya. Kime süreceğiz taşı ya? Bu mor abi yani. Taşı mı götürüyoruz? Mora işte. Niye götürüyoruz abi taşı bulmuşken? Taşıyan gelir falan sıkıntı olur abi. Bir dakika piyanda abi. Kitra abi duymadın mı ya? O taşı 4 tane ayrı büyücüye saklanılmış. Yani şu an bizim şehirde hangi büyücüler, nasıl güçte bir, bunların hiçbirini bilmiyoruz biz. Bu adamlar nerede? Renner'in babası. Büyü okulunda bulsan, sorsan çıkmaz mı oradan? Abi ben bak kaç, yani ayıptır söylemesi okul birincisiydim ben. Gereksiz bilgi veriyorum. Abi ben okul birincisiydim. Okçulukla çap yapmış. Okçulukla çap yaptım. Ve at üstü bu arada okçuluk. Boş da değil bu arada. Valla benim dedem de atın üstünde atardı oku. Abi. Ben nasıl? Abim ayıptır söylemesi, ben bilmiyorsam o bilgi bana gelmediyse kimseye gitmemiştir. Anladım. O zaman galoş taşı iptal mi diyoruz? Abi biz galoş bence, taşı yine bence, bak bir dakika. Buradan yani çıkışta bir önce Ejder Box'a gidip birer tane Alev Pacino gömmemiz yok mu ya? Karamelli. Alev Pacino diyorsun. Evet, biraz öyle. Lelica öyle deyince ben hatırladım. O biraz şekerim yani düşmüştü abi. Bir Alev Pacino ben içerim. 24 saat çok zaten. Bayağı vaktimiz var. Benim konuşuruz böyle. Ayaküstü olmuyor yani böyle. Bir artık şu kapağın üstüne bir çıkmasak mı? Ben darlandım. Hadi valla benim de daraldım ya. Okay. Tamam, çıkalım abi. Çıktınız neyse abi. Saat akşamüstü 5 civarı. Hava hala aydınlık. Sizi gören birkaç insan var. Ama yani deliler herhalde deyip yollarına, işlerine devam ediyorlar. Çok ilgilenmiyorlar. Adleri de değil zaten. Bakma. Şey yok, bakmıyorlar. Yine o mazgalların oradasınız. Kanalizasyon, girdiğiniz kanalizasyon kapağından geri çıktınız. Arkanızdan kapattınız. Şu anda yine Waterdeep sokaklarındasınız. Piyanda. Buyur abi. Bence de var abi. Var. Ben de buçuk ömerim abi. O zaman kahvelerimizi alıp bizim eve gidip ayaklarımızı uzatıp birer ejder koku. Aynen öyle be. Abim benim yani, be abim be. Kitro abim. Ney? Eski zamanımız. Ney? Eski zamanımız oynamamız yok mu diyorum abi, o zaman bu kadar. Ben misketon oynarız ya bu arada. Abi sende vardı konsol. Misketon 9 var bende. Şey var mı sende onu, o şeyinden?
Neyinden abi? Neyinden yani? Kolundan. Var var çözeriz. VR'ın yanında olacaktı. O zaman şöyle yapalım abi. İkimiz Ejder Box'a gidelim. İki kişi Ejder Box'a gitsin. Lelisha, Wendy. Hatta Davorin Ejder Box'a gitsinler. Biz ikimiz de Ejder Koku'ya gidelim istersen abi. Aynen. Evde buluşalım. Hadi. Hadi çocuklar. Uyar mı size de? Olur abi. Olur abi. Biraz açlık var değil mi sizde de? Var var. Ben boğarım 1,5. Var ya. Tamam 1,5. Sen Wendy ne kadar yersin? 1-1,5? Ya ben yemiyorum genelde. Şimdi hayvan falan dediniz. Onu yemiyorum. Başka bir şey yerim. İlk vegan. Tarihteki. Düz ekmek yaptıralım. Ne ekmek? Düz ekmek. Düz ekmek çok çok severim. Ya. Dümdüz ekmek yiyeyim ben. Bul attıralım mı araya? Böyle bir baharat, 3 kekik mekik bir şey attır. Böyle gülme. Tamam. Böyle gülme. Hayvanlara her gün katlediliyor. Komik değil. Meşucuğum sen yer misin bir şeye? Ben abi yerim yani. Hı. Ama ben biliyorsun yarım her zaman oldu. Yarım. Abi. Çeyrek. Hı-hı. Tamam. Bunun hesabını chatten tutalım, sonra ağlamayın. Yolunuz 40 dakika sürüyordu tünelden zaten. Geyik meyik kapının önünde. 45 dakikanız gitti. Tamam. Şimdi Ejder Box. Ve Ejder Koku. Bir ekip Ejder Box'a, bir ekip Ejder Koku'ya mı gidiyor yoksa beraber mi gidiyorsunuz? Yok. Biz plan daha öyle. Ejder Koku'ya gittik. Tamam. Geri kalan ekip Ejder Box'ta. Abim hoş geldiniz. Yani hangimiz? İkiniz de gelmediniz mi? Ha ikimiz. Tamam geldik abi. Evet. Abim diyen kokoreççi canım. Ejder Box daha cool. Ha okey onu bilemedim. Onu da ben mi söyleyeyim abi? Kaç yıldır Waterdeep'te yaşıyorsunuz onu da ben mi söyleyeyim? Doğru söylüyorsun. Abim hoş geldiniz abi. Benim en sevdiğim müşterilerim. Abim ne lazım? Eyvallah. 1,5 yapayım mı her zamankinden? Yap. Her abim sana? Yap bana. Sana da mı 1,5? Bana da 1,5. Sen biliyorsun. Sen işini bilirsin. Ustasın 1,5. Sen yaparsın. Var mı başka? Ustanın işine karışılmazmış. 2 mi sadece? Yok birer buçuk, bir buçuk, bir buçuk bize. Bir tane bir buçuk daha ek paket ama bu. Bu ya hepsi paket. Tamam. Bir tane ekmek, sadece ekmek ama. Arasına boş ekmek. Biraz baharat attır. Tamam. Attır baharat. Kekik, onu bir yapıyorum. Yap. Onu bir yapıyorum. Bir tane de çeyrek. Bir çeyrek, yarım, üç bir buçuğum yarım, var. Yarım. Bir yarımım var, üç tane bir buçuğum var. Bir buçuklarda baharat oluyor. Oluyor. Yarımda da oluyor. Full yapıyorum hepsini. Waterdeep usulü yapıyorum. İri kıyım yapıyorum. Waterdeep usulü, aynen. Domates oluyor. Domates bana koyma. Okey tamam. Bir tane de sadece baharat koyuyorum. Yarım. Tamam abi. İki dakika. Şey diyeyim ya bana da domates koyma ya. Zahmet olacak tamam. Tamam 2 dakika bekleteceğim. 2 dakika bekleteceğim. Olur mu Allah aşkına? Abi domates sulandırıyor ya bir de. Anlatamıyorsun. Şey yapıyor böyle bir kötü kötü oluyor. Böyle irinin bir havası kalmıyor. Emiyor suyu yemiyor. Olmaz. Baharatın da tadını alamıyorsun değil mi abi sen de öyle olunca? Yok abi lezzetini kesiyor komple. Abim ilk 1,5 bunu sana vereyim. Buyur eyvallah teşekkür ederim. 1,5 daha sen de al abi. Bu esnada mola verebiliyor muyuz bir içecek bir şey tabii, alsam? Tabii. Hemen zaten aynen şey bitti. Dungeon bitti. Bir 5 dakika mola verelim. Kokoreçlerinizi sarmış olayım ben bu esnada. Yani biz orada her türlü fightliyor muyuz peki? Buna bir karar verelim. Abi işte ben diyorum ya bak. Şimdi Kitra bir sonraki gidişinde manyak delirse... Savursa kılıcı. Adamda fiziksel bir şey çıkmasa o kılıç onun içinden böyle fuf diye geçse gitse gayet smooth bir animasyonla. Evet. Ne yapacağız? Herife vuramıyorsa. Abi evet işte o çok büyük çıkmazdayız anladın mı? O yüzden sadece bir anlaşmamızla bir bok olacak her türlü. Ben biliyorum ki bu karakter delirir, bu karakter şey yapar. Abi biz Renan'ı böyle çok basit ya. Adam bizi salar zaten. Kılıçları bırakıp gidelim hatta. Çünkü yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Yok lan bırakmayalım da kılıca davranmayalım en azından. Yok abi biz size güveniyoruz bak kılıçlarımızı davranacak. Yani yıl olmuş 3 hala kılıçla savaşıyor. Hayır şeyde davranmam lazım yani sistem olarak da öyle. Ya demin yadı falan ben daldım ben. Oğlum ben. Bir şey diyeceğim size. Böyle gazete küpürlerinde haberler çıkıyor ya işte 18 yerinden bıçakladı falan diye. Mesela Davorin adamı 18 yerinden bıçaklasa 18 çarpı 4 hasar veriyor. Ölmeyebilir. Okay. Ölmese arkamdan bir de piyan daha vursa belki ölür. Abi zaten küçük cüce bile 85 canı vardı cücenin. Evet yani. Abi onu bile ya çok yok, zor. Öyle hesap yapın diye söylemedim. Peki, ya komik olsun diye. Arkadaşlar
Selam Ege, hoş geldin. Mert hoş geldin. Bizi bugüne kadar bütün fightların içinden kim kurtardı? Sizlere sorarım. Nordik abi. Kim kurtardı Nordik bizi? Abi. Nordik abi. Nordik abiye bir uğramamız yok mu? Nordik abiye bir uğramamız yok. Nordik'e ne etkiliyoruz ya? Ejder Kopa'ya düştük. Paramız Ejder Box'tan kahvemizi aldık. Paramız yok. Abi ya? Gideceğiz. Paramız var ya. Var paramız. Bir dakika. Benim var param var. Bende de var. Aa. Ben Nordik hakkında bir şeyler... Ben almadım ki port. Onu hatırlıyorum ama onu yapamam şu anda. Sonra ben hatırlıyorum. Benim, soykan olarak bir şey sorabilir miyim? Cuk cuk istiniz. Bu Nordik'imize bir geçmişinden bahsetmiştin ya. Sonra o iptal mi olmuştu? Geçmişini hiç bahsetmedim oyun içinde size. Yok, rekabet. Oyun dışında bahsettiğim geçmişi de ki, senaryoda yazandı ama komple alakasız şu an. Olmadı o, değil mi? Ha. Hatta şey de izleyenlere de söyleyebilirim. Senaryoda yazan şey Nordik abinin Zanatar casusu olduğuydu. hatta ilk gittiklerinde çok ketum davranacak ve işte sadece belirli zarlar geçildiğinde ya da işte tehdit edildiğinde falan konuşacaktı. Sonra erotik şopçu falan komik bir abi çıktı. Ben o background'u iptal ettim. Kitaptakiyle buradaki Nordik aynı değil. Zaten kitaptakinin adı Nordik de değil. Tamam, okay. O zaman Nordik kurtarır baba. Casus da bilirim. Yo değil ya, onu söyleyebilirim. Kesin vardır ondan. Kesin Soğuk vardır bu, ondan. Şu an kadar Discord'a baksana bu arada. Bu şu anda da bakarım. Ya Discord'a bak, sonra bu çağa kadar Discord'da. Ha tamam. Buçukta devam ediyoruz bu arada. Ege hoş geldin. Selam vermeye geldim. Okay. Ben kaçıyorum. Herkese iyi geceler. Yayın bitince Instagram DM bakar mısın? Önemli abi. Öpüyoruz seni Ege. Kolay gelsin stajın falan devam ediyorsa. Simego azılı FRP takipçilerinden haftalardır burada. Selçuk keza, Papates geldi, Übergat. Bunlar bu hiç burayı bırakmayanlardan. Selam gönderebilir miyim sevgili Soykan? Çok özür dilerim. Tabii. İzleyici şeyken. Evet. Utku mesaj atmış. Aa evet. Şey diye chat'e. Evet, görünce evet. Geldim falan çok mutlu oldum. Kendisi hala buradaysa. Ben eyvallah. Ben de kalp malp attım altına. Ay ben bunu niye başından beri izleyeyim falan. İnsanlar ilk defa gelip FRP'de muhtemelen bilmiyor yani genel olarak. Beğenince ben burada niye yoktum işte izledik hoşumuza gitti falan deyince ben çok coşuyorum ona. Wolfwood koyayım buralarda. Perde sana selam vermedim. Seni görmedim çünkü. Sana da selam. Ben böyle arada... Selam vermezsin ya. Yok lan verirsin. Hayır oğlum ya, perde zaten burada yani. Fark ettin mi demiş Utkulao. Yani ben kesinlikle diğer oyuncularda bence oyun esnasında chatte yazılan her şeyi okuyoruz. Sadece evet, tabii. Oyunu bölmemek için cevap vermiyoruz. O yüzden chat'i aktif kullanabilirsiniz. Hatta şeyden aldığımız çok oldu. Yani chat'ten bir fikri görüp benim uyguladığım işte bir şeyin ismini o koyduğum falan çok oluyor. Sizden sonra biz arkadaşlarla ayarladık, oynamaya başladık, süper oldu. Oha. Birilerini FRP'ye başlatmışız lan. Oha. Müthiş. Müthiş. Çok mutlu oldum. Biz neyim ya ben? Bilmem ne kız mı? Neyiz ya sen? Neydi en yakışıklı FRP diye. Twitch'in en yakışıklısı neyiz ya biz? Twitch'in en yakışıklı o FRP değil. Grubu mu? Yani grubu. Evet, grubu. Ve güzeller. Ve güzeller. Evet. O kadar. Ne kızlar da yakışıklı oluyor ya. Kızlar da yakışıklı. Ama işte Joshua. Yakışıklı olacak. Belli yani. Belli. 16 yaşındayız abi. Birinin başlatması lazımdı. Ben de 16-17 gibi başlamıştım. 16 galiba. Gibi de genelde müthiş şey ya, oluyor. Süper. Oynatacak kimse bulunmuyor. Ben 18 yaşında oynadım galiba. Yok. Daha geç. 19. Aynen 19. O ben zaman benim 15 o zaman benim. Evet. Ben 29 yaşında oynadım abi. Ama şöyle oldu. Ben 2-3 sene çok hardcore oynadım. Her hafta oynadım 3 sene. Sonra 5 sene hiç oynamadım. Bulamadım, parti bulamadım yani. Harbiden kokoreç mi yiyorsun Suray? Çağrı öyle bir şey sordu. Bir tane sandviç mi yaptın? Şimdi bir tane de Nutella da yaptım, onu gömüyorum. Çok güzel yiyorsun ya. Evet ya. Evet ya, nasıl güzel yedi hayvan. Sen böyle şey yaptın. Öyle bunda seni büyük aldım abi, izliyorum. Nereden bulabilirim güzel bir grup? Noob olarak başlayabileceğim. Wallet Coin. Can Sungur Discord'una gir abi. Twitch'te Can Sungur kanalında Discord linki vardır. Orada RPG180LFG Looking for Group diye bir Discord kanalı var. Oraya ben FRP oynamak istiyorum. Acemiyim yaz. Zaten orada mesela şeyler oluyor. İşte bu çarşamba okuyorum şu anda. Saat 18'de Pathfinder oynayacağız. Gelenler formu doldursun. Falan gibi şeyler oluyor. Girip oraya derdini anlat. Ben de oynamak istiyorum de birileri seni çeksin.
Can Sungur Discord'u RPG180LFG kanalın ismi bu. Ben tam anlayamadım ama çözersem ileriki şeylerde bizim çocuklarla ayarlayacağım. Oyun derken hayalini kurmuştum. Discord'a gelip bana özelden FRP ile alakalı istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. FRP'ye kazandırılan her bir birey kaliteli bireydir. Ben kaynak yollarım, size kitapları gönderirim, ne bileyim siteler öneririm falan. Onun dışında izleyici açısından konuşuyorum. Çok inanılmaz anlamanın lüzumu yok yani. Sadece anlamadan izleyerek de ben keyif alırım. Mesela şu anda Discord'dan hemen gelmeye başladı yardım istekleri. Pi adam yazmış. Abi kız düşüyor mu çok bu FRP işlerinden diyor. Ya o kadar düşmüyor ki sevgili Pi adam. Ben 10 senedir FRP'den kimsenin kız düşürdüğünü görmedim. Genelde 90 erkek 10 kız şeklinde konvensiyonlar oluyor. Ben gördüm bu arada. Oluyor ya, yani, oluyordur tabii de. Ben bu arada çok özür dilerim. Böyle yemek yiyorum burada, kafama göre takıyorum ama çok rahatız diye. Bir ikincisi, yayından yayına geldim ya, hiç yemek yiyecek yeri bulamadığımı yok, oyunda kokoreç yemeye gittiğimizde hatırladım. Yok abi, ben izliyorum seni. Görüyorum 3 lokman kalmış. Hatta 2 mi? 3. Az kaldı ya. Mr. Deadlock var mesela RPG180'de. Sürekli birilerinin oyun oynatıyor. Seviyoruz kendisini. Bak işte Wallet Coin'i oralardan bulabilirsin. Umarım bir gün bizim Discord'umuz da öyle bir hal alır. RP sevenler böyle kendi aralarında kanal açar falan. Şimdilik daha yavaş ama neden olmasın. La 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 la. Okan sen tamam mısın? Seni şey yapayım mı? Halka arz edeyim mi? Bir dakika et. Ettim. Yayın sonu geleceğim abi, umarım unutmam. Süper. Bekliyorum. Kaçırdığımız bir şey var mı? Onun dışında yok. Serasalmus Rombeus gelmiş. Kesin FRP biliyor. Nikinden bir. Kesin biliyor ya. Expelliarmus Nikide bilinen Harry Potter bilmesi gibi. Müthiş birisi. Ya ben şey çok aradım Soykan. Bu büyüleri yaparken bir şeyler söyleyeyim diye. Hı-hı. Ama öyle bir şey yok. Yani bak senin kaynak olmamasına üzüldüm. Kendin yazabilirsin. Ya da işte çekirgeyi salıverdim çayıra falan diye de hani Türkçe de söyleyebilirsin. Mesela büyülerinin yanında harfler yazıyor ya, notes diye. V, S bilmem ne. Aslında V işte verbal, S somatik demek. V yazan her şeyde senin bir şeyler söyleyerek büyü yapıyor olman lazım. Dolayısıyla sessiz bir yerde gizlice firebolt atamazsın mesela, konuşman lazım. V slash S. Hem verbal hem somatik, yani hem bir şeyler söylüyorsun hem de bazı ellerinle hareketler, şekiller yapıyorsun. Gibi. Kitabı okuyarak değil aslında. Kitap senin sadece büyüleri öğrenmeni sağlıyor. Bir de Wizard'ın şöyle güzel bir olayı var. Yanlışsam Selçuk düzeltsin. M ne peki? Material. Onun içinde işte bir ot eritip yakıp bilmem ne yapman lazım gibi. Şöyle, sen bir sürü büyüyü öğrenebiliyorsun. Mesela bu gece eve gidip o büyülere çalışırsan bu ildini değiştirebiliyorsun diyebiliyorum. Şu anda Firebolt ve Acid Splash'in var ama eve gidip bu ikisi yerine başka bir şeyler çalışıp ertesi gün öyleye başlayabilirsin. Evet. Aynen, onu okumuştum. Okey. Evet, Wizard'da var öyle bir şey. Süper diyor. Olur. Selçuk müthiş olur ya. Haberin olsun. Büyü abi, satın alabilirsin. Hani şehirde büyü dükkanları bulup parşömen satın alıp büyü çalışabileceğin böyle şeyler yapılabilirsin falan. Tamam, hazır mı herkes? Tamam mıyız? Hocam biz de kılıç çalışabiliyoruz mu böyle bir... Yok. 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 Sen yani paran olursa özel kılıç yaptırırsın. Çarı makroya bıraksak, strength kassak. Yok abi. Koks kural abi. Koks var mı abi? Mete zayıflamış mı? Bilmiyorum. Zayıflamış mı? Yok. Yok. Tamam. Zayıftı zaten. Göbeği var, göbeği. Kamera göbeğini alma. Hepimiz şişmanız. Mete zayıf değil. Zayıfmış lan. Zayıfmış. Suray da zayıf. Okey. Abi kokoreçinizi yediniz. Kahvenizi içtiniz. Daha doğrusu bu keyfi yapmak üzere Kitra'nın evine gittiniz. Evin salonunda çember halinde oturmuş durumdasınız. Sahne sizde. Evet. Kaldı 23 saatimiz falan. 23 tükürüğümüz kaldı. Aynen, 23 değil. Ne yapıyoruz? Bence Rene'yi bulalım. Rene'yi bulalım. Ben bu büyüden korktum yani. Bu büyü şakaya gelmez bende. Hadi bana, hadi bana bir sıkıntı yok. Olan size olacak. Alalım Renier'i, atalım. Kızıl falan ama bağrıma basacağım. Yapacak bir şey yok. Ben sizi kaybedemem. Öteki de kızıl ya, bir şey olmaz. Öteki de kızıl. Ben kızıl. İkisi bir birden yok mu? Toparlanmaz. Neyin? İkisi birden yok mu?
Pardon. Soru işareti kayıyor. Vendi. Davarin bundan hoşlanmadı. Dislike'ladı. Davarin RP'sine baksın. Sen kal. RP'ye giren. Manavımı açmadım abi. Hadi sululuk yaratma Soykan, şurada oyun oynayacağız. Aa neymişsin ya? Özür dilerim. İki yıllar en son... Evet ya, cıvıtacağız mı öyle, burada FRP mi oynayacağız? Bu insanlar bizden FRP bekliyor abi, devam. Yani ne yapıyoruz? Bak Bendy Bulur. Eğer RNR'i götüreceksek onlar en son bir zaten... Koklaya koklaya bulurum ben. Birlikte. Yo, birlikte değil. Evine Bendy bırakmadı mı? Evine bıraktı, kendi başına festivale gitti. Tamam, evini biliyor. En azından gider bir kapısını çalar. Evini yani. Cümle alem biliyor oğlum, işte lojman gibi demiştik ya. Ha okey, hepimiz biliyoruz. Ben yani Neverember'ların malikanesi. Neverember'ların malikanesine gider, soruşturur, buluruz onu. Nasıl yapalım? Atalım mı önüne? Çocuk atalım. Bize de gelir, tanıyor bizi, seviyor zaten. Böyle bir sıkıntı ne, yok. Ne diye götüreceğiz peki? Adamlar seni istiyor demeyiz sonuç olarak. Hayır, Fulun'la ilgili bir gelişme var abi. Konuşmamız lazım ama burası güvenli değil. Ama şimdi Zanatar'ın evine giderken sonuçta kanalizasyon falan abi. Adam bir tedirgin olur. Nereye gidiyoruz? Bak, burası güvenli değil işte. Olur. Gel kanalizasyona gidelim. En hayal çekene kadar ondan sonra kökünü direkt ense köküne vuracağız ya. Aynen. Kitir abi öyle bayıltmalı falan mı? Tabii canım, ne olacak yani? Ya? Tercih değil ama öncelikli değil. Yani bu adamın bize bir faydası da olmadı bugüne kadar. Bayılmıyor. Rene'ye. Pardon ben de, özür dilerim. Önemli. Çok bir faydası olmadı bize. Yani bizim ona daha çok faydamız oldu gibi. Evet, hayatını kurtardık sonuç olarak bu adamın. Oraya gittiğimizde oradan çıkabilecek miyiz, o da muallak ama sanıyorum en iyi fikir bu gibi geliyor şu an. En iyi fikus. Yani oradan çıkar mıyız? Renner'den tam olarak ne istiyorlar, onu biliyor muyuz? Hazinenin yerini galiba. Hazinenin yerini öğrenmeye çalışıyorlar. Yani Renner'i öldürmeyeceklerdir. Bizde belki bizdeki büyü bozulduktan ve Renner'i teslim ettikten sonra belki Renner'in tanıdıkları turda... haber veririz. Hmm. En maksimum böyle bir iyilik yapabiliriz. Biz belki sizin Renner'i bayılttık gibi mi? Hayır abi, biz gözümüzün önünde kaçırdılar deriz. Evet, gözümüzün önünde kaçırdılar. Evet. Biz başka bir şey yaparken Renner'i kaçırdılar. Hani gidin yardım edin şurada diye yerini söyleriz. Ha, koştur peki, geldik size anlattık deriz. Renner bu işten kurtuldu diyelim. Sonra demez mi bu şerefsizler beni kanalizasyona bayıltıp zanatarlara teslim etti diye. Lan direkt şey. Biz de deriz ki büyü altındaydık. Böyle oğlum, görevimiz çocuklar. Hatta en başta sizin, daha sonra bizim oldu. Görevimiz Flun'u bulmak değil miydi? Doğru abi. Oğlum bulduk yerini diye gitsek söylesek. Hayır, bizim bulup getirmek görevimizdi. Getirirsek yüzeyler olur. Bana getirirsen yüzeyler işte yüzeylerdir abi adam. Adam zaten sonra onu oradan çıkaracağız zaten. Bu mührü adam buraya boşuna yapmadı herhalde. Leleş'e kötü diyor bu. Çok yani kötü. İllaki çok kötü. Biz her türlü bu Renner'i götüreceğiz zaten. Flum'u çıkartırız o. Yani çıkartır, orada da bırakabiliriz isterseniz ama bu Renner'i götüreceğiz. Abi. Yani babamın büyüleri, annemin büyüleri, okulda öğrendiğim evet. Büyüler, bak bu kitapta neler var. Tabii bayağı kalın kitap o ya. Şeytani bir büyü yani, bu bilmiyorum başımıza ne gelecek bilmiyorum. Ya gerçekten teslim etmezsek, teslim etmeyince de bir şey olsa bize. Şey peki, mesela dediğiniz gibi yapsak Renner'e, mesela Renner'e almaya gittikten sonraki süreçte de şey falan desek böyle... Arada mesela kelimemiz arasında kendi cümlelerimiz olmayan cümleler gibi cümleler katsak, böyle büyü altında olmak falan desek, böyle deli. Büyü altında olmak. Hani, aynen en son böyle. Olmaz mı abi? Beşimiz böyle o bayıltma anında büyü altında olmak falan gibi şeyler yapsak da anlasa hani bizim büyü altında olduğumuzu. Sonra Kitir abi bir tane vursa. Hani en azından o da ayıldığı zaman der ki yani bunlar bir garipti. Bu kendileri gibi değildi. Büyücüler. Dilek iksir. Mesela. Dilek iksir. Aklıma bu geldi yani, öyle düşünüyorum da sadece. Sesli düşünüyorum. Çok mantıklı bir yandan. Ben de tam olarak... Ben istiyorum ki bu grupta beyin fırtınası olması bence çok önemli. Doğru. Öyle bir şeyimiz var yani bizim. Ben beğendim o olarak. Plan fena değil. Olabilir. Daha iyi bir plan gelmiyor şu an aklıma. Ya bütün bu sistemde benim kafama yatmayan bir yer var ya. Galoş taşı abi. Yok galoş taşı değil. Bizim bu Renner'i teslim ettikten sonra başımıza ne geliyor?
İşte orasını artık kimse bilmiyor. Evet. Onu bilmiyorum. Ama abi, denemek zorundayız. Ama yapacak bir şey yok. Bu müdürü bu adam bastı. Venere bulacağız daha. Çıkacağız gideceğiz. Hadi. Zamanımız kısa. Atlayalım gidelim. Gidelim. Bir şey diyeceğim. Acaba diyorum ki Nordic Bey'e uğrasak mı? Bence Nordic Bey'e uğrayalım. Bende metalik kalmadı ama bir uğrayıp belki... Bende var. Senin benim paran mı var? Estağfurullah abi. Böyle şey saçmalık olur mu? İyi dedin onu. Benim malım. Hepinizin malı. Hadi hadi gidelim ya o zaman. Evet, Nordic'e bakalım ne istiyormuş. Nordic. Peki Orban Renner. Bir yorgunluk var mı bizim bu ekipte? Uyku, herkes iyi galiba. Ayığız. Varsın. Short rest ne kadar sürüyor? Short rest sizi çok kurtarmaz. Pardon bir ufak biliyorum. Oskolyat 31 kişiyle beraber gecenin köründe FRP izlemeye karar vermiş. Hoş geldiniz. Anlamayanlar olacaktır. Rol yapıyoruz. GTRP'nin GTA yüklü olmayanı şeklinde düşünebilirsiniz. Senaryoya yavaş yavaş ayak uyduracaksınız. Hoş geldiniz. Teşekkürler host için. Kitra'nın 9 canı var arkadaşlar. Davori'nin 6 canı var. Piandao'nun 10 canı var. Dolayısıyla sizin bir dinlenmeye ihtiyacınız var. Hocam long rest ne kadar sürüyor acaba? 8 saat ama ben sizin güzel hatırınız için 6 saat yaparım onu. Bir 6 saati hiç edelim ya bunun için. Edelim zaten mi? Canımız hiç yok abi. Fulleneceğiz. Fulleneceğiz abi. Doldumuz yok ya. Yarım canlı mı gidelim? Short'ta ne kadar şey yapıyoruz? Short'ta bir şey olmuyor be. Lilişo. Kurtarmaz sizi. Büyüler. Ufak tefek büyüler yeniyor. Peki. Yani... Ne abi, kadar da güzel. Şöyle düşünelim. Dinlenedik. Şöyle oluyor. Bir de... En az bir saat diyor. İşte yeme, içme, okuma falan gibi yaralarını sarıyor. Onu yaptık sayılır aslında. Long rest, long rest ise bütün canını dolduruyor. 8 saatte. Okay, gidelim uyuyalım. Kokoreçi yerken, kahveyi içerken o short rest'i yapmadık mı? Yok. Ya short'u yaptınız işte, yaranızı berenizi sardınız. Kimse ölmüyor ama öyle bir hit point'im arttı ya Rabbi şükür falan gibi bir şey olmadı. Abi 18 saat çok ya. Bir yüzük de düşmedi diyebilir miyiz? 18 değil. 3 kere gittik. 8'de 6'ya düştü. Bir uyku sürtay. Bir uyku ya. 6 saat. 17 saat kalıyor geriye. İşte 17 saat çok yaparız. 17 saat hallederiz ya. Değil mi? Şöyle benim size önerim arkadaşlar. Şu anda saat akşamüstü 6 civarında oldu. İşiniz gücünüz varsa halledin. Bir yerlere gideceksiniz. Gece normal uyuyun. Sabah erken gün ışığında kalkın. Mantıklı. Çok mantıklı. Hı. Müthiş. Göklerde yazan bu yazı çok mantıklı. Göklerde kartal gibi. 6'da gitsek 12 saat hiç bu olacak bir mucize. Şu bulutta yazan hayır, bir mucize. Şimdi şey yaparız. Nordi'ye gideriz. Nordi'ye gidelim. Renier'in yerini araştırırız. 6 saatte. 6 saatte bunları halledip sabah Renier'le haberleşelim sabah hatta. Bulalım haberleşelim. Mantıklı. Diyelim ki sabah 8'de evde buluşuyoruz abi. Oradan patapıtı. Okey. Çıktınız abi. Nordi'ye doğru Dockyard'a doğru zaten biliyorsunuz şeyin orada. Tersanenin sokağındaydı. Siyah sprey tarzı bir şeyle duvara yazılmış yazı dikkatinizi çekiyor. Kızların eve ekmek getiremeyeceği tiplere düşerken adamlık mücadelesi veren herkese selam olsun. Altında kahpenin evladı şeklinde bir not var. Gözünüze çarpıyor ama tam olarak yani anlamıyorsunuz. Devam ediyorsunuz yolunuza. Allah Allah. Allah Allah şeklinde. Zor abi. Yani. Üzülmüş abi. Üzülüyorlar. Aga be. Nordic abiye mi gidiyorsunuz? Nordic'e gidiyoruz abi. Okey. 6 çeyrek geçiyor. Vardınız şeye. Yine henüz güneş batmamışken mor etrafı aydınlatan erotik shop. Sizi halılarla, neon tabelalarla vesaire karşılıyor. Sistem girmek üzereyken içeriden bir müşteri olduğunu tahmin ettiğiniz bir kadın çıkıyor. İçeri giriyorsunuz. Kadına bir süz piyanda. En sevdiğim grup. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Siz nasılsınız? Nerelerdesiniz? Yine abi, bir gündür yoksunuz. Bir gündür yoksunuz yine. Ne yapıyorsunuz? Her gün vallahi burayı abonesi oldunuz. Baba mevzular abi. Çok özledik seni ya. Ne yapıyorsunuz? Keratalar. Anlatın bakayım. Bir şeylere geçecektiniz. Hamay bir şey kaldınız falan. Kız kaçıran aldınız. Kaçırdınız mı kızları? He? Abi mevzular fena ya. Mevzular baba. Ne yaptınız?
Abi arkadaşa uğradık. Hiç anlatmıyorsunuz yani. Ama ben sürekli size bir şeyler veriyorum. Siz bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz çocuklar. Abi biz bir belaya soktuk başımızı. Bir yandan saçmalama. Bir yandan ne oldu? Yanına geliyor böyle bacağına sarılıyor. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum sana? Cebinde asa mı var? Evet. Evet asa. Çıkarıyor asasını. Ne asa? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Lütfen. Biz... Ay bu çocuk niye ağlıyor? Lelişa. Niye ağlıyor bu? Bilmiyorum. Bir duygulandı bir anda abi. Abi bilmiyorum. Ben seni çok sevdim. Ben de anladım. Sen bak 5 gümüş para işte getirdin bana dün. Hiç unutmuyorum. Ben bunu herkese anlatıyorum. 5 gümüşü döndü geri getirdi. Abi ne vallahi. Kardeşim benim. Ne zaman bir ihtiyacın olsa ben buradayım demedim mi sana dün? Abi öyle şükür bir şeyimiz yok da yani şöyle bir durum var abi. Canım benim. Bu zanaatların biz bir tane çocuk arıyorduk hatırlıyor musun sen ya? İlk tanışmamız öyle oldu. Kızıl kavga dövdüler bunları. Bulduk abi o çocuğu. Aa. Evet. Nerede buldunuz? Kapıyı kapatıyor gidip. Abi affedersin. Nerede buldunuz? Efendim Lelişan. Ya fısaldaşmayın yanımda artık. Nerede buldunuz? Yeter artık. Hiçbir şey anlatmıyorsunuz bana. Ben de bu ekipten değil miyim ya? Abi sen canımız ciğerimiz gibi bir parçamız gibisin. Vallahi ekiptensin abi. Tamam, abi sen müthiş bir adamsın. Tamam çocuk. Ben bak dünden beri merak ediyorum. Siz dediniz. Lelişan bence bizim Nordic abiden gizlimiz saklımız olmaz ya. Kilitleyeyim mi ben dükkanı? Kapatayım mı pencereyi? Kapatayım yok, mı? Yok tamam abi. Senin başın belaya. Perdeleri kapatayım mı? Ben perdeleri kapatayım. Burada özel konu. Ben perdeleri kapatıyorum. Gidiyor böyle merdiveni var bir tane küçük. Şey, dükkanın içi mor mu? Tabii. Silme mor. Mor denildi bana. Silme mor. Okan'ın yüzüne vuran ışık gibi. Herkes moru bassın. Herkes moru bassın. Dükkanın içi full mor. Küçük merdivenine çıkıyor pıtır pıtır pıtır. Ayakları da çıplak. Kıllı böyle. Yeşil. Yeşil ama. Küçük. Tatlı. Çıkıyor böyle. Önce sol taraftaki perdeyi yarıya kadar getiriyor. Ondan sonra iniyor merdiveni falan sağ tarafa götürüyor. Oraya çıkıyor. Sağ taraftaki perdeyi ortaya kadar getiriyor. Aradaki boşluğu kapatıyor. İçeri neredeyse güneş ışığı gelmiyor. Mosmor içerisi. Her şey mor. Ledler medler bir şeyler. Büyülü ışıklar, meşaleler ama meşale bile mor yanıyor artık. İnan, Silpskop yayını gibi içerisi. İnanılmaz. İçerisi inanılmaz. Kapattım. Şimdi. Ne belaya bulaştınız bir anda o? Abi şöyle oldu. Yani biz bir şekilde bu zanaatarların gizli yerini bulduk. Ne sen sonra ben söyleyeyim. Orada büyük olaylar atlattık. Ya ben nerede olduğunu zaten sormam. Cesaret edemem. Evet abi sıkıntı. Orada bir karıştırdık, kurcaladık. Flume'u orada bulduk. Ay ama... bunlar kaçırmış. Bunlar kaçırmış abi. Öbür çocuk? Lord'un oğlu. Öteki ayrı bulduk onu ayrı bir yerde. Onu da buldunuz. İyi. Bunların bir sorunu var abi. Şimdi düşün ki sende bir tane iksir var. Tamam. Bir tane de bende iksir var. Tamam. Ben bendeki iksiri sendeki iksir zannediyorum. Gibi bir sorun. Evet. Bu çocuklar birbirine yani de benziyor tabii. Benziyor karışmış gibi olmuş. Anladım. Evet. Ve siz ne yapacaksınız bu konuda? Siz yani bunları bulup ne yapacaksınız ki? Değiştireceğiz abi işte. Niye? Yani çünkü bu öteki lazım. Bize öteki mi lazım? Bize öteki, bize onlardaki lazım. Onlara da bizdeki lazım. Değiştireceksiniz. Artık ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Takas ben orasında merak etmiyorum. Tamam. Evet. Bize turuncu lazım. Bir tane turuncu lazım. İyi oğlum. Bana niye geldiniz? Yani evet. Lelişa dedi gidelim dedi. Lelişa'nın sesi gelmiyor. Ağzını oynatıyor ama. Şimdi. Aradan içime konuştum. Biraz korktum da ben. Ayıp. Tamam. Ne oldu? Bir şey biz yani bu bildiklerini de kimseye söyleme de başına bir şey gelmesin ya. Hakaret sayarım ama ben bunu Lelişa ben burada bu ekipten değilim. Ben bu ekipten değilim gibi bir şey var galiba. Tabii ki ekiptensin. Ben hani istiyorum ki başına bir şey gelmesin. Sen geride kalacaksın. Bak sen bana bir sayı söyle şu anda. 7. Tamam bak ben bir aklımdan bir sayı tuttum. Tahmin et. Olmadı mı? Tahmin et benim aklımdaki sayıyı. Kaçla kaç arasında abi? İstediğin şimdi 7 dedin sen bana. Hmm. Ben tuttum bir sayıyı. Kaç tuttum? Sen tuttun. Kaç tuttun abi? 11. Değil.
Abi ben tahmin edebilir miyim? Sen tahmin et. Kaç? 7 diyecektim ben de. Söylemem. Nasıl? Ooo. Sen var ya. Anladın mı? Nordik abi. Anladın mı? Sen var ya sen. Benden çıkmaz. Sarı çıkmaz. Hı-hı. Abi sen fenasın. Nordik abi ben sana bir şey soracağım. Sor. Abim sen bizim bu piyandaya bir büyütme iksiri diye bir iksir vermişsin. Büyütmeye vermedim ben. Bu her şeyi büyütür demişsin. Bu nasıl son verdiğimi mi? En son verdiğimi mi diyorsun? Bilmiyorum işte. En son piyandaya geldi dedi ki bana Nordik abi dedi bir tane iksir verdi. Verdim. Şey iksiri verdim. O sırada çantamın da ağzı açık kalmış. Dedi ki bunu atıyorum senin çantaya. Kalsın sen dedi. Şey iksiri verdim ben ona. Kimseyi görmedim. Ben senden daha güzel yazıyordu üstünde ama ne işe yaradığını bilmiyordum ben. Abi büyütme dedin piyanda. Sen büyütme demedin mi abi bana? Ben büyütme aramızda laf olmaz paranın gibi söyledim. Sen beş gümüş para üstünü getirdin sen bana 5 gümüş. Yine de bu iksirin parasını ödemek istedim. Ben sana büyütme dedim. He ben öyle anladım abi onu. Anladım şimdi anladım. Etiketim var oğlum üstünde neyse. Abi ben sen öyle deyince söz ağızdan bir kere çıkınca yok, bakma. Yok tamam o yanlış anlaşılma olmuş. Davorin. Peki abi yok kesin. İşimize de yaradı sağ ol. Ha yaradı mı güzel. Ne işe yarıyormuş ben onu not alayım. Ne işe yarıyor o? Abi adı kerametinde saklıymış iksirin gerçekten. Ha daha güzel yapıyor. Güzel yapıyor abi. Tamam tamam. Bu arada Selçuk'un dediği çok doğru. O da sizin üstünüzde iksir deniyor. Çok güzel. Çınar hoş geldin bu arada. Çok fazla bir şey kaçırmadın. Yine çok ilerleyemedik. Ha. Şimdi niye geldiniz? Onu konuşuyorduk. Abi biz bir bakalım. Ay ziyaretime geldiniz siz benim. Çay koyayım mı ben size? Ya. Çay koyayım. Ben size çay koyayım. Yok abi biz çay... Öyle değil abi. Çay koyayım. Sıcak. Yok, vaktimiz yok abi bizim. Vaktiniz o tamam. O kadar vaktimiz hayır, yok abi. Tamam. Ne bir şey lazım o zaman size. Ben anlarım. Hakikaten bize ne lazım olabilir Nordik? Bir düşün bakayım ya. Yavrum genelde benden iksir almanız söz konusu. Geçen sefer kız kaçıran ve havai fişek aldınız. Havai fişek sen... daha var mı ya? Yok işte sonuncuyu sana verdim. Kullandın mı? Daha kullanamadım biliyor musun Nordik abi. Bunlar bana kullandırtmıyor ya. Ya onu ama kullan. O çok güzel. Hiç gerçek. Çok ben bir kere ya. Gördüm onu kullandım. Çok da... Gelişe bak çok güzel diyor. Şey yapamıyorum. 2,5 ejder diye ben onu kendim diyorsun. Kullanmıyorum. Çok güzel o. Işıl ışıl. Nordik abi onu öyle kapalı alanda şey yapsak, patlatsak çok büyük sıkıntı olur mu? Ya vallahi benim gördüğüm bu sokaktan patlatıldı. İlk buraya gelirken ben bunları onlu aldım. Patlıyor mu patlamıyor mu diye denetmek için adama da bir tane patlattırdım. Şimdi o onu patlatınca göklere kadar yükseldi. Gökte yıldız şeklinde hop ışıl ışıl patladı. İçeride yaparsan da aynısı mı olur acaba bilemedim. Birine bir zarar verir mi içeride patlatsak? Yavrum ışık yani bu büyüdür en nihayetinde ama zararlı bir büyü olduğunu zannetmiyorum. Bence de bir şey çıkmaz ya. Işık en da ya. En fazla ışık. Ne kadar şey olacak ya ışık. Tabii canım ışık ya bu. Şekil çıkıyor mu abi patlayınca bir şekil? Yıldız çıkıyor ama üzerinde ben isterseniz modifiye de yapabiliyorum. Gerçekten mi? Tabii. Seninkini değiştireyim mi? Değiştirsene Nordik abi. Ver hemen onu ben 2 dakikada bir neyle yapayım? Ne çıksın piyanda o? Yani bizim... abi sen daha iyi bilirsin. Şu kılıçtan çıkmasın mı şöyle kılıç şeklinde? Abi, iki tane kılıç çıkmasın mı abi böyle kılıçlar? Ortada asa koyalım abi. Aynen. Şey çıkaralım mı abi böyle bir tane V? V. Şöyle yana doğru açılan mı? Ay Venefikus'un V'si gibi. Gibi. Aa. Sen de mi izliyorsun abi? Yani hiç kaçırmam. Her pazar, fantastik pazarlar. Gece 12.30'da. Hiç kaçırmam. Bir bölümünde ben de varım. Bir bölümünde ben de varım. Öyle dedi arkadaşlar. Ben daha izni yemedim. Benim olduğum bölümü YouTube'a atmamış. Gelir abi gelir. Arkadaş biraz uyuşuk olur. Tamam ben bunu V'li yapayım size o zaman. Sen V'li yap onu. Böyle 5 Kasım'da kullanacağız biz onu. Sen yap. Tamam. Hemen gidiyor böyle arkaya 2 tane bir şey atıyor üstünde. Böyle bir 2 damla damlatıyor. Beherden alıp falan. Geri getiriyor. Ya, tamam bundan V çıkar artık bu.
Basit zaten. Peki abi, senin bu elindeki bu testerlardan başka neler var senin böyle ne olduğunu bilmediğin? Var mı öyle bir şeylerin? Şimdi siz benden bunu her gün gelip bir tane alıyorsunuz ya çocuklar. Ben artık anlamadığım isimleri iyice arkalardan falan bulmaya başladım. Bugün bugün iki tane var elimde. İki tane var ama bir tanesini verebilirim. Bir tanesini niye? Başka maceracı bir grup var, onlara vereceğim. Sizin kadar sevmiyorum onları ama onlara vereceğim. Abi. Adları ne o zaman, biz bari seçelim. Tamam, siz seçin. Böyle kitabını çıkarıyor, işaret parmağıyla kurcalıyor tekrar. Derdime derman işte çikolat kız. Benim seçimim çok belli. Bir tanesi derdime derman işte çikolat kız. İkincisinin etiketi böyle etrafında dönmüş iki satır ama böyle. 3-2-1-0 başladı countdown, sona kalan hero. İkincisi çok güzel. 3-2-1-0 başladı countdown, sona kalan hero. İkinci de bu yazıyor. Benim büyüğümün ismine benziyor ama neyse. İkinciyi böyle kuluk kuluk içeriz ha. Vallahi güzel bence. Baya aynen lıkır lıkır gider abi, akar. Köpürür müyüz abi içerken? Bilmiyorum. Onu bana siz söyleyeceksiniz işte. Bardak olan kullanabiliriz abi belki. Abi cezanın kısmı var mı? Bir tek cezanın kısmı, öyle söyleyeyim. Kimi Hakan sağlayacağız çünkü. Çikolat kızı mı alıyorsunuz? Yani bize abi. Zero Hero'yu mu alıyorsunuz? Zero Hero alalım biz bence. Derdine derman işte çikolat kız. Hiç valla. Kızıl diye bir şey değil. Ben canlanmadım bir şey. Tamam. Bence ikinci. İkinci tamam o zaman. 3-2-1-0 başladı countdown, sona kalan hero. Bunu veriyorum. Kime vereyim? Hep piyano daha iyi veriyorum. Bu sefer Kitra'ya vereyim. Ver. Olur abi. Var mı başka bir ihtiyacınız çocuklar? Abi yani... nasıl iksirler var? Vallahi aynı belirli şam. Can iksiri var. Aynı belirli şam. İşte can dolduran iksir var. Yalan söyleyeni anlayabilen iksir var. Abi böyle bir uyuşuklaştırma, işte etkisiz hale getirme falan öyle şeyler var mı ya? Onlar kaldı gerçi de. Siyanür var. Yani ama onu daha deneyen grup geri dönmedi. Onun tam ne işe yaradığını bilmiyorum siyanürün. Ona hiç girmeyelim. Bir için, yani bir tane daha var. İçin bir tane biriniz. Yok. Yok sağ ol ya. İçmeyin mi? Yok. Şey yapsak bu... Böyle ne bileyim mesela mistik yaratık yok edici falan gibi. Mistik yaratık. Pezevenk Witcher dükkanı mı burası? Witcher dükkanı mı burası? Burada pot satıyoruz. Mistik yaratık Nordic neymiş? Abi, sen bilirsin bunu böyle bulabileceğimiz bir yerler falan. El altı. Bir numara versen bize, biz arasak. Mistik yaratık yok edici iksir. Yani sen belli ki eli uzun adamsın abi şimdi. Senin tanımadığın kimse yok. Yıllardır buradasın. Goblin lan. Boy şakası yap. Ya mistik yaratık yok edici iksir satan birini bulsam ben bir tane alırım zaten. Sen o zaman yalancılıktan ver. Yalan söyleyene. Ondan verdim bir tane, vermedim mi? Ha, on ejderdi, siz almadınız. Pahalı dediniz. On ejder mi? Evet abi, on ejder neymiş ya? Ya ben ona kadar saymayı bilmiyorum. Sen de. Ama. Artık samimiyeti falan arttırdık. Hala mı on ejder? Ayıp ediyorsunuz. Ben size geçen hafta 30 ejderden can iksiri verecektim. Hatta 50 ejderlik can iksirini ben size 7.5'a vermedim mi? 3 tanesi 5'e bile verdim arkadaşlar. 2.5'la çarptım 7.5. 7.5'u 2.5'la çarptım 11 çıkmadı mı arkadaşlar? 11'di evet. Ben bunu size 11 ejdere vermedim mi ya? Evet, 11 oldu. Siz hala benim arkadaşlığımı mı sorguluyorsunuz? Abi sen ekiptensin ya hani. Tamam ekipten. Ekibin içinde böyle para mevzulu. Ben mesela sana gelmeden önce Piyandağ'a dedim ki abi bende metalik kalmadı. Piyandağ dedi ki aa olur mu? Lafı mı olur dedi. O şekilde. Davarin ben soyunayım, siz beni şey yapın. Davarin valla böyle gömleğinin düğmelerini açıyor böyle. Valla şey yapın. Davarin ben söyleyeyim. Beni şey yapın. Bozdu. Tamam ben size daha ne kadar indirim yapayım ben size daha.
Çok haklısın abi. Tamam, üstüne gitmeyin Nordic abimin ya. Tamam. Üzülüyorum. Nordic yok abi, yok mu diyorsun şimdi böyle şey yapma, etkisiz hale getirme gibi bir süreliğine? Ya paranız kısa yok ki. Ne bileyim, bol su içirin, ağırlık yapsın o. Anladım. O zaman ufak ufak dükkanı döndürmeye çalışıyorum ben de. Lütfen. Çok haklısın Nordic abi. Ben herkese önereceğim sana. Teşekkür var mı abi başka yeni gelen bir şeyler falan elinde bize göstermek istediğin? Yağ var. Ne? Yağ mı var abi? Kılıca sürüyorsun. Yağ var, kılıca sürüyorsun. Valla kılıççılar sizsiniz abi. Kolay giriyor. Şeye, karşı tarafın beden, karşı tarafın bedenine istersen. Kolay giriyor. Vereyim mi? Vazelinus. Nordic abi. Valla ver ben... Deneyim onu. İlginç bir şey gibi o ya. Ver bakayım. Bu 3 gümüş. Bu normal yemeklik ya bu. Ha bak, ben o cebinden bulmuştum. Bizim cesetlerin 7 gümüş bulmuştum. 3'ünü vereyim işte. Piyandao. Efendim Kitir abi. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu yağdan çok alsak böyle üstümüzü sürüp sürüp çıplak birbirimizi mi dövsek ya? O yapıldı abi. Abi bir şey diyeceğim. Yapsak ne giyeceğiz içimize? Ha, çıplak. Çıplak ya. Kısmet abi. Kısmet diyorsun. Kısmet. Kısmet olur. Abi yani ben okeyim aslında ya. Bir şey diyeyim mi? Bir de şey olur abi, antrenman gibi de olur bizim için. Ha böyle bir ne bileyim işte koyarız enseye böyle elleri şey yaparız işte bir garip. Sorcerer, sorcerer diye. Hop. Hop. Böyle onu yaparsınız siz. Ha şu iki fighter çıktı meydane. İkisi de birbirinden pervane. Aa bak çok güzel oldu. Çok ne olur? Çok güzel oldu. Çok güzel. Pervane oldu. Olur mu? Olur olur. Yıllardan yıla değişmiş değil mi? Pervane. Hani öyle dönüyorlar falan. Kulağa yanlış attım. Aynen. Böyle dönüyor abi mesela. Onun üzerine... Mesela o kılıcına moralonomikonu sürse dönerken bir de etraftakilere 5 saniye boyunca. Neyse. Neyse. Tamam okay. Mısınız çocuklar? Tamamız abi. Bir şey olsa var ben buradayım. Var mı bizden bir isteğin? Yok, sabah 9 akşam 9 ben buradayım. Okey abi. Onun dışında tamam, bir yardıma ihtiyacınız olursa ben adresimi de vereyim mi size evde? Yok. Gerek yok abi. Zaten buranın üst katında kalıyorum zaten. Şaka yaptım. Burada. Ya mesela hadi gidelim. Sabah 9 akşam 9 alt kattayım. Akşam 9 sabah 9 üst kattayım. Vallahi çok teşekkür ederiz her şey için. Ya hadi görüşürüz. Selametle diyorum. Selametle. Efendim de varayım. Abi hayatta hiçbir şeyin seni üzmesine. Ya. Abi bir şey sorabilir miyim bu arada? Tam 9'da neredesin? Sabah 9'da. Merdivenlerdeyim. Tamam. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. İyi günler, rica ediyorum. Görüşürüz abi. Hadi selametle. İksirin ne işe yaradığını söylemeyi unutmayın bana. Tamam. Çıktık mekandan. Tamam. Çok seviyorum Nordic Encounter'larını. Nordic müthiş bir çağrı. Nordic ya. Abinin bir görselini ben atayım Discord'a bu hafta ya. Evet. Ya da atmasan mı ya? Yazmak gibi kalsın. Olabilir. Nordic abi prequel'i geliyor. Çınar'la oynayacağız. Tommy hoş geldin. Çok bir şey kaçırmadın. Zanatar mekanına gidildi. Renner'le Flun'u değiştirme teklifi geldi. Şu anda onun peşinde grubumuz. Hoş geldin. Attık şu an. Devam edelim. Biraz dinlenelim mi? Ne diyorsun? Attığımız kahkaha yan yiyor. Hadi gidelim. Hadi. Çocuklar gidelim bana. Bir yatalım şöyle bir dinlenelim. Kiri pası atalım üstümüzden. Ondan sonra yarın büyük gün. Saat kaç şu an? 6. Akşam 6. Gidip yatmasak mı abi? 6 p.m. İlk önce Rene'ye de gidelim. P.m. lan 6. Akşam işte. Hava 6'da mı yatacağız? Hava yeni kararıyor. Hatta Warren'in kafasının yarısı yok ya. Pardon. Kokoreç kahve falan da yaptınız 7. Tamam. Daha erken. Renere bakalım.
Bulalım. Yarın için sözleşelim diye dedik. Durumu bir anlatalım dedik. Tabii. Yapmasak mı öyle? Hadi o zaman. Hadi. 21 saatiniz var. Okey abi, biz gidiyoruz Rener'in evinin tarafa doğru, lojmana. Tamam abi. Peki ne diyeceğiz Rener'e? Biz Lord lojmanları mı bu? Castleward denilen bir bölgesi var şehrin. Böyle soyluların falan yaşadığı. Bunların zaten yıllardır ailecek yaşadıkları şey. Neverember malikanesi, ama Lelisha'nın ya da işte Kitra'nın buralı olanların bildiği üzere savaştan sonra bir daha Renair'in babasını gören olmadı. Kaçtı. Okey. Öldürülmeli. Biz Renair'e ne diyeceğiz, onu bir kararlaştıralım isterseniz. Tabii yolda yürürken onu bir konuşalım bence de. Ya deriz ki işte Rengo bir gelsene bir şey konuşalım deriz. Hı hı. Rengo. Ondan sonra... Rengo. Ondan sonra deriz ki Rener işte şöyle oldu, böyle oldu. Bir anda anlatırken ben ense köküne kodum mu geçmiş olsun. Sabah bu yarınki planı abi adama. Evet. Şimdi yerini bulalım oğlum şimdi. Ya, bir şey diyeceğim, bir de adamı taşımaya uğraşmayalım. Bence direkt yalanımızı söyleyelim, bizimle gelsin orada. İkna edelim bir şekilde onu gelmeye. Kanalizasyona inmeye Lord çocuğunu. Atarız omuza ya. Hayır abi, diyeceğiz ki fırını bulduk. Ama bize vermediler. Biz tanımıyoruz onu diye. Tanıdığı birini getirin dediler. Biz de seni almaya karar verdik. Gelir mi ki öyle? Bence gelir. Gelmezse vururuz ya. Gelmezse bu. Sen her türlü vuracaksın ha. Çok kötü vurmayın ama ya. Yok yok. Onu azun ayarlarım. Ben de sen de birazcık şeyini kullanırsın. Samimiyetini. Zaten bir geçmişim var biliyorsun. O yüzden. Ben... Efendim. Yolda şu şarkını çal sana bir kız. Çok kötü stres yaptım biliyor musun? Çalayım abim sen yeter. Öyle bağırmaca yok ama. Yok. Stres siniri atıyorsun üstünden bak. Bir daha görmeyeyim bir seni öyle. Bir sakinleşeyim artık. Vallahi çok gerildim ya ben de. Vallahi gerildim. Hemen. Hemen geliyorum abi ben. Nasıl favori şarkım bu olur Kitra abi bu arada? Çok güzel değil mi kızım? Kitra abi sözlerini kararlaştıramadım bir tek. Bir sözlerinde bir sıkıntı var. Onu bir oturup yazalım bir gün beraber. Evet böyle, ama birazcık şey olsun istiyorum. Hani güçlü sözler olsun istiyorum. Dinleyeni şöyle bir vursun, bir titretsin. Onu oturalım. Onu oturalım. Onu bir istişare. Okan ve Kaan hoş geldiniz abi. Siz şimdi Neverember'ın malikanesine doğru mu gidiyorsunuz arkadaşlar? Evet, yoldayız şu anda hocam. Tamamdır. Abi pardon ya, duvardan böyle aptal sesler geldi. Anlamadım ne olduğunu, çözmeye baktım. Öyle adama artistik yaparken düşünecektiniz arkadaşlar. Büyünün etkisi. Oturunca geliyor, ayak kalkınca kesiliyor. Ben piyanonun kılıcına bir verdim. Evet. Yolda planınızı yapıyorsunuz herhalde. Evet. Planımız bu. Ya ne diyorsunuz? Tamam. Bence ikna etmeye çalışalım. Tanıdığı biri olsun istedi. Arkadaşı bir tanıdığı olsun istediler. O yüzden bizimle gelir misin diyelim. Lelisha, sen bana işaret eğer verirsen ben vurayım. Tamam. Sen tamam, işaret abi. Vermezsen ben hiçbir şey yapmayayım. Ne olsun? Ne olsun abi işaret? Kızım sen şimdi gençsin, şeysin. Sen bul yani. Ben çok kafam basmıyor öyle şeyleri. Abi hani gözü de çarpmaması lazım. Göze çarpmayacak. Şey mi yapsan şöyle? Falan. Anladım abi, tamam. Şey yapalım. Sen bulma. Ben bulmayayım. Ben sana göz kırpayım. Sen bana göz kırp. Tamam. Tam bana orijinal göz kırpayım. Nasıl tamam. Kırpacaksın? Nasıl? Abi provasını yapalım. Kendine göz kırpmak... Adını da şimdi buldum. İlk göz kırpmakmış değil mi? Bakayım. Abi böyle yapacağım sana. Dikkat çekmeyecek tabii. Hı-hı. Bak. Bakıyor musun bana? Bakıyorum. Çok hızlı hazırım. Şöyle. Göz kırpamıyor karakter. Şöyle abi.
Ha böyle doğru yel ya girmiş gibi yani. Aynen aynen. Hiç dikkat çekmiyor bu arada. Asla dönüp bakmam. Biraz çalışacağım ben buna tabii. Anladım. Lütfen. Tamam. Bence hiç dikkat çekmiyor. Hayatta belli olmaz. Tekrar tamam, son abi kez soruyorum. Ne diyoruz tam olarak? Lelişya konuşur ya. Ben de sen adama odaklan. Onu böyle ikna etmeye odaklan ya. Sen bizi takip et. Tamam. Salakladılar beni diye. Okey. Şeye doğru yol alıyorsunuz. 45 dakika bir mesafede zaten. Bu şeyin ilk oyuna başladığınız şey vardı ya. Esneyen geçit anı. Volo ile buluştuğunuz. Ona çok yakın Castleward'ın içinde. 45 dakika gibi bir sürede malikanenin önüne ulaşıyorsunuz. Böyle çitlerle çevrili etrafı. Kapısında iki tane şey bekliyor. Koruma bekliyor. Ama böyle full zırhlı, kılıçlı, kalkanlı falan değil de daha diplomatik diyebileceğim tarzda. Kuşlar ötüyor. Yeşillik gayet cıvıl cıvıl. Keyifli bir mekan. İki katlı. Büyük bir köşk. Katlarının boyu çok yüksek. Yani binayı uzaktan görseniz 3-4 katlı zannedebilirsiniz ama iki tane çok büyük katı var. Böyle bir tabela mabela vesaire bir şey yok. Ayrı bir müstakil ev yani. Evet. Geri dönüyorsunuz herhalde. Tanrım dur. Ey Tanrım. Selamun aleyküm. Selam. Selam. Karşımda merhaba. İyi mesaiyle. Teşekkürler. Rengo'ya geldik biz ya bizim. Pardon. Kime geldiniz? Ya Rengo yok mu bizim Rener ya? Rengo Rener. Sir Rener Neverember'a mı geldiniz? Sir Rener Neverember'a geldik. Sizi bekliyor muydu kendisi? Bizi hep bekler o. Sizi hep bekler. Tamam. Şurada bir buyurun çitlerin içine doğru geçin. Ben bir teyit alayım olur mu? Kitra abin de şey yapsın o. Kitra abin. Abini kesin söyle. Wendy ile Kitra abi. Wendy ve Kitra abilerin geldi. Şeklinde. Ama Kitra abin geldi de yani. Ama Wendy'yi söylersen işler çok değişir. Tamam efendim. Çok değişir. Arkadaşım 5 dakika yardımcı olsun size burada. Ben hemen sorup geliyorum. Gidiyor içeri. Siz de günler sonra normal bir insan evladıyla konuşmuş olmaktan ötürü çok mutlusunuz. Çok mutluyum. Müthiş bir duygu. 2-3 dakika sonra kapıdan adam değil direkt Rener çıkıyor. Oo kimler Rengo. Kimler? Ay hoş geldiniz, hoş geldiniz direkt arkadaşlar. Rener. Hop tamam da sakin, Wendy sakin. Ne? Ay ya ulaşamadım size. Geldim evine ama Kitra yoktunuz evde. Ben çok kötüydüm, tedavi medavi. Çok dolandık. Ama çok yaramış kusura. Bak yüzün gözün açılmış. Yok, iyiyim, doğru iyiyim düzgün, şimdi. Salatalık abi falan koyuyorum. Bir de beyaz çay içiyorum. Salık. Çok geçmiş olsun. Ejder yani. Mevisi. Ya teşekkür ederim. Oldu bir aksilik. Okay. Siz ne yaptınız? Fulun'u kurtarabildiniz mi? Fulun'u mu kurtardınız mı? Ben bak uyku uyuyamıyorum. Uyku uyuyamıyorum. Ya, uyut oğlum seni. Ya, çok yaklaştı. Daha, yani. Dinlenmiştir ya. Şey yaptık biz, çok yaklaştık ya Rener. Gördük aslında nerede olduğunu biliyorduk ama bizi sokmadılar, almadılar. Tanıdığı biri olacak, biz öyle herkese vermeyiz falan dediler. Dövmüşler onun, öyle bir şeyler yapmışlar, ellerinden birileri kurtarmış. Değil mi Piyanda abi? Dövmüşler birilerinden kurtarmış. Kim size vermiyor? Bir şey atın bakayım çocuklar. Abi. Biz yalan zarı atın ya. Kimler atıyor? Atayım abi atayım. Lelişo söylediği Piyanda o da kafasıyla onayladığı için ilk ikisi atıyorlar. Nice. Ya Piyanda o atmasa. Piyanda o kafasında bir şey vardı onu almak için geldi. Yani daha neyi onayladı? Bu arada Soykan bir alert var galiba. Onu hallettiniz. Ne var? Aa görmedim, özür dilerim. Evet, Meltem. Oha 9 ay olmuş mu ya Meltem? Aa. Okan ve Emre'den sonra en büyük abonelik streak'i. Hoş geldin Meltem. Teşekkür ederim. Meltem söz bekle. Tam nickini okumak şartım şu an. Meltem sağ ol. Bravo 18 falan. Ya siz fight'ta atamayacaksınız galiba zar arkadaşlar.
Mete de çok yüksek. Mete de çok yüksek. Ben attım bu arada. Yalanı ben söyledim. İyi 18 geldi ya. Mete 18 geldi lan. Suray helal lan. Çok tamam. İyiydi be. Üf. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Okey. Evet. Şey, kafasını bir salladı ki. Hadi dövdüler sonra size vermediler mi diyorsun? Ne diyorsunuz? Ya galiba dövmüşler. Bize göstermediler Flo'nu. Biz uzaktan gördük ama böyle turuncu saçlı. Nerede oluyor bu? Fazla mıydı? Ya bu. Ya şimdi yerini burada söylemem çok doğru olmaz. Yabancı yok burada söyle. Bunu ya, söyleme istersen. Böyle bir şeylerin altından kanalizasyonlar falan. E tamam işte falan. O kanalizasyonu bana gösterdiğiniz harita değil mi Zanatar'ın evine giden? Hayır hayır. Bir kanalizasyondan başka yere de mi gittin? Ya, hayır biz oraya giderken sol tarafından çıktık. Çünkü diğer taraftan garip garip hayvan sesleri geliyordu. Tamam. Nereye ulaştınız? Başka bir kapıya çıktık. Bundan başka bir kapı. Yani bir kapı daha var öyle mi? Hı. Evet. Flu'nu şey yapmışlar. Kurtarmışlar. Kimler? Bilmiyoruz. Kapıda biz asla görüştürmeyiz. Olmayız buraya. İşte bir dostu gelecek falan dediler. Bir dostu deseydiniz biz dostları izleseydiniz. Dedik ama Flüm bizi tanımıyor ki gösterdi. Yok dedi tanımıyorum falan biz uzaktan gördük. Rene'lerin arkadaşıyız dedik falan. As bize inanmadı. Flüm'ü dövmüşler siz onu kurtarmaya gittiniz o salak da sizi tanımıyorum mu dedi. Saf işte dürüst. Korkuyor saf. O bir yandan galiba. Bizden de korkuyor. Evet. Hep oradan oraya çok kötü durumdaydı. Bizi tanımıyorum diye gelmedi bizimle. Tamam yani. 14 atmanın bile kurtarmayacağı bir yalan olaylar örgüsü. diye içimden geçiriyorum. Göklerden bir şimşek çaktı öldü. Kurtarıyor bu. Gittiniz ama kanalizasyondaki öbür yoldan gittiniz. Zanatar'a giden değil. Orada da hı-hı. Bunu dövmüşler. Dostları gelirse veririz dediler. Siz de dedi ki Fulum dostum bunlar değil beni dövün. Hayır dostları gelirse değil biz gittik Flu'nu almaya. O dedi ki ben size niye geleyim ben sizi tanımıyorum. Biz dedik senin dostun olsun. Onu kaçıran adamlarla kalmayı tercih etti. Kaçıran adam değil onlar ya. Onu kaçıran değil kurtaran. Kurtarmışlar diyorum. Kurtarmışlar. Bu Rener bir şey anlamıyor bende ya. Öyle demiş şimdi. Anlamıyor gerçekten. Tamam ben de. Tamam kardeşim ölsün o zaman ya. Tamam abi evet. Benim, senin arkadaşın mı? Bir dakika bir şey soruyorum. Senin arkadaşın mı bu Leliş'a? Leliş'e soruyorum abi. Bir saniye. Leliş'a senin arkadaşın mı bu? Benim arkadaşım değil abi bu çocuk. Peki soruyorum Kitra abi senin arkadaşın mı? Hiç verir umurumda değil. Peki Davorin'cim senin arkadaşın mı kardeşim? Abi. Dili tutuldu. Davorin'le büyünün etkisi var galiba. Ya. Davo? Sesin gelmiyor Davo. Ya hala. Davorin. Var mı? Ay. Abi içim geçmiş kusura dalmışım şey olmuş. Anladım böyle bazen. Ah be Davo'm be. Neydi soru? Çok senin arkadaşın mı abi bu Flüm? Abi Flüm ben ilk defa hayatımda gittiğimizde gördüm işte. Hiç yüzünü görmemişim. Wendy senin arkadaşın mı? Yok. Kimin arkadaşı? Benim başka arkadaşım. Benim arkadaşım. Başka sorum yok benim. Tamam benim arkadaşım kurtarmışlar zaten. Ben şimdi o kurtaranlardan kurtarmaya mı gidiyoruz? Oradan çıkamıyorlar. Ya. Çünkü aynı kanalizasyonu takip etmeleri gerekiyor. Zanatarlar yakalar diye bu adamlar çıkmıyor. Biz de dedik ki bize güvenin. Biz zaten bu yola buradan geldik. Niye size güvenelim? Ben sizi tanımıyorum dedi. Biz dedik ki Rener'i getirirsek gelecek misin? Dedi ki Rener dedi kardeşim olsun dedi. Ben tabii ki gelirim ya dedi. Bunu göremediğiniz mesafeden uzaktan bağırıştınız mı bunları? Hayır konuştuk da işte yani bize çok şey. Tamam o zaman. Bana arkadaşlar yani yanlış evet, anlamayın abi. Ama hikaye biraz eksik değil mi sizce de? Sizin bana anlatmadığınız bir şeyler olabilir mi? Hayır tamam, ya biz gidelim abi. Gerek yok tam fulun. Tamam, hayır 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 hayır. Yok, hayır hayır. Hayır, hayır durun bir saniye tamam. Bir saniye lütfen. Hayır hayır. Çay var mı? Bakın. Tamam. Tamam. Arkadaşlar sakin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Bak abi. Şu halimize bak ya. Ben sıyırıyorum abi tişörtünü Davorin'in. Ay.
Kötü bak, olmuş. Halimize bir bak abi. Kötü kötü olmuş. Bir fırını kurtaracağız diye değmez ya. Şu Davarin abimin çektiği şu şeye değmez tamam, ya. Yok ama ben biz de geldik burada sorguya çekiliyoruz ya. Hayır sorun. Ben özür... Ben tamam. Biz kötü insanlar çok... olsak, sana yalan ya, söyleyecek olsak özür... seni o adamların elinden kurtarır mıydık abi ya? Çok özür diliyorum. Ben çok özür diliyorum sizden. Tamam. Neymişsin? Tamam ben... O çocuk orada benim yüzümden tutuluyor. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Tamam. Ne yapmamız gerekiyor? Abi, i̇şte sabah diyorum ki biz. Gidelim birlikte alalım şunu. Rener, senin de güvendiğin biri varsa istiyorsan alalım. Yanına alalım. Ben yani ben zannetmiyorum oraya birilerini götürmem gerektiğini ama ben gelirim. Bu mesuliyeti ben almalıyım. Olur Rengo, gel olur. Tamam. O zaman yarın sabah görüşürüz. Tamam, kaçta geleyim? Sabah 6 gibi. Çıkarız. Sabah 5.30 gibi bence buluşalım. 5.30 gibi ben Kitralara geleyim mi? Sen benim evimi nereden biliyorsun? Kanalizasyondan çıktık ya, senin evinde ayrıldık. Ha doğru, biz seni o gün bir şey yaptık falan. Tamam ya. Ben korktum Rengo, biliyor musun? Doğu ne oluyor dedi. Evden ya. Daha doğrusu kurtardım. Tamam, bizden tükürüklerimizi ayarlayalım. Tamam. Tamam 5.30'da. 5.30 gibi geliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Yanlış anlaşılma oldu başta. Biz anlamadık, biz hani biz zanatar mıyız, zentarim miyiz, bize niye böyle herkes yok ben öyle bir şey demedim. Bu iyilik için bir şey yapamayacaksak biz ölelim abi o zaman. Yok, bu grupta alsın o zaman ya. Ben çok yüklendiniz bence üstüne. Ben bir şey demedim. Hayır ne oluyor yani? Tekrar hayır, özür diliyorum. Hayır sakin yani lütfen. Tekrar ben özür diliyorum. Dilemene gerek yok. Yok estağfurullah da yani. Bunlar özür dilesin sen. Ben adam değilim ya. Benim başta gelmem lazım. Siz gitmeyin, ben tek gideyim ya. Hay o. Rendi sen sus bence biraz. Ne hadi zaman? O zaman hadi bakalım gidelim. Hadi dağılalım. Gidelim. Hadi dağılalım abi. Tamam, abi 5.30 öpüyorum. 5.30 bu ekip. Kitra. Evet. Kitra'dayız abi. Biz de Kitra'dayız. Öpüyorum, iyi bakın kendinize. Görüşürüz abi. Rengo. Efendim. Bu gelirken Allah aşkına iki ekmek al da gel, gözünü seveyim. Yani. Ha, kahvaltı ederiz değil mi? Kahvaltı yaparız. Onu da ben alayım. Arkadaşlık, dostluk, hayat kurttu. Bu, iki saattir boşuna mı konuşuyoruz? Tamam ya? Özür dilerim, ben alayım. İki ekmek ben alayım. Ya. Ekmeği ben alayım. Bakın tamam. Hadi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bak. Önüne bakıyor böyle. Biz döndük yürüyoruz abi. Tamam. Yürüyoruz mu şu an? Evet. Bir şey diyeceğim. Ya ben... Doğru bir şey mi yapıyoruz ya? Ya benim içim çok kıyıldı. Ben ağlayacak da ağlayacak. Bir dur Allah'ını sen ya. Oğlum yaptığımız işlere bak ya. Sıra baklı. Seni sıfır test ettim Vedni. Çok doğru bir bu iş. Bu Vendi'yi öldürmemiz lazım. Bu Vendi'yi öldürmemiz lazım. Vendi'yi götürdüm. Vendi kızım bak kendine gel. İnanamıyorum ya. Yaşadıklarını düşün ya. Mor yaratığı düşün. 20 metre savurdu lan beni. 20 dokunmadan. Böyle yaptı. Abi ben Vendi'ye doğru gidiyorum böyle boğazına, böyle şu parmak hareketini yapıyorum, böyle tık 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 yapıyorum üç kere. Yanıyor abi, biraz. Buradaki mühürü hatırlıyor musun, buradaki mühürü? Hatırlıyorum. Bir daha düşün. Bir daha düşün yavrum. Onda yok ya, bu nereden bilecek ya, o hissi nereden? Benim hatırlıyorum dedi, deli galiba. Bizdekini hatırlıyordur. Ben o zaman kendimi yapıyorum bak. Ah! Planda, tamam. Bak gördün mü? Bak ailemi görüyor musun? Orada Allah'ın kafası karıştı. Hep de bana şimdi neydi? Rene elini. Affedersin ya. Gidelim Allah aşkına. Hadi abi uyuyalım. Ne olur gözün seveyim. Yani. Tamam. Vallahi, gittiniz arkadaşlar. Kitra'nın evine gittiniz. Bakla sofa. Bir oda, bir salon. Gece. Ne bir oda bir sonmuş. 5 kalıyoruz, 10 kalıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir ev alacağım şu parayla. Bu görevi bitir. Hepiniz long rest'inizi aldınız. Ben hepinizin yerine yapıyorum onu. Ha. Ben de hazırdı Soykan. Yapmayayım mı? Sen mi yapıyorsun? Yap, hazırsa yap. Gerçi yaptım. Bende de. Basa veririm ben de. Bir tık. Hayır canım, full diye demiyorum da bu arada. Yok yok ya, bastım ben. Siz basınca bazen olmuyordu ya abi. Hayır, hep 14 üstü falan atıldı da çünkü. Overlay'de niye düzelmedi? Geliyor overlay biraz. Bir tık geç geliyor abi. Öyle mi? Ama bir İyi. Tık. Çok da... Var mı abi ejderinden.com? Yok. Bir ev bakarız. Ya bulunur, emlakçı bulunur. Düzelmedi mi arkadaşlar? Ben kendi yok, ben de düzelmedim. Ha düzel. Mes tabii. Bir sayfayı refresh atayım bakayım. Sen basınca burada olmuş mu bir şeyler? Bir saniye, o aktif mi acaba o arayüz?
Ben burada health'imi full gördüm abi. Şimdi nasıl? Bir değişiklik oldu mu? Abi şu an full gözüküyor. Evet, güzel. Abi. Tamam, overlay sorun herhalde aktif değilmiş abi, pardon. Okey. Tamamdır. Eve gittiniz, uyudunuz. Sabah 5.30 gibi kapı tıklanmasıyla uyandınız. Kim açıyor kapıyı? Wendy koşar ya. Ben koşuyorum tabii bekliyordur ki. Bekliyordur o zaten. Gözüm uyku girmemiş. Açtım kapıyı. Günaydın. Rener geldi. Günaydın. Hoş geldin. Geldim. Kim o ya? Hazır mısınız? Ha, Reno. Uyuyor ben musunuz hala? Değil. Hadi çocuk, benim yüzümden orada kurtaracağız. Hadi kalkın ya. Abi dur, alırız. Neyim? Öncelenme. Öncelenme. Gideriz. Oho. Tamam, bir sigara içiyorum kapının önünde. İn hadi. Ekmeği ne yaptın ben abi? Ekmeği ne yaptın? Dur, ben de bir sigara içeceğim. Getirdim, al. Al, getirdim, al ya. Ver, ver abi. Kese kağıdına sarılmış işte. Böyle iki tane ekmek veriyor. Davarim, bana da bir ekmek peynir yapsana, ben kalkamadım. Abi sandviç kıyıyorum herkese. Şimdi yap, yapıştır, bir saniye. Abi, yani. Saat 7'de 21 saatiniz var dedik. Gittiniz bir saat, konuştunuz, döndünüz 2 saat, 19 saat. 6 saat uyudunuz. 13 saatiniz kaldı. Okey. Sabah ekstra bir vakit kaybı oldu. Sabah 5.30'a kadar uyudunuz. 11 saatiniz kaldı. Niye 13'ten 11'e düştük ya? Uyku zamanını ayarlayamamakla alakalı. Gece başka yapacağınız bir iş varsa yapın da. Allah. Yok. Okey. Hadi çıkalım. Okey. Hadi. Kahvaltılar yapın. Ettiğiniz kahvaltınızı çıkın. Yolda yeriz, yolda yolda. Hadi. Tamam ya, ekmek arası bir şeyler hazırladınız. Hı hı. Hallettiniz. Nedir? Direkt kanalizasyona mı iniliyor? Tabii. Tabii abi. Tamam, indiniz. İlerliyorsunuz kanalizasyondan. Bu bana gösterdiğiniz kanalizasyon haritası vardı. Onu bir alabilir miyim? Onu evde. Ben bakıyorum ama ne yok. Neredeydi o ya? Lelişa'da mıydı? Ya biz oraya geldik diye yolu şey yapmayın diye mi aldılar benden ya? Bir yalan zarı atabilir misin? Hadi Lelişa'm. Tamam, bakıyorum. Ne yalancıymışım, ne köpekmişim ya. Üç kere bugün. Ha, orada şey yaptılar diyorsun. Tamam o zaman. Zaten yolu. Birkaç tane daha yalanım yok. Siz biliyorsunuz değil mi yolu? Biliyoruz, biliyoruz. Birkaç yalanlar. Hatırlıyoruz tamam. Yolu ya. Şimdi bunlar kim? Bunlar kimlermiş, söylediler mi? Bakın bana hala mantıklı gelmiyor. Şimdi bu kanalizasyondan zanaatar mekanına gidilebiliyor. Hı-hı. Ama başka bir yere de gidilebiliyor. Şimdi nereden gideceğiz? Bakın yanlışlıkla zanaatarlara falan. Hayır bak. Şey gibi konuştular. Ne? Waterdeep koruyucuları mı dedi, bir şey dedi, ben anlamadım, bir şey dedi. Bir yalan zarı atabilir misin bir yandan? Aha, işaret! Ah! Ne işareti lan? Az vur dedim, az vur dedim. Abi ne yaptın? Atayım mı bu arada diyem, sen diyem. Ya ay, şimdi adam bayılda, oyun dışı konuşuyorum. İşaret vermedim Kitir abi. Oyun dışı konuşuyorum. Normalde evet. Öyle birini arkadan vurdum, bayılttım diye bir şey yok. Şimdi bunun inisiyatifi var, bunun bilmem nesi var. Ama siz bunu bir gün önceden planladığınız, kaş göz hareketi ayarladığınız için falan gerçekçi. Okey. Vurdun adamın kafasına, bayıldı adam. Evet, kabzayla. Kabza burada. Abi ben işaret vermedim. Kılıcım kırıldı. İkna ediyorduk. Allah kahretsin. Mahvolmuş kralın kılıcı abi, bırak. Lelişa, sen şey demedin mi? Gözümü dedin, kırpacağım dedin, işte dedin. Abi o gözümü ben normal kırptım, böyle kırptım ya. Bu başkaydı. Bu felç kırpmasıydı. Onun farkınızı bilemiyorum abim ya. Boşu boşuna kafasına mı vurdu desek biz bu çocuğu? Nasıl 45 dakika taşıyacağız abi, biz bunu daha gitmedik ya. Ayılmasını bekleyelim mi? Ayılır o. Ne zaman ayılır acaba?
Ayılsın sizi normal göz kırp bir tur daha vursun. Nefes alıyor. Böyle planlı olmadı gibi oldu. Benim içim ısınmadı. Allah'ım. Kanalizasyon suyundan mı çalsak suratına? Su kafasına vurdu mu desek ama hepten şüphelenecek bu çocuk. Evet. Ben alırım ya. Sen vurdun sen taşı. Ben vurmadım ki ben niye taşı? Kitra. Sen Kitra abime niye öyle diyorsun? Abime taşı yok. Ya ben de hayatın dur bir de. Aşkına ben gerildim. Taşı sen ne taşı. Ne hayatın aşkı? Öteki bunun aynısı işte. Aynı şey. Boş. O diğer kızla almazsan. Tamam alacağız onu. Da cingar çıkartırız. Abi sen zahmet etme ben alırım. Onun iğrenç. En çirkin Bartu ya. Ben çok alıyorum abi yerden. Okey miyiz? Al al. Puan da al. Alıyorum abi. Sırtıma al. Alabilir miyim? Tabii tabii. Sayın diyeyim. Tabii. Altara mıyım omzuma böyle bir? Senin kuma? Senin gücünde bir adam alır evet. Okey. Aldım abi. Omzuma koydum o zaman. Böyle bir kolumla destekleyip yürüyorum. Ama bir tık yavaşlattı sizi tabii. Beden taşıyor oluşunuz. Hı hı. 40 dakikalık bir yolda hatırlayacağınız üzere ulaşıyordunuz. Aşağı yukarı 15-20 dakika sonra böyle mırıldanmalar, homurdanmalar gelmeye başladı Renner'den. Git abi sakin ol. Başım, başım. İyi misin? Taş düştü, taş düştü. Dur, dur, dur. Taş düştü. Ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi misin? Ne oldu? Düştün mü? Nasıl iyi misin başım? Uf, çatlıyor başım, başım. Dur sakin ol tamam. Git abi taşıyacak ne? Seni. Ne oldu ya bana? Ne oldu? Ya gidiyorduk sen kötü kötü oldun ya. Bir şey yemedin mi çıkarken? Bir şey çarptı bu kafama. Ne kötü kötü oldun? Nasıl çarptı sen? Ne çarptı ya? Duvarlara. Görmediniz mi? Bir şey vurdu gibi. Yo. Vurabilir ya, abi. Biz değiliz zaten. Ne vuracak Allah aşkına? Durduk yere mi bayıldım lan? Abi senin bir doktora gözükmen lazım. Of, tamam hadi hadi gidelim bitirelim şu işi. Tamam. Bırak dur, beni. Bırak beni olur. Bir anda o. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam abi buyur. Estağfurullah ya. Ben... Zahmet olmasın. Bir su içeyim bir saniye bir su içeyim. Tabii tabii tabii. Tabii. Tamam hadi devam. Ne kadar kaldı yolumuz? Az kaldı ya. Planda sen de yoruldun ya. Ama taşıyacağım diğer enere. Neyse. Biraz şey oldum ben de ya, yoruldum valla. Bir anda. Devam ediyorsunuz abi yürümeye. Bir anda. Efendim abi. Benim o kabzası şey oldu az önce. Onu bir takabileceğim mi? Abi deneyeyim abi. Bir ver istersen. Al abi. Al. Ver abi. Dener. Sizin tanışıklığınız nereden geliyordu Fırın'la? Bu kadar seviyorsun. Ya aslında çok uzun süreye dayanmıyor. Ben Volo'nun yanında görüyordum bu çocuğu ya, sürekli. Süper. Süper. Eyvallah. Ondan sonra bir kere bu şeyde esneyen geçitte beraber bira içtik. O gün çok iyi anlaştık. Bir de kart oyunlarını da çok iyi oynuyor şerefsiz. Ben de her gece işte her gece demeyeyim de iki günde bir falan şeyde şişlenmiş ejderha hanında kart oynarım gemicilerle. Hem onlar beni çok tanımazlar bazıları tanır. Hem de sağ olsunlar çok şey yapmıyorlar. İşte Renner buraya takılır falan da yapmıyorlar. Onlarla kart oynarken onu da davet ettim. Bir iki kere de orada muhabbet sohbet ettik. Bira içtik. Çok iyi çocuk. Yani hiç içinde kötülük yok. Biraz ukala ve çok konuşuyor. Gerçekten çok konuşuyor. Ama hiç içinde kötülük olduğuna inanmıyorum ben. O yüzden çok iyi anlaştık. Bir de ben çok arkadaş bulamıyorum. Babamdan ötürü falan genelde insanlar korkuyor benimle takılmaya. Şu anda yasaklı gibi bir şey. Yani soyadımın lanetini taşıyorum diyebilirim. Kıyamam. Ama severim. Doğru tabii. Severim. Peki bu böyle çok can kardeşin gibi. Yani canımı bile veririm dersin ya. Yok biz hani 10 gün oldu tanışalı ama çok iyi çok iyi bir çocuk. Çok o da beni seviyor. Süper. Yani bir de benim süper. Yüzümden şimdi bu işlerin içine girdiği için çok üzülüyorum. Senin nasıl abi bu arada senin hayatın nasıl gidiyor arka planda? Hani iyi misin? İyi psikolojin, ben. Sağ olun. Yani iyi. Bu işlerden önce böyle konuştuğum bir kız gibi bir şey vardı. Ben öyle çok dayak olayları falan olunca bayağı üzülmüştüm. Ama şimdi yeniden çok mutluyuz. Evlenmeye karar verdik. Rengo. Bir ara fermante edilmiş üzüm suyu içelim mi seninle?
Olur, içeriz. Kart da oynarsak beraber. Bak. Bunu duyduğum gibi abi kafasına kalını pam diye bir tane de ben vuruyorum. Hadi bakalım. Hayda, bayıldı adam ya. Ne demek abi? Anne niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne demek lan? Ne demek? Ne bunu demek şakalayalım. Bu bana bunu söylememişti. Bana bunu söylememişti. Yakarım abi ya. Yakarım sizi ha. Kızım biz at sana diğerini alacağız zaten. Yürü, sen yürü, bunu yürü, 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 yürü. Direkt, direkt verelim. Direkt verelim bunu. At. Ha, verelim. Tamam. Direkt ver ya. Lanet. Niye bayıltıyoruz bu çocuğu biz? O ver işte. O getirdik diye ver ya. Öldürsün. Bir şey diyeceğim. O yılan yılan yaptı. O çocuğu. Korkar. Neden? Sürekli bayıltıyoruz. Bana sen işaret verdin Lelişya. Sadece soruyorum. Ben size felçli göz kırpacaktım. Bu çocuğu neden kafasına vuruyoruz sürekli? Ya zaten gelmedi. Aynı şekilde teslim ben de ayıp ettim. Ben de çok ayıp ettim. Ben de yapılacak hareket değildi. Can ya çeker. Bir yerimiz şişer. Ya. Bir şey diyeceğim. Birer tur oynamasını beklesek. Bu kız 17 yaşında bak. Birer turda biz mi bayıtsak acaba? Can çeker olur. Göz kalır. Göz hakkadım yani. Bir daha bayıltacaksanız beni de bayıltabilir misiniz? Ben buna daha fazla seyirci kalmak istemiyorum. Hadi. Hadi piyan daha gidelim. Allah. Yoksa Wendy'yi bayıltacak. Alıyorum yine. Yüklendin abi tekrar Rene'ye. Yüklendim abi. Attım o zaman. Son, ben çok sinirli yürüyorum. Son düzlüktesiniz yani. Artık. Biraz büyülerimi okuyayım. Bakın çok stresliyim. Ay Allah seni beğenmesin. Ya ne oluyor? Amına koyacağım artık. Ne oluyor? Ne oluyor? Yeter. Bak Rener. Sen ikidir bayılıyorsun durduk yere. Ya bizim bak Rener'ini siktirtme bak siz bana bir şey yapıyorsunuz. Olmaz abi böyle. Ne ya bu da yalan söyleme davarın ya. İkinciyi bende vurdu. Kızdı, kıskandı seni. Niye vuruyorsun? Ben de bam dedi vurdu. Gördüm de bu sefer kol. Gördüm kolunu da gördüm. Niye vuruyorsun ya? Başım şişti kazan gibi oldu. Niye dövüyorsunuz oğlum beni buraya getirip? Başım şişti. Kolunu kurtarmayacak mıyız? Gerizekalı niye başın şişsin diye vuruyorsun bana sen? Doğru iyi dedin. İyi dedin Renan. Size ya. İnsan muamelesi yaptık, kötü mü ettik? Sus be, ne insan muamelesi? Duygularını mı oynadın sen? Pis herif. Duygularına başlatma. Ne oynadım ben senin duygularına? Evet, abi çok konuşuyor, sinirleniyorum. Bir dakika kafasına koyuyorum. Hayır, olmazlar. Bayılıyor herif. Çocuk beyin kanaması geçirdi. Abi bir şey söyleyeceğim. Bakın kaos var. Şu an kaos var bu ekibin. Davorin zıplayıp vurdu bir tane Davorin. Adama neden zıplayıp takla atıp vurduğunu sorabilir miyim? Çok konuşuyor. Acaba? Çok konuşuyor. Çok merak ediyorum şu anda bunu. Haklı abi. Haklı yani çocuğa dedim ama can çeker. Kukar dedim ya. Ben bayılmadım. Şuna sinirleniyorum. Ulan bir adam daha onun kucağında adam. Daha zaten ayılmamış. Niye bayıltıyorsun sen? Manyak. Abi ben de ona sinirleniyorum. Adamın kucağında ayılıyor gibisin. Madem adamın kucağındanayım bu adam seni taşımak zorunda mı? Diye sinirlenme. Haklı. Haklı. Şimdi haklı gayet de. Canlı abi bir şey söyleyeceğim. Buyur gel abi. Biz bu herifi öldürelim. Hı-hı. Leşini götürelim. Abi belki öldür... Abi canlı istiyorlar ya saçma. Belki öldürmeyeceklerdir ya. Yoksa çoktan öldürdük biz bunu ya. Zaten ölecek büyük ihtimalle. Hayır, varamayacağız belli ki. Geldik ya. Şey canım, ben böyle... Bir şey var mı? Ben böyle... Bakın ya. Bir şey canım, ben böyle bu Renier'i omzumdan duydum şey diyorum ben. Ne tarafa dönüyordu diyorum. Sırtlandın mı adam abi? Yani aldık ki. Zaten okay. Sırtımda bayıldı ya. Tamam, okey. Şey, merdivene girişe geldiniz. Girişteki hafif işte... Loş meşale ışığıyla aydınlatılmış zanaatar logolu bir tablo vardı hatırlıyorsanız. Hı hı. Oraya gelmeden bayılttığınız iyi oldu yani. Merdivenin başındasınız. Çıkıyor musunuz? Çık. Tamam eski sistem hadi. Hadi. Bir saniye dur. Bir saniye. Ne oldu? Bir saniye takım. Şöyle bir problemimiz var. Şu dörtlü mühürlü, ben de mühürsüz. Ve hiç bu olaylardan haberi yok aslında. Hiç de yokum. Ben de aşağıda kal. Ben de götürürsek
Wendy'nin de başını belaya sokacağız. Yani, götürmesek nasıl açıklayacağız? Açıklama yapamayız oğlum. Bak, biz bir de arkadaşımızı getirdik. Şöyle diyelim mi? Wendy Renée'yi kandırmak için kullandığımız arkadaşıydı. Hiç bence o topa girmeyelim. Ben bir kenarda sizi saklanıp bekleyeyim. Ama öyle hani mi? Yani 3, 4 olacak, 5 olacakken 4 olacağız ya içeride. İş birlikçimiz Wendy. Arkadaşını kandırmak için bizimle beraber. Baktık. Wendy belki sesleri duyunca direkt gelir. Belki de hiç olay çıkmaz, aşağıya ineriz ya. Abi git, kızı burada bırakmayalım. Başına ne geleceği belli olmaz. İsterseniz götürelim şey deriz. Yani bu böyle kandırmak içindi. Kızı da arkada bırakmak istemedik diyeceğiz ama bu sefer o da öğrendiği yerin kontenjanından o da paket. Ben de burada kalsın. Ses duyarsa gelir abi. Ben ses duyarsan ne olur gel. Yalvarıyorum gel. Tamam, geleceğim. Peki kesin oradan ama. Bizi nasıl duyacak ya? Bari en azından kapıyı şu kapağı açık bırakalım da bizi dikkatli dinle ben de. Tamam, tamam. Tamam. Açtınız. Ben önce bir gitmeden planda, bunlara bir sağlamasını yap. Bir de sen mu? Vur da. Ayılmasın. Bir tur da ben vurayım mı abi ya? Vur bakayım. Vurma abi, vurma, ölecek adam. Vurma abi. Saçma mı? Dur. Yok. Yeter de. Tamam abi. Dedim ayıldırma. Gerçi ayılsa bu saatten sonra gelmiş. Zaten ayılması lazım abi şu an. Tabii. Ben bunları bir gaza getirme konuşmamı yapayım madem. Madem öyle bir özelliğim var. Tanrım. İçişe bak. Ya. Mümkün değil mi bu? Tamam. Tabii canım. Öyle bir toplanın. Bakıyor ki. Toplanın. Toplandık. Size güveniyorum. Öyle mi duruyorsun? Evet. Size inanıyorum. Elişah. Elişah şu ellerini getir, beni dövükle. Hiç umurumda değil. Ben sevmiyorum ya bu Wendy'yi artık. Neyse. Ay. Sana, evet. Sana işlemiyorum. Diğerlerine yapacağım. Zaten bir kişi alabiliyor onu. Gerçekten gruba falan sanıyordum ben. Yani gruptan isteyen bir kişi alıyor onu. Tamam. Tekrar ben bir teyit edeyim de onu. Aslansınız. Kaplansınız. Ha yok. Önünüze geleni. Hepsi. Önünüze geleni. Hepsi. Hepsi ha. Hepsi alıyor. Duyabilen herkes. Evet. Bu bitebilir mi? Boynum ağrıyor. Hayır. Davorin. Ben sahilimde Davorin istiyormuşum abi. Aşağıda biraz. Önüne geleni vuracak mısın Davorin? İçlerinden geçeceğim izin verirsen. Hitra abim. Yürü be aslanım dedi. Piyanda ol. Vur yavrum. Diyem o değil. Pardon. Gelişe yavrum bir şey yap. Bak işine yarayacak. Ya senin meymeretini ya. Hadi Gelişe ya. Ne kadar. Tamam lan. Tamam. Yaparız be. Yaparız. Getir elleri. Getir abi. Bir dakika. Ne? Bu ekibin artık bir adı olmalı çocuklar. Evet. Doğru. Zorlanıyorum ben size bu gazı verirken. Bir ad lazım. Dur eli kaldı. Bu ekibin adı bundan sonra Fight Kulüp. Fight Kulüp. Hadi o zaman. Çok iyi. Hadi abi getirin. 2, 3. Fight Kulüp. Lüp. Haydi aslanlarım. Haydi kapanın. Hadi abi hadi. Size güveniyorum. Abi siz bilmem ne yaparken üzerinizdeki kapak yavaşça açılıyor. Böyle merhaba abi. Yani armorlı insan, o boynuzlulardan bir tanesi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Fight Club. Size gelmiştim. Merhabalar. Buyur abi. Merhaba abi. Bizde bir emanetiniz vardı, biz onu getirdik. Geç biliyorum ama Fight Club. Geç. Fight Club. Merhaba. Geldik. Abi biz 2 saniye önce koyduk adı ama. İşte bağırdınız ya, ben oradan ona geldim. Doğru. Beğendin mi abi? Biz yeni düşündük bu ismi çünkü. Siktirtmez mi? Uyuyor geç. Cüce geç. Ya bak böyle küfürlü konuşuyorlar. Geç. Kitir abi. Aman. Tamam. Efendim Delişe. Aman abi. Devam. Köpürüm sen biraz abi. Sussan tamam. Mı acaba? Tamam. Pardon abi. Önden yürüyor. Arada böyle sizi kesiyor, takip ediyor musunuz diye. Odaya beni kadar. Beni almadı değil mi bu arada? Yo, bayağı hepiniz işte. Ha, hepimiz aldı. Bakalım. Odaya doğru götürüyor sizi. Hemen siz koridora girdiğiniz zaman bir tane aynasından arkanızı kapatıyor. Escort halinde. Başbakanlık korumaları gibi. Giriyorsunuz odaya doğru. Kapıyı tıklatıyor. En öndeki. Gir.
Açıyor sizi içeri. İçeri buyur ediyor hepinize. Abi hoş geldiniz. Merhabalar. Selamünaleyküm abi. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Şey yok bu sefer içeride. Half Orc olan ve Floon yok içeride. Oh. Büyücü olan abi var. Geçin. Abi hatırladın bizi. Soytarılık merhaba yapmayın. Abi. Geçin. Şeyle. Tamam. Saygıyla yaklaşalım patronumuza. Abi dedik. Neyse. Niye yalan söylediniz herife? Kime? Neyi abi? Efendim? Renere. Ben sizi iyi insanlar zannetmiştim. Ama benim işime gelir yani. Bir şekilde. İşine gelirdi ya abi işte. Ha, bir şekilde halletmişsin. Sizin de içinizde bir kötülük var. Onu fark ettim. Yingen. Hayır yani her şeyi yaptık. Etik mi kaldı diye düşündüm. Yok benim için bir sıkıntı adama yok. Adama ölüme getirdik. Etik kaldı. Abi yanlış anlamazsanız Sayın Lord Bey. Ben bunu böyle bırakayım mı? Yere doğru. Lord Bey. Bırak. Bıraktım. Tamam. Yaklaşıyor şu böyle. Renere doğru yaklaşıyor. Evet onu sonra konuşacağız. Yaklaşıyor Renere doğru. O dört tane her yere uzanabileceğini tahmin ettiğiniz dili var demiştim ya. Hı hı. Eğiliyor hafif. Dördünü de böyle Renere doğru uzatıyor. Suratından başlayarak ayaklarına kadar. Sanki yani siz ellerinizle bir şey yoklarsınız ya o diliyle yokluyor. Yalıyor gibi değil yani. Dilini üzerinden geçiriyor falan. Ne yaptınız buna? Nasıl bayıldı? Dövdünüz mü? Ne abi, sen sor. Ne ben biz söyleyelim abi. O bir ufak yanlış anlaşılma oldu. O sırada işte sıkıntı. O bir başladı mı bir daha devamı geldi. Ben dedim ki yapmasın arkadaşlar diye ama. Anladım. Yani bir şey. Bu halde bir işime yaramaz. O zaman etek giydirelim. Ayılana kadar bizimlesiniz. Ayılıyor. Biz denedik. Geç şöyle bir de biz deneyelim. Tabii. Tabii. Bir de köşeye geçin. Geçelim abi. Geçelim. Ha bu tavan akıtıyor herhalde onu bilmiyorum. Öyle onu halledeceğiz. Hafta sonu diye şimdi şey yapamadık. Pazartesi gelecekler ona. Örgütten arkadaşlar gelecek. Lordum yaktım ama ister misiniz? Ya buyur. Buyur iç. Size bir tane uzatayım. Kullanıyorsanız eğer. Eyvallah ağzım yok benim. Adettendir sormak. Eyvallah. Abi, bir tane banda verir misin Davorin ya? Kral adamsın. Buyur abi. Küçük. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi siz bayağı gittiniz. Genç, maceracılar, iyi kalpli. Bunu bir şekilde paketlediniz, bana getirdiniz. Öyle mi? Evet, paket demeyelim de hocam. Yani rica ettik gibi daha çok. Anladım. Ayıldı mı? Yo sessizlik var adada böyle. Ben ayağımla yani benim tutuyorum öyle Renere. Aklımda sorular var abi. Dayak nedir? Niye atalım? Sizin böyle kanalizasyondan gelirken ki videonuzu açıyor. Burada grumşar denilen bir hıyar varmış. Abi biz bir isim bulduk kendimize de çok yüksek müsaaden olursa onu arz edebilir miyim ben sana? Bu kim bu arada? Şu kız kim? Merhaba. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Ben arkadaşlara yardım ediyordum. Dediler ki Zanatar'la alakalı bir iş varmış dediler. Hangisi dedi? Hangisi ben dedi? Ben de dedim ki Zanatar'ı için tam olarak hangisi yapmak dedi? Yok demedik. Hangisi dedi? Ben demedim vallahi. Oğlum kapıdaki bak hangini söylediyse net olsun ha. Ben demedim. Oğlum biz bak dedik mi? Asla demedik. Bak. Buraya geldiniz. Bak. Bu arada doğruyu söylüyoruz şu an. Buraya geldiniz.
Yolu nereden buldunuz bilmiyorum. Belki öldürdüğünüz ya da ölü bulduğunuz bir adamın parasını getirdiniz bana. İşte. Ben sizi çok seviyorum. Fan kulübünüzün bilmem ne falan dediniz. Seviyorum. Çin kerhanesi mi? Oğlum burası, herkese buranın adresini veriyorsunuz. Yok sürekli abi, artı bir adamla mı geleceksiniz buraya? Yok yok, bu öyle değil o. Ben Rener'i tanıyorum. Rener'le bizim bir geçmişimiz var. Şöyle böyle derken ben işe yararım değil. Gizli suç örgütünün evi, anasını satayım, Nordic'in erotik şopu gibi. Nordic'i tanıyor musun abi sen? Nordic abi. Tanıyorum, şerefsiz. Mori... Ha şerefsiz. Evet, evet abi. Allah onun belanı. Ne kadar sözlemez. Kazıkçık hiç. Çük kadar boyu var, türlü türlü abi, var geçen yani. İki tane potu abi 30'dan sattı bize ya. Satar. Karakteri zayıf abi bir kere zaten. Bunların karakteri zayıf. Fareye çevireceğim onu, az kaldı. Zaten fare gibi bir şey. İyilik kadar yapmış mi olursun abi ya. Yemin ediyorum iyilik yapmış olursun fareye ben çevirsen. Evet. Abi değmez bu arada ya. Değmez hiç. Yani zanaatlar bulaştı ya bile değmez yani. Bir kere onunla uğraşırım Allah. Yolladım birini bir kere. İksir alsın diye, savaşlarda işimize gelir diye. Evet abi. Demiş ki abi bilmiyorum, bir tane elimde iksir var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Siz deneyin. Biz sanki kobayız. Sakat mıdır nedir ya? Derdime çare, baytarım yok. Aa. Bakar mısın? Denedik. Aa, Rener uyanıyor mu Rener? Savaş esnasında denedik, evet, hiçbir şey olmadı. Nasıl ya? Yani? Abi baytarın yokmuş işte. İşte yokmuş. Ama abi bizde yani orospu çocuğu. Abi dengene destek gerekiyor olabilir ya. Karaktersiz herif. Şey duramadık. Baytar'ın barı verse halbuki mis gibi, oh. Şey yapamadık. Şafak Güneşi fermanı belki abi. Ya onu çok işte arkadaşlar uğraşıyor üstünde çözmeye de. Tabii zor yani. Herkesin anlayabileceği sözler değil yani. Zamanında çok değerli. Gece aç tatlı zamanın sancısı. Çok şey yapma yani. Hallolur. Geçer. İyi, bekliyoruz o zaman. Rener. Abi yüksek bir tanesi. Ben bir uyandırabilir miyim kendisini? Uyandır. Onu bekliyoruz zaten. Uyandırabiliyorsan niye uyandırmıyorsun? Yok yok yok. Yok Leliş. Rengo. Şşt. Böyle tokatlıyorum. Yüzünü tokatlıyorum ama hafif. İnsan birazcık. Rengo. Şşt. Bir şey yok. Rengo. Abi öldü mü ya acaba? Nabzına bakabilirsin istersen. Bakıyorum. Yok, atıyor yani, nabzı atıyor. Yok, ölmemiş abi. Bu uyanır abi o zaman. Biz bir çay, may, bir şey, kek, bisküvit. Tamam Kitir abi. Abi ben bir şey sorabilir miyim? Siz böyle hani zihinle kontrol, işte uçurma falan, böyle ayıltma olmuyor mu? Ayırtma gibi. Bir uygulamanız yok mu abi? Olmuyor mu yani sence? Ben... Yani aslında olsa bu dakikaya kadar böyle beklemezdik gibi de geldi. Ama merak ettim. Benim güçlerim mi sorgulandı? Anlamadım. Yo, estağfurullah, kesinlikle gücünüze, kudretinize bir eleştiri gibi değil. Hani ben merak ettiğim için sordum. Ben bilmiyorum böyle şeyleri. Bak, ismin ne senin? Piando efendim, Piando. Piando. Ben ölüyü diriltirim istesem. Aa. Benim bunu şu anda büyüyle ayıltmam benim bir işime yaramaz. Bunun bir süresi olur. Ya siz buna başka bir şey yaptıysanız, kendiliğinden ayılması lazım. Anladım. Ya kusura bakma, ben çok merak ediyordum, sormadan duramadım ya. Davarin. Efendim abi. Sen bu herifi burada bayılttın ya. Biz buradan çıkalım. Hatırlat bana. Bana hatırlat. Tamam. Tamam mı can? Sayın yüce zanatarların en yücesi. Ya değişik ne konuşuyorsun? Teröristiz biz. Ne diyorsunuz? Ben bunu DM olarak söylüyorum ya. Adamlar böyle yüce bir örgütün bilmem nesi falan değil. Sokakta oğlum, sokakta adam gasp ediyorlar falan böyle. Adam tanrı bu arada. Beynimin içinde susluyor ya. Evet, evet. Korkmayayım mı adamdan? Hayır, adam inanılmaz korkunç. Ama zanatar hakkında çok bir fikriniz yok. Şu ana kadar zanatarın gördüğünüz şeyleri bir tane bar kavgasına karıştılar. Bir tane de adam kaçırdılar. Çok tamam, da saygıdeğer değiller. Ama adam bana dokunmadan durum... uçurdu lan. Adam uçurdu. Oğlum, içinde bulunduğumuz durum çok şey diye ben öyle yaklaştım. Tamam canım, sen yok güzel yap ya. Ben lan, zanatar yorumcu beyi falan diyeyim o zaman. Yo efendim falan be ya. Ne diyecektim lan ben?
Ben bir şey soracaktım size. Biz şimdi Rene'leri getirdik. Ola ki ayılacak, konuşacağız, halledeceğiz diye düşünüyorum. Acaba Fulham ne tarafta? Ben bir merak ettiğim için sordum ya. Sadece meraktan. Sorma. Affedersiniz. Şimdi bu uyanacak. Sonra ben bunun Rener olduğunu teyit edeceğim. Sonra o Galor taşını götüne mi soktu, nereye soktu onu öğreneceğim. Galor lan Galor. Galoş diyor sabahtan. Benim Galoş değil miymiş o? Benim işim görülecek. Ondan sonra siz serbestsiniz. Abi bu salak evet. Galoş taşının nerede olduğunu bilmiyorsa eğer biz yine gidebiliyor muyuz? Bu salak galoş taşının nerede olduğunu bilmiyorsa benim işime yaramaz. O zaman siz de benim için gizli evimizin yerini bilen 5 kişiden farklı olmazsınız. Ama biz şöyle anlaşmadık. Çok ama açıkçası. Biz bir şeye anlaşmadık. Susun. Çok haklı gibi duruyor şu anda. Ben sen geçiyor değil mi? Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Lelişya. Bir 15 dakika sessizlikten sonra Rener'den kıpırdanmalar geliyor. Ey belanızı sikiyim. Bırak sövsün. Bana kodumun vendisi yeter. Daha dokunma. Of, neredeyim? Sürpriz. Ha, yok şaka burası. Şey görüyor. İyi doğdu. Ya gerçekten mi? Yalan zarıyla. Ya gerçekten doğum günü olmasın lütfen ya. Bunu kaldıramam. Şöyle. Abi uyandı. Bunu kaldıramam, ağlamaya başladım. Şöyle uyandı. Sizi gördü. Böyle olayı anlamaya çalışıyor. Eve geri mi getirdiniz? Ne oluyor? Bir yandan salon çok büyük. Gözü tabloya takılıyor. Zantar logosuna böyle bir irkiliyor, yerinden doğrulmaya çalışıyor, çok böyle başı da dönüyor, hali de yok. Sonra dönüyor, büyücüyü görüyor. 2 metre daha geri kıçının üstünde sürükleniyor, sırtını duvara dayıyor. Neredeyim ben? Sakin olun. Sakin. Siz şerefsizler. Ben niye buradayım? Niye buradayım lan? Niye buradayım ben? Niye buradayım? Abi, Fulham'ı almaya geldik. Fulham? Bu kim? Bu kim? Bence siz susun da şey konuşsun. Şey Bey. Konuşmuyor Şey Bey. Fulham'ı almaya geldik Rener. Fulham. Böyle panikten titremeye falan başlıyor. Fulham nerede? Bu adamın her tarafında zanatar dönmesi var. Fulham nerede? Fulham nerede oğlum? Beni nereye getirdiniz? Siz oyun oynadınız bana. Siz bana oyun oynadınız. Kılıcını çekiyor böyle. Siz bana oyun oynadınız. Rener vallahi işte bir sıkıntı canın var zaten. Beni delirme. Gelin oğlum, gelin hepiniz gelin. Siz bana oyun oynadınız. Kılıç çekti adam, izliyor mu ya? Şöyle yaptı adam. İşaret parmağını havaya kaldırdı. Sola doğru bir kaydırma peki hareketi. Beğenmemiş ya. Yani. Şöyle abi. No. Hayır. Sola doğru bir kaydırma hareketi yaptı. Elinin gittiği yönde kılıç da yere doğru düştü. Oy. Otur istersen şöyle konuşalım. O elindeki oyuncakla bir şey yapamayacağını düşünüyorum. Ben o sırada kendi kılıcıma bakıyorum. Ben başka şeyler düşünüyorum. Bu yani. Gerizekalılar almadı mı sizden kılıçlarınızı falan? Siz de bırakın oğlum. Siz de bırakın. Ne tarafa koyalım abi? Şöyle şöyle köşede biriktirin. Şöyle köşeye. Bıçak koy, ne varsa koy. Elimizde kalsa çok şey oluyor mu sana rahatsız? Götünüze soksam çok rahatsız olur mu? Ya var. Ben geri koyayım onu. Bir abi koyalım istersen. Onu koyalım. Ya da var bizde abi işte. Yo, ben hallederim. Çantayı şey yapalım, koyalım. Öbür tarafa geçelim. Çok ama şimdi böyle yani bizim meslekte de abi insan silahından uzakta kendini çıplak hissetmiyor mu? Götünüzü sokayım isterseniz. Yani dediğim gibi. Olamazsın mı? Şey hiç ben... yani. Ben çok... Kılıcımla aramda 1 kilometre olsa hiç hatırlamam. Öyle bir insan. Zaten böyle kılıç mılıç piyanda avcım artık yıl olmuş 3. 4.
Dörde gelmiş. Ben zaten size. Kılıç sevmiyorum diyorum ya. Ben hep kılıç dedim bu arada. Kılıç ne? Sizin çok az herhalde adınız. Tamam. Tamam uzatma. Bize bahşeder misin? Uzatma. Adınız? Grumşar. Böyle ben yaptım. Ben tatalatın çekide tamam. Gülüyorum. Aynen. Kafa yapıyorum. Komik mi geldi? Abi komik aklıma şey. İnanılmaz bir şaka geldi onu tamamen. Ben yani. De tam bir şey yaptım. Evet. Bir konuşmuştuk da biz gelirken oraya. Bir fıkra. Siz gerçekten buradan sağ çıkmak istemiyorsunuz değil mi? Yok olur mu? İstiyoruz. Ben çok çok istiyorum abi. Yani samimi konuşmak gerekirse bizim öyle bir problemimiz var ya. Yani biz bu ekip olarak abi hani bir yere girdik mi mutlaka başımıza bir iş açıyoruz. Senden de ölümüne korkuyoruz ama çok bir şey de yapamayız. Hani. Değil mi ama... acaba? Şehrin tehlikeli örgütlerinden birinin gizli evine falan mı girmeseniz acaba? Yani. Öyle sen gibi bir şey mi? Biz de düşündük. Hmm. Acaba oralarda bela mı olur? Lener ne yapıyor bu sırada? Durun biri şöyle dedi biri bela ben demişti. Sırtını çünkü. Duvara dayamış bekliyor. Kılıcı da düştü. Ha. Titriyor korkudan. Size nefretle bakıyor. Kandırılmış hissediyor. Lener'in durumu bu. Gidiyor. Grumşar Lener'e doğru. Şimdi bunlar senin Rener olduğunu, bizim Rener diye başka birini kaçırdığımızı söylüyorlar. Sen onaylarsın herhalde bu durumu. Bir bakıyor suratına. Evet, Rener benim. Güzel, şimdi babanın hazinesini biliyorsun. Ben bir şey bilmiyorum. Beni günlerdir sürekli herkes kaçırıp dövüyor. Ben bir şey yemin ederim bilmiyorum. Vallahi ben babamla 5 sene... Tamam. Biliyorsun yani hazineyi. Uzatmayalım. Şimdi ben... Ya 4 dilimi birden ağzının içinden geçirip kafatasından çıkarayım ki bu hiç erotik bir şey değil. Biliyor mu? Ya da... Sen bana babanın Galor taşını nereye sakladığını söyle. Bir an daha bunun karısı var mıdır acaba ya? Ya da sevgilisi falan. Adam kafadan çıkarayım dedi. Bilmiyorum dedim. Yemin ederim bilmiyorum. Bakın sizden önce Zenterimler kaçırdı. Ondan sonra sizin adamlarınız oraya geldi. Bana günlerdir herkes aynı soruyu soruyor. Ben böyle bir şey bilsem zaten size söyler kurtulurum. Benim Galor taşından falan haberim yok. Yok dedim babamla da konuşmuyorum. Nereye sakladıysa sakladı var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Savaştan sonra çıkmış bir rivayet bu. Bilmiyorum. Çok gergin konuşuyor. Söylemiyorsun. Tamam şöyle bir şey yapalım. Şimdi iş bölümü yapmaya çalışıyorum kafamda. Yani ben sana işkence ederken diğer arkadaşlar bunları mı öldürsün? Diğer arkadaşlar sana işkence ederken ben bunları mı öldüreyim? Ben önce bunları öldüreyim, sonra sana işkence edeyim, sonra senin yerine kaçırdığımız arkadaşımı öldüreyim. Biz diğer arkadaşlara... Pardon abi, özür dilerim. Nasıl yapalım Rener? Ya öldürseniz de bilmiyorum, öldürmeseniz de bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Bakın... Ben babamla alakalı zaten konuşurken de çok bir şey bilmezdim. Benimle çok ilgilenmezdi. Devlet işlerini de benimle paylaşmazdı. Ben sadece aynı soyadını taşıyan biriyim. Yemin ederim size. Yani tam olarak hangisini seçiyorsun? Ben mi öldüreyim seni? Diğer arkadaşlar mı öldürsün? Ağlamaya başlıyor Rener böyle. Ellerini suratına kapatıyor. Artık cevap da verecek halde değil. Akabey, o sırada biz öleceğiz burada bu arada. O sırada ölüm odun gibi bir şey olsa da kimse ölmese. Odanın acaba? İçine diğer Half-Orc geliyor. Gelir gelmez zaten Rene'ye bir tane dirsek vuruyor, yıkıyor yere. Ondan sonra yer misin yemez misin? Ağzına bir yumruk, suratına bir tane daha sağ eliyle. Bayılıyor mu peki? Yok, bayılmıyor. Ayıltıyor bir daha dövüyor. Ağzına bir tane vuruyor, burnuna bir tane vuruyor, yerde tekmelemeye başlıyor ondan sonra 2 metre yolacak çocuğu. Önceden bize de bilmiyorum demişti galiba. Hatırladın mı bir anda o? Belki bilmiyordur. İlk zamanlarda, ilk daha biz hiç
normal arkadaş gibi konuşuyoruz. Herkes bildi. Evet. Ben hiç bilmiyorum diye şey yapmıştım. Bir yanda ufaktan bizim kılıçlara doğru gitsek mi acaba? Abi kılıç buna ne işler? Allah'ın sen ya. Lord Bey. Biz buradan canlı çıkalım. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorum diyor. Biz bir kere arkadaş olarak hani güveni gördünüz işte. Buraya kadar getirebildik biz bu adamı. Bize güveniyor bu. Bize biz sorduk. Bize de bilmiyorum dedi. Evet, biz bilmiyor evet. Ya gerçekten bilmiyor büyük ihtimalle bu. Ben yani ben de yakın. O da ona yani da bilmiyor. Dövün siz tabii. Teknik sizin hani. Ben onu eleştirmiyorum. Yok arkadaşlarımız yine. Dövüyor şu anda zaten. Ha, güzel. Yani, bence şöyle. Proaktif çalışmasını görüyorum gerçekten. Hani yenilikçi, proaktif gerçekten. Biz de full'unu sorgulayalım. Siz bize full'unu verin. Biz onu sorgularken siz de bunu sorgulasınız. Çok temiz izah. O yavşak hiçbir şey bilmiyor ki. İki gündür konuşuyor burada. Moda anlatıyor, müzik anlatıyor. O biraz öyle. Kitap anlatıyor. Arkadaşı kitap yazmış. Hayır ama şimdi bu getirdiğiniz adam benim bir işime yaramadı ki. Ama işinize yarayacağını biz şeyini vermedik ki. Ha biz biliyorduk bilmediğini. Biz öyle demediniz. Sorsanız söylerdik. Arkadaşlar ben suç örgütü işletiyorum. Kolay gelsin. Ben çok güvenilir mi gözüküyorum uzaktan? Abi öyle beni havada uçurunca ben güvendim açıkçası yani. Gücümden korkmak ayrı. İyiliğime güvenmek ayrı. Şimdi ben ama bu adamdan bir şey alamazsam affedersiniz yok. Ben bu adamdan istediğimi alamazsam başta da belirttiğim gibi sizler sadece bu mekanın adresini bilen 5 tane çapulcusunuz benim için. Peki. Benim sizden bir şey kazanmam lazım. Biz sana bir şey kazanınca nasıl güveneceğiz? Çünkü kral? Koskoca Zanatar ekibinde bir kişi bile ekibinizde size layık olan bir kişi bile yok ki size Renner'e getiremedi. Ama biz bir avuç insan yani belki şuradaki iri abi kadar bile güçlü değiliz ama aldık Renner'i sizin için getirdik. Her ne kadar bir şey olmadı. Orası bile. Öyle. Yani bunlarla olmayacağı belli. Ben de zaten ekibime yeni birilerini katmak istiyorum. Revizyon lazım kral. Evet evet. Yani var. Sanki hani biz de yönetimsel değildi sanki. Yönetim çok. Siz Zanatar'a mı çalışmak istiyorsunuz? Bu arada arkada falan dövmeye devam ediyorlar herife. Siz Zanatar'a mı çalışmak istiyorsunuz? Çok okeyim. Biz zaten dedik abi biz fan club olarak ilk şeyimiz öyleydi yani. Yani abi biz ama, mesela hani biz hep öleceğimiz korkusuyla değil de size saygımızdan zaten bu hizmeti şey yaparız. Yani şöyle bir şey yani biz abi bağımsız bir şeyiz yani ekibiz hani Fight Kulüp olarak. O ha isminiz var demiştiniz o Fight Kulüp mi o? Fight Kulüp. Fight Kulüp. Aynen. Kulüp. 3-2-1. Kulüp. Niye yani kulüp. Fight Kulüp? Güzide dilimiz varken. Şimdi sizin düşmanlarınız var. Ama dikkatli bakarsanız işte şu ilk sol ikincisi güzide sol soldan ikincisi güzide dilim. Küfürürler blup blup blup. Tam bir mottonuzu söyleyebilir misiniz? Tam bir mottonuzu söyleyebilir misiniz? Tabii Lelişa buyur. Ha ben mi söyleyeyim? Yani bu Fight Club bir yerden geliyor. Evet. Şuradan geliyor Fight Club. Biz böyle kalabalık olmayan, ufak, böyle kendine özgü, bağımsız bir ekibiz. Bu da mı ekip? Şu küçük olan da mı ekip? O buçuğumuz. Tabii. Tamam. Tamam. O daha çok hepimiz. İtem gibi diyelim. Yani evet, siz yani şunu sormak istiyorum. Bir yandan da arkadaşımız dövüyorken istiyorsanız yan tarafa geçelim. Siz rahatsız oluyorsanız eziyette. Ah, hoş evet. Değil. Benim işte. Hoşuma gidiyor şu an izlemek. Biraz gürültü oldu. Doğru cevap. Hayır o bilmiyor gerçekten de biz benim hoşuma gidiyor. Belki olacak. Kullanırız onu. Benim hoşuma gidiyor. Böyle bir ama şey burada biraz zaman boşa harcanıyor gibi hissediyorum ben. Lord şiddete, eziyete, işkenceye harcanan zaman hiçbir zaman boş değildir. Asla değil. Yardım kullanırız biz onu yine hani. Bu bilgiyi öğrenmem başka bildiği bir şeyi öğrenirim. Lordum adam evlenecekmiş. Yapmayan ben olunca, pardon, yapan ben olmayınca hoşuma gitmiyor açıkçası. Oo.
Biraz iki tırağı dövsün istiyorsun. Bırakın adamı. Yani. Bırakın adamı. Sen bir git döv bakayım nasıl dövüyorsun. Şimdi yok abi ben yani burada şimdi diyalog içerisinde. Abi vur abi. Kır ağzını burnunu kır. Öldürene kadar döv. Döv lan. Vurayım diyorsun abi. Renko. Kusura bakma. Deyip vuruyorum abi. Bir tane çenesine oturtuyorum. Tam böyle çeneye. Vur hiçbir şey bilmiyor. Öldürene kadar vur. Aa, vurdum. Bu zaten tek sıkımlık. Bu ölür buradan sonra. Çok vurmasak mı? Ha böyle zanatara mı gireceksin sen? Bu şey yapayım abi bir dakika. Böyle böğrüne böğrüne daha hani az acıtan yerlerini. Getir abi sen beceremedin ya boş ver bunu. Galiba beceremeyecek. Yok mu bunu bir öldürecek ben içinizden? Abi. Ben vurayım mı abi? Öldür. Vurayım mı? Öldür. Vurayım mı? Ben kılıcımı alsam aslında vururdum ya. Öyle. Öyle ne ne? Vurayım mı? Lan oğlum öldürün şu adamı. Yok abi. Ya ben İşimize yaramaz kesinlikle mı? Kararlarınızı sorgulamak için değil. Sadece bu adam daha çok işinize yaramaz mı? Yani öldürürüm ben. Ya hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Nasıl işimize yarayacak? Abi belki babasına şantaj yaparsanız. Bravo. Babasını gören olmuş mu bu ülkede 5 yıldır? Akınyalı bir intelligence 13 üzeri olan bunu düşündü zaten. Siz bir de salaksınız galiba. Babasını kim görmüş 5 yıldır bunun? Abi en azından elinde bir kozdur. Öldürünce ne geçiyor eline? Yani öldürürüz. Sıkıntı yok. Ben bir yumrukla alırım bunu. Olay o yani. Babasına mı buradan ulaşırız diyorsun? Daha faydalı olur sizin için. Hani zindan, bir sürü zindan vardı evet, sizde tamam. Zibilyon tane birini atarsınız ya. Tam bırak öldürebileceğinizi düşünmedim zaten. Yok şimdi... öldüreceğim ben galiba ben bunu ya. Bıraksın. Öldür. Ama daha çok işiniz var abi yani mantıklı değil. Güzel. Sen öyle söyleyince güzel. Ben de kendime yediremedim. Örgütün daha çok işine yarasın diye kendi zevklerinden feragat eden biri. Teşekkürler. Güzel. Şimdi siz zanatar olmaya okeyim gibi bir cümle kullandınız. Herkes onaylıyor mu bunu bu beşli? Onaylıyorum. Var mı itirazı olan? Okudum onaylıyorum. Yani diğer seçenek ne abi? Öldüreceğim sizi burada. Çok net zanatarız bence plan daha. Buyurun siz beni öldürün istiyorsanız. Yok abi benim damarımı kesse zanatar akar. Güzel. Bizi tanımamıştın. Güzel. Şimdi şöyle sorum olacak size bir tane. Kendinizi 5 yıl sonra ne kadar kötülük yaparken görebiliyorsunuz? Yani 5 yıl sonra ulaşacağınız kötülük ve şerefsizlik seviyesi sizce ne? Tek tek kısa cevap alayım. Hangi sırayla başlayalım abi? Küçük başlasan. Küçük. Bize ters yaptığını düşündüğü ağzını burnunu dalıyorum ben ya. 5 yıl sonra ağzını burnunu dalıyorsun. Yok ediyorum onu orada. Zanatara bir söz mü geldi? Kesiyorum kafasını. Öyle artık gözüm dönüyor. Zanatar da zanatarım artık. Esmer kız. Kesinlikle katılıyorum. Gerek kavalım, gerek bütün kılıçlarımla hepsinin ensesindeyim. Büyücü. Ben öyle belki pis işlere bulaşmam ama her türlü büyü işleri, akıl yürütmek ve bütün fikirleri vermek, bütün stratejileri çizmek bu konularda hep yardımcı olurum. Kötü, kötü stratejiler mi? Tabii ki kötü stratejiler. Gerektiği zaman iyiymiş gibi strateciler de her zaman yaparız. Kaslı çocuk. Hangimiz abi? Kim üzerine kim alınıyor? Bitir abi buyur. Estağfurullah. Estağfurullah kardeşim. Lütfen. Gençsin. Delikanlısın. Olur mu abi buyur. Ne demek estağfurullah ya. Söz büyüğündür abi buyur. Evet kardeşim. Vallahi 5 yıl sonra abi ben hani böyle masum bir adamı
durup dururken evinden çıkartıp bayıltıp terörist örgütümüze teslim edip ondan sonra onu işkence edebilecek kadar karaktersiz o kadar şerefsiz olduğumu hayal edebiliyorum gibi hissediyorum sanki. Güzel. İyi cevap. Öbür az kaslı. Efendim isminizi tekrar rica edebilir miyim? Kusura bakmayın, benim isim hafızam kötü. Gülerseniz öldürürüm ama. Hadi bakalım ilk testimizi yapalım. Gurumşar. Ha, siktim belamız. Siktim belamız. Leliş hariç herkes güldü abi. Leliş hariç herkes güldü. Herif böyle ellerini havada kaldırıyor. Alevler dönüyor ellerinin içinde. Abi vallahi ya Rabbim ya. Anlatalım mı o zaman? Doğru. Elinde alev çeviriyor. Anlatıyorsan anlat. Alev çeviriyor. Şaka. Abi. Bizim bir arkadaş var abi. Gülümşer. Onun bir tane hikayesi var. Senin ismin ne şey oluyor? Kafiyeli oluyor. Alev topu büyüyor. Kafiyeli oluyor. Biz hep aklımıza o getiriyor. Sen her Gurumşar dediğinde bizim aklımıza o geliyor. Ya biz bir gün çok içmişiz yine. Tıkapıştı sapıtmışız. Sen böyle gece saat kuyruğu olmuş. Bir şey sıp olmuş. Sıp böyle ayağına tıs. Ne istiyorsunuz siz dedi. Yarımşar dedik. Yarımşar bilmem ne oradan sinirli dans söz. Şaka gülmece bilmem falan filan. Oradan bir muhabbet. O hep aklımıza o geliyor. Onunla alakalı bir şey abi ne olursun. Sözün iyi. Bana değil yani. Gurumşar. Gurumşar abi mümkün mü? Bak ben sana kötülüğü anlatayım. 5 sene sonra kendimi gördüğüm yer. Söndürdüm. Ben düşmanlarımızın hepsini düşmanımız da olmayabilir. Random bir insan da olabilir. Çok önemli değil. Ben yani hiç fark etmez benim için. Yani ben öldür de ben normal sorgulamam yani. Öldürüyorum. Diyor bunu kim yaptı? Sen kimsin dediğinde her defasında yüzünün gözlerinin içine bakıyorum ve diyorum ki Gurumşar. Sizin namınız çok önemli benim için. Ben böyle bir kültürden adetten geldim mesela. Anladım. Bir de ekstra ek olarak pisuvar kapaklarını kaldırmadan şey klozet. Tuvalet klozet kapaklarını kaldırmadan iş yerim gibi duruyor ama bilmiyorum. Bir 5 sene sonra bunu tekrar değerlendireceğim. İlginç. İlginç bir vaat. Tamam. Ne? Tamam. Kötü. Siz o zaman miydiniz yani? Ben zaten sizin içinizdeki kötülüğü gördüm. Size güvenen bir insanı bayıltıp buraya getirmişsiniz. Çok güzel. Bunlar hep takdir ettiğimiz hareketler. Ben sizin boynunuzdaki mühürleri çıkartmıyorum. Affedersiniz bundan sonra benim malımsınız. Ölü mal falan. Öyle demesin. Rahatsız mı etti? Yani abi, malımsınız. Bundan sonra benim malımsınız. Bu mühürler tam ne işe yarıyor sevgili Gurumşar abi? Ha, onu devam valla bize. Bana ihanet etmeyi düşündüğünüz anda emin ol anlayacaksınız ne işe yaradığını. Sen de gel buraya. Düşününce mi harekete mi geçeceğiz yoksa efendim? Dene için. İkisini de dene. Esmer sen de gel. Boynuna dokundu. Böyle büyük bir yanmayla beraber sende de o sembol belirdi. Kaç saniye içinde kayboldu. Tamam. Bunu bana bırakın. Benden de haber bekleyin. Bir yerdeki gerizekalıyı. Ha onu al abi onu. Benden haber bekleyin ben size ulaşacağım. Biz Flum'u alalım mı peki? Niye siz Flum'u iyilik peşinde misiniz hala? Abi Flum bu saatten sonra ne işine yarayacak? Sen şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Biz bunu kişi başı atıyoruz ya. Atıyoruz ya burada. Abi 20 ejder parayı okuturuz. Adam ya. Başı 20 ejder anlaştık biz bunun için. 20 ejder dedi size veririm. Kim? Derler yani. Dedi değil de der yani gitsek söylesek. Birileri. Birine sorsak yani der ki buna 20 verirler. Öyle bir tip bu. Bir zar alayım. Bir yandan abi. Bir yandan abi. Ya. Ya biz kıvırdık ya orayı. Demez mi? Tam adamı galiba. Demez. Demez. Siz bana bunu bırakın. On der mi? Ben bunlardan bir şey öğrenebiliyorsam öğrenirim. Öğrenemiyorsam öldürürüm. Size tamam de mı? Görevler için haber vereceğim. Bize nasıl haber vereceksiniz Kurumşar abi? Çünkü müsait olmadığımız zaman alıyor, şey alıyor işimiz. Yine dudakları oynamıyor ama zihninin içinde bu şekilde. Oo. Diye bir ses duyuyorsun. Hepimize mi yapıyor ona mı? Yok, Kitra'ya yapıyor. Hı. Oğlum sormayın. Sorma. Ne yaptı? Sorma. Bir yandan sorma. Hadi çıkın şimdi. Çıkalım abi.
Ha. Peki biz bu işaretlerle yaşamak istemiyorsak? Ha, siz yaşamak istemiyorsanız kolay. O çok kolay. Ben kesin böyle yaşamak istiyorum ben. Var mı? Böyle yaşamak istemeyen var mı aranızda? Kolyesini yaptırırım. Bunun baskılısı var mı kağıtta? Ben dövme düşünüyorum bu göğsüme. Var, bir şey çıkacak. Merchandise üzerinde uğraşıyorum. Tabii. Çok teşekkür ederim. Ben mutlaka onu konuşalım. Zanatar peki, shoplardan temin edebileceksiniz. Kurum şarbeli. Yani marka değeri çok önemli çünkü. Yani bir yerde artık. Sene 3 çünkü. Şimdi Gurumşar Bey, bir şey soracağım. Biz bu arada şimdi sizin örgütünüz içerisinde hani böyle Ar-Ge gibi bir ekip mi? Bizim hani konum tam olarak ben anlayamadım. Pozisyonlarımızı anlayamadım ben. Yoksa böyle getir götür mü? Yani şimdi siz bizim... Sormak istedim sadece. Hani yarın öbür gün sorarlar. Biz de hani böyle deriz. Ekipten arkadaşlar yine tabii. Şimdi siz henüz örgüte girdiniz mi girmediniz mi belli değil. Bana çalışıyorsunuz şu anda. Zanatar'a, Zanatar'a girmek öyle kolay değil. Ben sizi deneyeceğim. Yakın zamanda da yollayacağım size birini. Örgüt hakkında sizi bilgilendirecek. Bir kişiye daha bak. Bir kişiye daha buranın adresini söylerseniz. Hepinizi öldürürüm. Abi. Hepinizi öldürürüm. Şey yok abi. Adresi ben abi şey kılıcı var. Alayım ben gidelim tamam. Artık değil mi? Gidin çocuk benden haber bekleyin. Hadi tamam defolun. Hadi bakalım. Defolun haber bekleyin. Abi bu işler bitsin. Ben de seni Fight Kulübü alacağım be. Aa. Üzerine doğru yaklaşıyor. Yürümüyor bak, yaklaşıyor. Sana doğru. Evet. Elini omuzun üstüne koyuyor. Sağ ol. Sıkıyor böyle omuzunu. Ve bir soğukluk hissediyorsun omuzundan bütün vücuduna yayılan. Vallahi ruhum çekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Diyor, bırakıyor, geriye doğru çekiliyor. Olacaktım. Neyse. Sistem çıkarken en arkada kim var? Ben yok. Sen önden kaçtın. Ben varım. Pardon. İsmin neydi senin? Vendi. Vendi. Gelsene bir. Vendi. Geleyim abi ben. Ya. Evet. Kurumşar değil de hurumşar diye söylesem. Daha havalı oluyor mu? Hurumşar. Abi gülüyorum, kusura bakma ama. Sen kurumşarda kal. Tamam. Nacizane tavsiye. Tamam defol. Ama istersen isim tamam. Konusunda ben sana yardımcı olurum. Tamam defol. Severek şey yapıyoruz abi. Kendine çok iyi bak. Kurumşar Bey. Kurumşar Bey. Hı. Çok özür diliyorum. Ya bir şey, biz bütün bu hengame içerisinde 5 parasız kaldık. Yani bunu nasıl çözebiliriz acaba? Bu konuda bir fikriniz var mı? Heh ya, en azından Rene'ye getirdik diye biz. Bir ödülümüz hiç mi bir olmaz? Şey. Hak ediş gibi. Gönlünüzden abi. Kopuyorsa bu arada. Ceplerinize bakın. Yok. Herkesin cebinde birer kese altın var abi. Kese. Ha böyle. Keşfiniz kart bu muydu? İşte sayarsınız yani birer kese altın. Okey. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yıkıl. Kolay gelsin. İyi günler. Yıkılıyorum abi, yıkılıyorum. Fantastik Pazar'ın 5. bölümünün sonunda maceracılarımız terörist olmaya karar verdiler. Sercanay. Tam da Sercanay geldi. 14 izleyicisiyle beraber bölümün sonuna yetiştiler. Bir iki cümle özetini dinleyin. Haftaya gelin. Sercan ve izleyicileri. Hepinizi öpüyorum. Kahramanlarımız terörist olmaya karar verdi. Bundan sonra kötülük için isteseler de istemeseler de çalışacaklar. Bir oyun içi detay vereyim. Siz Rene'ye yalan söyleyip bayıltıp buraya yem ettiniz ya. Zaten hı-hı. Sizin alignmentlarınız good'dan neutral'a düştü. Siz artık iyi insanlar değilsiniz zaten. Evet. RP'niz evet. Gereği de öyle değilsiniz. Burçay'a bir selam, hoş geldiniz. Dolayısıyla şey teklifini de hani çok iyi insanlar ve zorunda kaldınız diye kabul etmediniz. Evet hoş değildi sizin için ama ne alacak lan bunu bayılttık getirdik iki fakirde tokatlarız şeklinde kabul ettiniz. Boynunuzdaki mühürden ayrı olarak bunları söylüyorum. Haftaya pazar gecesi 12.30'da
Bu parti nereye gidiyor? biz bu senaryoyu oynayamadan acaba kötülüklerin peşinde koşturan bir fight kulüp mu olacağız? Sonsuza kadar ucu açık bir FRP dünyası mı yarattık kendimize? Nordic abi bu işin neresinde? Parti üyelerimiz Nordic abiyi bu kadar severken artık Zanatar'ın orospu çocuğu olarak yaftaladığı Nordic abinin yüzüne nasıl bakacaklar? Annelerinin ellerini bu ağızlarla mı öpecekler? Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hepinize iyi geceler. Pazar 12.30'da görüşürüz.